Evet, bir hafta aradan sonra gazeteciler soruyor da birlikteyiz efendim. Yine bu hafta gazete arkadaşlarımızla birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta gündemde olan olayları yorumlayacağız. Öncelikle arkadaşlara hoş geldin diyelim. Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Aziz Güvener. Bizim arkadaşımız Medyabar editörü Hakan Turhan, geride bıraktığımız hafta içerisinde küçük çaplı bir ameliyat oldu. Şu anda evinde istirahat ediyor. Ona Hakan'ı buradan da bir selamlıyoruz. Kendisiyle görüştük. Sağlık durumu da iyi. Ama neticede bıçak altına yattı. Geçmişten kalan bir rahatsızlığı herhalde değil mi Zafer abi? Evet, evet, çok ciddi bir şey de değil. Ciddi bir şey değil ama neticede. Evet. Çok geçmiş olsun Hakan. Evet, Hakan'a geçmiş olsun diyelim. Hakan bu hafta aramızda olmayacak. Ben de Hakan kardeşime geçmiş olsun diyorum. Allah şifasını versin. Basur ameliyatı olmuş. Basur değil. Basur değil mi? Değil. Ay pardon, ben Basur dediler bana da. Basur değil, safra kesesi. Safra kesesi, pardon, özür dilerim. Safra kesen ameliyat olan Hakan'a... Hüseyin, ne kadar sulandırıyorsun? Şey, sulandırmadım, şey, ben Basur, ben Basur biliyordum. Şey gerçekten, gerçekten. Rahatsızlığın esprisi olmaz. Ben, yani bunun yok, ben yani gerçekten Basur biliyorum. Ondan sonra diyorsun ki bana Zafer, Zafer neden kızdı? Zafer niye böyle? Zafer abi. Daha, Zafer daha abi, dakika bir be arkadaşım Zafer ya. Abi, gerçekten ya. Hastalığın kafa geçmesi. Ya kafa geçmesi. O da bir rahatsız. Ya ben. Olabilir, sen de olabilir. Bana birisi espri mi yaptı benim kulağımda? Espri yapma kardeşim. Hayır, birisi bana espri yaptı o zaman. Dedi ki Hakan dediler Basur'la meraklı. Olur ya, Basur'la bir hastalık yani. Hüseyin sen sulandırıyorsun. Hakikaten sulandırmıyorum. Ben neyse yani, normal başlayalım. Ya geçmiş ya olsun. Ya. Şunu şer düşüp. Hakan'a geçmiş olsun. Allah şifasını versin. Onu şer düşüp geçmek istiyorum. Hüseyin Cumalı bir hastalığı dalga mekanizması olarak kullanmasını kınıyorum. Ya Sefa, şimdi başlayacağım senin yok, kınamana. Yok. Yani ben öyle biliyordum. Olabilir. Ne var yani? Nereden sen, biliyorsun? Sen de olabilir. Hüseyin Cumalı, biz senin bilgilerine itimat ederek burada program yapıyoruz. Doğru bil konuş o zaman. Kardeşim ben doğru bilmiyorum. Ben öyle zannettim. Doğru. Yani olur. Hüseyin. Zafer bir dakika ama. Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz ki? Yani olur. Ya bende ben... de olur. Sende de olur. Hüseyin, herkes de olur. Hüseyin gözünü seveyim. Tamam değiştirelim. Gözün, tamam. Neyse Allah konuyu değiştirelim. Yani gerçekten yani daha başlayalım. Neyse dakika. Ben de bir iki kelime söyleyeyim isterseniz. Zafer Aziz hoş geldin. Yani Hakan abinin yokluğunda Fenerbahçe'nin nöbetçi golcü vardı. Semih Şentürk. Ben de aynı o şekilde. Yok, ben de size şey yani senin her güzel giriş yaptın. Ben beğendim. Evet, güzel giriş yaptın. Bu sefer de Azim, bak olur mu bizden bir şey? Hayır, evet, Hakan, güzel, Hakan, ben şöyle ben örnek vereyim Hakan abiye. Cenk Tosun da aradan girdi Cenk Tosun Everton'a gitti. Sen de öylesin. Belki arkadan golcü Everton'a. Devamında da biz kalabiliriz. Bu arada arkadaşlar Osman... Aziz'i gösterelim. Evet, Aziz'i alalım yakın plan. Evet yakın plan. Yani... Ben de buradan Hakan abiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil şifalar versin. Ebra seyrediyor mu Ayşe? Ayşe de seyrediyor. Evet. Seyrediyor mu? Selam evet. Kıza, yeğenimize. Eşime, kızıma. Ben de selamlarımı iletiyorum evet, buradan. Evet. Zafer abi sen, bu arada... Sen kime selam söyleyeceksin? Mustafa ben, Kaytaz Dömer Aslan. Ben ilerleyen dakikalarda Mustafa Kaytaz Dömer Aslan gene. Sen? Ben Osman Çakoğlu'na selam göndereyim. Geçen sene burada program yapıyorduk. Dün Merve Şebnem Oruç ve İsmail Saymaz'la programını gördüm TV100'de. Çok gurur duydum. Osman'a yolunda başarılar diliyorum. Osman eyvallah, güzel gidiyor. Evet. 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 Görüşürüz. Efendim bu hafta içerisinde neler oldu neler? Önce önümdeki notlara bakalım. Haber Global miydi? TV 100. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tabii. TV 100'de bir kere neresi ettiğini bilmiyorsun ama burada bağırıyorsun. Özür diliyorum. Neyse. Evet bu hafta içerisinde neler oldu ilimizde? Özellikle hafta içinde çarşamba günü hava eşek fabrikasında bir patlamanın davası vardı. Biliyorsunuz 7 tane 7 kişi yaşamını yitirmiş. 127 kişi de yaralanmıştı. Onun davası vardı fakat o dava ertelendi biliyorsunuz. Onunla ilgili avukat var sanıklardan fabrika sahibinin avukatı. Onun iddiaları vardı. Büyükşehir'den pandemi desteği vardı. Yasakların sonuç vermesi, koronavirüse düşüşler var. Ve en tehlikeli durum ilimiz için yani ileriki bir 30 gün veya 60 gün sonra yaşanabilir bir kuraklık tehdidi söz konusu. Eğer yağmur yağmazsa, kar yağmazsa, özellikle kar yağmazsa Sakar için büyük bir susuzluk tehlikesi söz konusu. Hele hele de İzmit'te Yuvacık Barajı'nda suyun azalması nedeniyle komşunun Sapanca Gölü'ne gözünü dikmesiyle bu tehlike Sapanca Gölü için de büyük bir tehlike arz ediyor. Ve yine bir susuzluktan İstanbul Büyükşehir Başkanı İmamoğlu'nun Sakarya Nehri'ne gözünü dikmesi var. Oradan su almak istemesi var. Ve 10 Ocak Gazeteciler Günü
Biz bugün de gazeteleri Sakarya'daki basınla ilgili benim birkaç sorumuz olacak az arkadaşlarıma. Özellikle Hüseyin Cumalı ve Sefa Polat'a, ben ikisi de bir medya mensubu, diyeceğim ki siz ne kadar özgürsünüz veya Sakarya'da sizce basında sıkıntılar var mı? Ve Hüseyin Cumalı'nın hafta başından beri gündeme getirdiği bazı haberler var. Hüseyin, bir köşe yazıyor, bir köşe evet, serisi haberler var. Onları soracağız. Daha sonra programın sonunda benim de birkaç tane kelimem var anlatacak, ifade edeceğim birkaç tane ayrıntı var, söz var. Onları söyleyeceğiz. Ama önce biz ne yapalım, nereden başlayalım? Abi bence bugün un kapanı meydana açıldı. Evet. Saat 4'te un kapanı temel atıldı. Bence un kapanı ile başlayalım. Evet arkadaşlar, 5'liğe geçip un kapanı ile ilgili olarak görüntüyü ortaya verip haberi varsa da un kapanını bir görüşelim. Un kapanı projesi nedir Hüseyin? Un kapanı projesi aslında şehrin kanayan bir yarasına Büyükşehir Belediyesi'nin müdahalesidir. Yani belki yeri de tarif ederim. Yer de önemli. Uzun Çarşı'nın sonunda, sağında kalan, Tozlu Cami'nin önünde kalan. 1500 metrekarelik bir alan. Evet. Duraklar var değil mi abi? Evet. Bu, anlatayım mı? Bu projenin fotoğrafları, yani başlarken proje böyle gündeme geldi. Bugün de temel atma töreni var. Proje bitti mi böyle olacak. Şu anki hali böyle. Evet. Ekranda gözüktüğü gibi. Proje bittiği zaman işte bu fotoğraflar gibi olacak. Evet, güzel olacak. Ben baştan şey geçen hafta Adapazarı'nın meydan projesini konuşmuştuk. Biz şöyle bir şey, şehir merkezi ilgilendirdiğinden dolayı konuyu gündeme getiriyoruz. Yani çünkü bu bir kamusal şey, yara var. Bayağı ciddi insanları ilgilendiriyor. Şehir merkezinin yayalaştırılması önemlidir. Buyurun. Evet. Şimdi şöyle, bu az önce dediğim gibi yani şehrin kanayan bir yarası ve Büyükşehir Belediyesi'nin buna müdahalesi var. Güzel bir çalışma. Hüseyin, ünlemi kaldırır mısın? Temel atıldığı ünlem var. Onu kaldır Hüseyin. Şöyle, Tarihi Uzun Çarşı'nın Karaştepe Caddesi'ne çıkışında yeri bilmeyen çocuğum, Toz Cami'nin önü diyelim. Şimdi orada bir Sakarya'nın yani bu şeyinde kalan, kuzeyinde kalan, çıkışında kalan, Uzun Çarşı'nın çıkışında kalan bir alan var orada. Un Kapanı Meydanı diye geçiyor bu alan. Burada şehrin kuzeyine giden minibüs durakları var. İşte Dağdip Mahallesi'ne giden var, Şeker Mahallesi'ne giden var. Bu fotoğrafta kalsın arkadaşlar. Birçok yere giden duraklar var, artı taksi dolmuş durakları var, artı taksi dolmuş durakları var, artı gene yeni kente giden araçlar da var. Önemli bir proje. Neden önemli bir proje? Çünkü yaşayan bir orada iş hayatı var. Büyükşehir Belediyesi burada ne yapmayı planlıyor? Bugünkü fotoğraflardan belki izleyicilerimiz görmüşlerdir. İlk önce burada bir temel kazdılar. Bugün de temel atma töreni vardı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Altında biliyorsunuz Adapazarı'nın 17 Ağustos depreminden sonra yıkılan ve 17 Ağustos depreminden sonra yapılan Tozlu Cami var. Şehrin bir simgesi. Orayla ilgili de biraz orada bir şadırvan yapacaklar yer altına. Şadırvanın üstüne de meydan yapacaklar. Orada çünkü Tozlu Cami çok kalabalık oluyor. Bu pandemiyle beraber de bu namaz kılma olayları gündeme geldi. Dışarıda insan namaz kılıyor. Gene ilçe minibüsleri olacak orada. Notları vereyim mi? Sosyal mesafeli kılındığı için geçmiyor. Notları vereyim mi? Neler var onu ben hazırını yaptım. Şunu da söyleyeyim. Gene minibüs durakları orada olacak. Arkadaşlar görüntüleri verelim ortaya. Minibüs durakları orada olacak. İşte Tekeler Mahallesi, Şeker Mahallesi, o bölgelere giden minibüs durakları açılışlar olacak. Açılışlar görüntüler. Az önce de dediğim gibi yani meydanlar şehirler için önemli. Evet. Büyükşehir Belediyesi. GV'de de bir çalışması var biliyorsunuz, meydan çalışması onlara var. Onlara geleceğiz. Şimdi ben ona geleceğim. Yani meydanlar önemli. Büyükşehir bu konuda meydanlar önemli. Mesela GV meydan projesi yapıyor. Var. Un Kapanı meydan projesi nedir? Ben şimdi sadece orasıyla kalmayacak ama. Şimdi haberin detaylarında da var zaten. Çeşme Meydanı ile Soğan Pazarı o hatlarda da çalışmalar yapılacak. Aydınlatma çalışmaları, işte kaldırım çalışmaları. Zaten sadece orada un kapanıyla kalmayacak orası yani. Zaten Büyükşehir orada Soğan Pazarı'na da girdi. Soğan Pazarı denen bölgeden o yol da yapıyorlar. Evet. Toz Cami'nin arkasına düşüyor. İkisi, yani öyle diyelim. Hepsini aynı anda bitirmek istiyorlar. Orada bir alan var. Oraya da girdiler. Orayı da yapıyorlar. Dediğin gibi senin şey var, Çeşme Meydanı var. Evet. Bu Çeşme Meydanı önemli Zafer. Şimdi ben buraya da artık önce dokunmamız gerekiyor. Bu Çeşme Meydanı önemli bir yer, ticaret anlamında önemli bir yer. Eskiden çok hareketliydi, yani daha da hareketlenmesi için oraya da girecek Büyükşehir Belediyesi. Abi şöyle, Zafer abi ekleyeceğim bir şey yoksa ben bir iki ben şöyle, öncesi birkaç bilgi vereyim bu un kapanı. Arkadaşlar daha başa görüntü varsa açılışta aynı fikse kalmışlar. Tamam, evet, tam yeter, tam Serdar. Celallenme.
Yok Celal'ler. Yani, şimdi un kapanı meydan düzenlemesinde şöyle bir şey var. Herkese gider. Şehrimizin... Efendim Sefa. Herkese gider diyorum. Moderatör Hüseyin Cuvalı'ya, Serdar abiye yakışır. Gider yapmıyorum. Yakışır, sana yakışır. Bir şey yani abi. Dedik içeride, ben dedim görüntü var mı? Tek bu görüntü var falan deyince şimdi... Bu arada geçen tekrarda fark ettim. Serdar abinin sesi bayağı yayına geliyor. Bağırıyor ya orada. Zaten bizim şey ya, dış ses. Dış ses Serdar zaten. Şehrimizin buluşma noktası olan yoğun ticaretin yaşanan un kapanı meydanı buraya Cuma günleri halkımızın rahatlıkla namaz kılacağı bir alan oluşturulacak. Evet. Yani bu hemen Orhan Camii'nin yakınında dikkat edin. Bu güzellik var. 1500 metrekarelik alanda gerçek olacak un kapanı meydan düzeni yer altı şadırvanı projesi meydan yerine yapılan yer altında bir şadırvan yapılıyor. Hayır, atla sağlamaları için. Evet. Muhtemelen tuvalet de olacak. Evet. Hazırda bundan minibüs duraklarında aynı bölgede yani bir düzene kavuşacak. Meydan altı yapılacak olan 500 metrekarelik yer altı şadırvanın yanında 50 erkek 10 kadın tuvaleti inşa edilecek yani. Bakın bu önemli yani. Biz yani bizim Sakarya merkezde en tuvalet yakın sıkıntımız var. Var. Bu bir gerçek yani. Şu an Orhan Camii'nin önünde var. En yakın tuvalet Şerefiye Camii'nin orada. Şerefiye Camii bir de gar var. Değil mi? Evet. Yani bir iyi dışından gelen adam ne yapacağını şaşırıyor böyle ki. Ama şu an mesela Şerefiye'nin oradaki bulunan işte lavabolar orada bir düzenleme yapılacaktı. İzin verilmedi belediye tarafından. Böyle bir durum da var yani. Proje kapsamında meydan 500 metrekare çeşme meydan güzergahında 4 tane soğan pazarı güzergahı olmak üzere 9 metrekare kısımda kaldırma aydınlatma çalışması yapılacak. Demin onun ekranlarına gelmişti. Proje maliyeti yaklaşık 5,5 milyon lira. Geçtiğimiz hafta Adapazarı Belediyesi evet, meydan projesi vardı. Şimdi şey bunlar, hemen devam edeyim, bitireceğim, size vereceğim. Ve bunlar yan yana. Aynen öyle. Yani ne oluyor? Birbirini tamamlayan iki proje olduğunu düşünün. Şu anki mevcut Adapazarı Belediyesi öndeki bir proje. Hemen ilerisi Büyükşehir projesi. Yani Adapazarı'nın nefes alıyor. Evet. Şimdi ben söyleyeyim, sen devam et. Bu meydanın özelliği, şimdi dikkat edersen son yıllarda AVM'ler çoğalıyor ya. İllet AVM'lere kaçıyor. Bu meydanın özelliği, burada yaşayan bir ticaret var. Esnaf var. Esnaf erbabı var. Arkadaşlar fotoğrafları var. Verelim. Dolayısıyla projenin. Bu meydan önemli. Bu meydan uzun çarşı esnafının, yani o bölgedeki esnafın, Karaçlı evet. esnafının rahatlaması için ve insanların cazibe merkezi olan yere gelmesi için kent önemli. Kent park gibi değil mi? Kent meydanı gibi. Yani 15 yani şu anki eski adı kent meydanı olan. Tam böyle olacak işte. Gördüğünüz gibi olacak ama bak Sefa senin lafını aldım kusura bakma ama yani yok, bu AVM'lerle ilgili insanlar gidiyor ya işte esnaf gerçekten sıkıntı da dar boğazda. Bir de şimdi e-ticaret başladı. İnsanlar internete yöneldi. İnternetten de alışveriş yapıyor. O anlamda burada bir ticaret merkezi var. Bu meydan bence çok önemli. Ve Büyükşehir bunu el atmakla güzel yaptı. Sefa? Abi şöyle, bu projenin en önemli tarafı şimdi şehirlere meydanlar kazandırılır. Sakarya'nın merkezine yeteri kadar meydanımız var zaten. O konuda çok güzel bir şehir merkezimiz var. Fakat Unkapanı Meydanı bir kültürel motif aynı zamanda. Yani tarihi uzun çarşının uzantısı, şehrimizin simgelerinden olan... Arkadaşlar bu görüntü kameraya görüntü kalsın. Fotoğraf, evet. Şehrimizin simgelerinden olan Tozlu Camii'nin aynı zamanda... külliye derler buna Hüseyin abi. Ağa Camii. Evet. O yani bizim tarihi kentimizi, şimdi bir kent camilerin etrafında, İslam kentleri camilerin etrafında şekillenir. Bizim kentimizin şekillendiği ibadethanelerin çevresindeki yerler bunlar. Biz şimdi buraları tıpkı Büyükşehir'in şu andaki projesinde olduğu gibi kültürel bir dokuyla ele alırsak bu kentlerin kimlik kazanması açısından son derece önemli bir adım atmış oluruz. Orada en az 2-3 kuşaktır aynı dükkanlarda iş yapan ticaret erbabı var. Bu insanlar bu kentin en önemli esnaf kesimlerini temsil ediyorlar. O açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin bu pandemi süresinde olmasına rağmen çok hızlandırarak burayı temel atmasını önemsiyorum. Ekrem Hoca'yı tebrik ediyorum. Ve tıpkı Çeşme Meydanı, Soğan Pazarı, bakın bunlar 100 yıl önce, 70-80 yıl önce kentin merkezleri Zafer abi. Kentin merkezi burası. Soğan Pazarı, Kömür Pazarı burada ticaret merkezleri var. Ama değişen imar koşulları biraz kentin merkezini başka bir tarafa doğru kaydırmış. Biz buralara sırtımızı çeviremeyiz. Burayı kendi kaderine bırakamayız. Biz buralardaki bu projelerle dönüşüme örnek olabiliriz. Bakın buradaki bir meydan projesi Hüseyin abi, bu meydan projesi dönüşüme de örnek olur. Burada sen meydan projesi başlattığın zaman otomatikman çevresindeki binalar da kendini güzelleştirmesini beraberinde getirecektir. Peki tek başına değil yani Zafer abi. Bak arkada çok katlı bir bina var. Bir marketin... Bir kirlilik söz...
Oraya geliyorum işte. O meydan projesi... Estetiği bozan. Aynen. O meydan projesini yaptığın zaman oradaki mal sahipleri de sonuçta bu insanlar... Mesela bu trafo. Ben 50 yaşındayım arkadaş. Adapazarı'nı bildim bile bu trafo vardır yani. Ben cidden söylüyorum. Akyazı'ya gidersin. Akyazı'nın ortasında bir tane orta refüj vardı. Çeşmeler vardı. Yıllardır böyle gelenekseldir. Doğru mu? Vardı bu. Hep böyle yani burası Adapazarı'nın bugüne kadar hep... Geri plana bırakılmış bir bölgesiydi. Sırtımızı dönemeyiz biz buraya. Şimdi şöyle bir şey var. Zafer abi sen bana söz vermeyeceksin de ben kendimi unutturmayayım sana. Arada böyle gireyim. Bravo. Ya siz bu akşam niye herkes böyle Zafer'e bir atakla giriyor? Şimdi bu projelere baktığınız zaman geçmiş dönem ve şimdiki dönem diye bir şey var. Fark edilmeyen bir durum var. Sayın Zeki Toçoğlu zamanında da burada bir yenilik yapılmıştı zaten. Eskiden un kapanında dolmuşlar gelirdi. Arka arkaya sıraya girerdi. Yolcusunu alır devam edirdi. Böyle bir durum da yoktu yani. Sayın Zeki Başkan döneminde burada bir düzenleme yapıldı. Bu hale getirildi. Nereden biliyorsun dersen ben Şeker Mahallede oturuyorum. Devamlı o hattı kullandığım için çok eski dönemlerini bilirim. Aziz kaç yıllık biliyorsun Aziz sen Allah? Yaşın kaç Aziz senin? Yani Zafer abi 35 yaşındayım. Doğru diyor orada bir düzenleme yani, oldu. Yani Zeki Başkan döneminde de orada bir düzenleme oldu. Ciddi anlamda bir düzenleme oldu. Şimdi baktığınız zaman projelerin hepsinde genel anlamda düzenlemeler yapılıyor. Ancak şöyle bir şey var. Bundan önceki dönemde de yapıldı. Yapılan yeni düzenlemelerle günümüze, çağımıza ayak uyduruyoruz. Şunu diyebilir miyiz Aziz? Ve farklı projeler önümüze geliyor. Zeki Toçoğlu döneminde kısmi bir dokunuşla değiştirilen... Ya o anki durum onları gerektiriyordu. Onlar yapıldı. Şu anki durumda bunları esastır. Evet. Devamlılık esastır. Yani. Tabii ki halef selefler birbirlerinin projelerini devam ettirebilirler. Buna kısa ki Zeki Toçoğlu Hazretleri devam ediyor. Biliyorsun Orhan Cami, şey. Şimdi çok Orhan Cami'de tekrar işte düzenlemeler yapıldı. Meydan projesi. Şimdi tarafı. Zeki Başkan'ın döneminde de orada biliyorsun çok ciddi anlamda yatırım yapıldı. O meydan kazandırıldı. Yani bu projeler her geçen yıl farklı konseptte ama şehrin merkezinin yayalaştırılması ve meydanlaştırılması konusunda Geyve'de burada Çeşme Meydanı'nda Ekrem Yüce'ye süreci devam ettirerek şehrin geleceğine ilişkin çok önemli bir adım atıyor. Size bir ekleme daha yapayım. Evet. Bir ekleme daha yapayım. Bu un kapanı meydan projesi atlamayalım. Hemen bu toz camın arkasında bir de Aynalı Kavak Meydanı var. Evet. Yani o meydanla da bu özdeşecek yani. Bravo. Yani orayı da atlamayalım. Orayla alakalı bir şey var mı acaba? Yok, orası yapıldı. Adapazarı yaptı orayı. Orası yapıldı. Orayla da bu özdeşecek ama burada en önemli meydan yani o bölgede yani lokal bakarsak o bölgeye Melen Botanik Proje vadisi o bölgede en önemli proje bu proje. Un Kapanı Meydanı proje. Çünkü oradaki esnafa özellikle esnafı farkındasınız baz alıyorum. Oradaki esnafa bu proje büyük katkı sağlayacak. Nefes. Tamam Hüseyin. Evet haberi izleyen arkadaşlar. Evet Belen Botanik Vadisi ile ilgili bir çalışma, Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışma 70 kilometrelik uzunluğunda 1.8 milyon metrekare alanlık bir yerde yapılan bir çalışma var. Burada Büyükşehir Belediyesi işte Botanik Vadide çeşitli bitkiler falan üretip tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Önce haberimizi izleyelim arkadaşlar. Tam ekran yapalım Serdar, Hüseyin. Yer alan İçerisi. Ve Melen İsale Hattı üzerinde bulunan vadide gerçekleştirilen kuşburnu tohumu ekimine katıldı. 70 kilometrelik Melen Botanik Vadisi'nin 4 kilometrelik kısmında kuşburnu ekimine bizzat Başkan Ekrem Yüce gerçekleştirdi. Kaynarca'ya bağlı Karaçalı Mahallesi'nden Arif Ağa Mahallesi sınırlarına ulaşan kuşburnu bahçesinde 31.300 tohum toprakla buluştu. Daha önce Melen Botanik Vadisi'nde ekimi yapılan adaçayı, ıhlamur ve biberiye bitkilerinin hasadını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, kuşburnu ekimini de tamamladıklarını söyledi. Şu anda bulunduğumuz mekan, Botanik Vadisi olarak isimlendirdiğimiz, altından İstanbul'a Melen suyunun geçtiği ishal hattı, üzeri de kullanım hakkı aldığımız bizim Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Fidan Ayşe marifetiyle gerçekleştirdiğimiz Botanik Vadisi. Botanik Vadisi içinde tamamen organik, doğal, tıbbi, aromatik bitkilerin yer aldığı bir vadi haline getiriyoruz.
Bu vadimizde geçen sene 7000 civarında ılımır fidanı diktik. İnşallah bu sene tekrar ılımır fidanları dikmeye devam ediyoruz. Şu anda 40.000 civarında kuşburnu dikimi için gerekli çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Ekim işlemlerimiz son aşamasına geldi. 31.500 fidan temin ettik. İnşallah diğer kalan fidanları da temin etmek için şu anda gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Yani burası bir doğal, organik kuşburnu cenneti. Çiftliği haline dönüştürüyoruz. Akabinde ılımır çiftliği haline dönüştürüyoruz. Akabinde lavanta, biberiye, adaçayı, nane, kekik gibi hem tıbbi hem de aromatik bitkilerin yer aldığı takriben bu 70 kilometrelik bir mesafede, yine 70 metre derinlikteki mesafede cennet vadisi haline dönüştürüyoruz. Tamamen sulama sistemleriyle ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Damlalı sulama sistemlerini kurduk ve bütün bitkilerimizi bundan böyle damla sulamayla sulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Başta bakanımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürümüz ve bölge müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve burası görüldüğü gibi Kaynarca, Karasu ve Kocaeli ilçelerimizi birleştiren bu vadide bir cennet botanik vadisi. Melen Botanik Vadisi 70 km uzunluğunda içeri işte 1.8 milyon metre karelik alan içerisinde lavanta, biberiye, kekik gibi, kuşburnu gibi tarımsal ürünler mi diyeyim, ne diyeyim adı, aromatik bitkiler falan yetiştirilecek. Bir farklı bir düşünce, alışık olmadığımız bir proje, bu Sakarya için alışık olmadığımız bir proje. Daha önce belediyede böyle bir çalışma yapmıyorlardı. Ancak bu özellikle pandemiden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İnce işi tarıma çok ağırlık verdi. Ona dikkat ediyoruz. Zaten hükümetin de bu konuda bir çalışması var. İşte Hüseyin, siz de duydunuz yani, biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte devlet arazilerinin çiftçileri kiralanması, tarımsal olarak kiralanması gündeme gelmişti. Ve Büyükşehir Belediyesi böyle bir projeyle karşımıza çıktı, Sakarya'nın karşısına çıktı. Evet Sefa. Abi şöyle, şimdi öncelikle burada bir parantez açarak şunu söylüyorum. Ekrem Bey bir ziraat mühendisi ve kendisi Türkiye'nin en büyük tarım firması olan Çaykur'un çok uzun yıllar genel müdürlüğünü yaptı. Yani onun tarım hassasiyetini anlayabiliriz. Kâğıdı işte bu. Abi oraya doğru şey yapacağım. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Burası atıl bir alandı. Burası Melen İsale Hattı'nın, İstanbul'a su sağlayan Melen İsale Hattı'nın geçtiği ve üzerinde herhangi bir şekilde yapılaşma yapılamayacak, bir imar açılamayacak bir sit alanı burası aslında. Yani çünkü büyük bir ishal hattı geçtiği üzerine herhangi bir şekilde bir şey yapamıyorsun. Ağaçlandırma da yapılmıyor. Evet, ağaçlandırma da yapılmıyor. Çok şey bir şey bu. Ekrem Bey bunu Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber görev başlayan kısa bir süre sonra Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak burada böyle bir şey yapabilir miyiz diye başladılar. Atıl durumdakini değerlendirdim. Atıl durumdakini. Orman Bölge'nin de böyle bir bu talebe çok olumlu cevap verdi. Yaklaşık bir yıl fizibilite çalışması yapıldı burada. Neler yapabiliriz, neler ekebiliriz, neler yapabiliriz. Hatta bir adım öteye şey yapayım. Şimdi bu videoda var mı bilmiyorum. Fotoğraflarda vardı. Ekrem Bey at biniyor burada. Yok. Ekrem Bey at biniyor. Onun şöyle bir özelliği var. 70 kilometre ya burası. Buradaki güvenliği... Atlı koşturuyor. Hayır. Buradaki güvenliği atlı güvenlikçiler sağlayacak. Ve o atlar... Sağlıyor. Sağlıyor. Ve o atlar Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile adalarda hani ölüme terk edilen atlar vardı ya böyle inşaya evet. Koşuyorlar. Oradan kurtarılan atlar bunlar. Bak çok önemli bir şey bu. Biz adalardaki faytonlara koşulan atları Büyükşehir Belediyesi bir kısmını yanlış biliyorsam düzeltsinler. Adalar Belediyesi'ndeki ölüme terk edilen atlardan bir kısmını aldılar buraya getirdiler. Geldi mi? Geldi. Şu anda kullanılıyor. Sayın Başkan da binerken fotoğraf evet. Aldı. Evet. Onlar şu. Evet. Oradaki. Evet. Tabii at binerken fotoğrafı var Ekrem Bey'in ki hakikaten tebrik ediyorum. At binmek zor bir şey demek biliyormuş Ekrem Bey. O Zafer abi TİGEM'den ve şeyden gelen atlar orada güvenliği sağlıyor. 70 kilometre hat boyunca gidip geliyor. Burada Sakarya'ya katkısı olacak. Burada bu, çok sayı. Şimdi şöyle yaptılar burayı. Burada yani yanlış hatırlamıyorsam belli bölümleri girişimcilere şu bitkiyi ekmek koşuluyla ihaleye çıktılar. Galiba o ihaleyi de fidan ağaçı aldı. Büyükşehir'in kurduğu tarım ağaçı ve fidan ağaçı iki tane alım şirketi kurmuştu. Onlar aldı. Burada
yaklaşık 20-25 çeşit aromatik bitki yetiştirilecek ve bunların satışları gerçekleştirilecek. Aynı zamanda burasında üzerinde minik sayfiye alanları olacak diye hatırlıyorum. Eğer proje değişmezse insanlar için, yani şöyle 70 kilometrelik bir doğa yürüyüş yolundan bahsedebiliriz burada. 3 ilçe içine kapsıyor. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca'yı içine alıyor. Tekrar da düşünmeyelim de ben şunu, bana bunun ekonomiye katkısı, onu anlat. Abi şu anda ekonomiye katkısı, bunun net bir şekilde tarım politikaları ve tarım ekonomisinden çok anlayamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama atıl bir arazide... Belediye burada yetiştirdiği kuş burnunu veya... Buna alıcısı hazır. Bu ürünlerin alıcısı hazırdır. Ben de şuna satacak, evet, doğru mu? Tarım AŞ üzeri. Filan AŞ ve tarım AŞ, tam emin değilim. Onun üzerinden satacak. Ekrem Bey de söylüyor zaten. Anladığım kadarıyla burada çıkılan ihaleyi tarım AŞ'ye aldı. Tarım AŞ'ye girdi, buraya bitkileri ekti. Bu bitkilerin zaten alıcıları hazırdır. Çünkü bunlar çok değerli bitkiler. Ne kazandırır? Çok bir şey kazandırmayabilir. Bak Zafer abi, şuradan ele alalım. Bu çok bir şey kazandırmayabilir. Zarar bile ettirebilir. Ama burada bir tarım politikasının işaret edilmesi var. Belediyeler resmi, şu an şimdi veriyorum hemen, bazı ürünlerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ön ayak olmalıdır belediyeler. Bu konuda bence atıl bir alanı iyi değerlendiriliyor. Yani burada aslında en ince ayrıntı bu atıl olan kısım. Bu Melen projesinin açılışında biz orada bulunmuştuk zaten. Burası tıraşlanmış bir yer. Yani o hattını döşenip üstü zaten toprakla kapatıldı ve üstüne başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ağaç bile dikemez. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ağacın bile orada sıkıntı olacak diye. Evet, o verin fotoğrafı. Evet. Sıkıntı olacak diye başkan burayı bu şekilde değerlendirmiş. Evet. Bu işte bu Sefa'nın TİGEM'den alınan atlardan galiba. O biraz şey at, ama burada güvenlikçiler doğaya kazandırılması için ciddi atla biniyorlar. Tabii bak, faytoncuların, bak bu çok önemli. Ben bir hayvan severim. Zafer abi, ben bir hayvan severim. Çok özür diliyorum Aziz. Adalarda faytoncuların adeta işkence ettiği, çok büyük acılar çeken atlar alındı. Burada doğaya barışık bir şekilde ve aslında uygun bir şekilde kullanılıyor. Bu çok ince bir detay ve çok güzel bir detay. Başkan Bey biliyorsun, geçtiğimiz günlerde motorla şehir hakikaten turu attı. Hakikaten Başkan Bey'de her şey var ha. Yani biliyorsun, ata biniyor motor. Valla ben... Motorla geçtiği şehir turu attı başkan. Ben ikisini de bilmiyorum. O motor değil Aziz, motor şirket. Motor da anlamaz insan. Aa, Türk Dil Kurumu Hüseyin Cumalı. Yani motor dedim mi, traktör de az önceki hastanında da hemoroid. Çalışıyoruz galiba. Yok, o değil yani, motosiklette de insanlar arasında. Sadece ilgili olarak bir haberimiz vardı. Şu anki son durum nedir? Türk Dil Kurumu. Sakar yağmazsa vay halimize. Biliyorsunuz Sakarya'nın içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde kritik seviyeye girildi. Bugün itibariyle kod seviyesi Saski verilerine göre 30.20 kod seviyesinde. Ormanın neyse zor. Bu da bizim için tehlikeli. Arkadaşlar haberimiz hazırsa verebilirseniz Sapanca Gölü ile ilgili. Kar bekliyoruz, kar. Evet, kar bekliyoruz haberi. Hazır yarın mı? Yağmur geliyor arkadaşlar. Yok mu? Hadi be. Hazır değil mi? Evet, verelim. İç ses, içeri ses verin. Tabii gerek yok. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit'e Sakarya'nın kuraklık tehlikesinin hangi boyutta olduğu açıkladı. Yiğit, son zamanların en sıcak kışını yaşadığımızı belirtirken önümüzdeki günler için ise iyimser olamayacağını söyledi. ...2014 yılında da Sakarya'nın ve çevre illerin çok ciddi kuraklık yaşadığını, Sakarya Nehri'nden su alındığını belirten Yiğit, bu yıl kış mevsiminin daha sıcak şey geçeceğini belirtti. Nehirden su kaynaklarını kar yağmadan beslenemeyeceğini belirten Yiğit, açık arkadaşlar. Kar yağmadığı takdirde çok ciddi sıkıntıların yaşanacağını su alınmıştı söyledi. Değil mi mikrofeyden? Zeki Toto o zamanında vardı o proje. Tamam. Evet. Karın sadece yağması değil, hızlı bir şekilde erimesinin de kuraklığa götüreceğini söyleyen Yiğit. Mikrofonlar açık arkadaşlar. Eğer yağan kar yüksek kesimlerde Nisan-Mayıs ayına kadar durmazsa susuzluk yaşamamız içten bile değil. Eğer kar yağmazsa vay halimize dedi. Yani bir kazaya kurban gitmem için uyarayım ben sizi. Yok, ben rektör olayından sonra bir daha kaza atlatmam. Evet, bitti. Bu şu anki Sapanca Gölü'nde su son durum. Sapanca Gölü'nde
gördüğünüz gibi günlük kullanımdan dolayı sürekli olarak su çekiliyor. Bir de işin garip tarafı ve daha üzücü yanı diyeyim aslında. Üzücü diyeyim veya tehlikeli yanı diyeyim daha doğrusu. Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda suyu tüketmişler hemen hemen. Suyun dibini görecekler. Ve onlar da can havliyle Sapanca'ya saldıracaklar şimdi. İsteyecekler haklı olarak. Ne yapacağız efendim? Alıyorlar, alıyorlar zaten. Zaten hayır şimdi bitmek üzereymiş. Ve neticede Sapanca Gölü yavaş yavaş 30 kodun altına düştüğünde tehlike olacak. Çözüm nedir? Ben dedim ki tasarruf diyorum. Israrla tasarruftan savunuyorum. Bu arada Kocaeli'de bazı ilçelerde 36 saat su kesintisine gittiler. Ya. Kocaeli'de, İzmir'de. Kocaeli'de, evet İzmir'de. Evet. Ya. Yani Gebze, Bilovası, Derince o ilçelerde 36 saatlik su kesintisi. Az mı ya? Başladı. Çözüm. Çok büyük bir şey ya. Çözüm yani bugün hava 19 dereceydi sıcaklık Adapazarı'nda ve kışın ortasındayız. Ben bugün senin yanına geldim. Buraya geldim ya. Montu mesela çıkarma için terledim. Monta terledim yani. Evet. Ocağın ortasındayız. Bu hayra alamet değil. Pandemi derken daha büyük bela kuraklık. Allah yardımcımız olsun. Hüseyin. Şimdi tabii kuraklık hep oluyor arkadaşlar. Yani bu yıllardan gelen yılların bizim beceriksizliğimizin bir örneği nedir? Biz konu? Ne yaptık ya? Ben daha önce de burada konuştum. Gene aynısına geleceğim. Tamam kuraklık var ama biz bunu her sene yaşıyoruz. Artarak yaşıyoruz. Tüpraş buradan su alıyor. Bunu yıllardan beri dillendiriyor. Dillerimizde tüy bitti. Tüpraş buradan su alıyor. Deva Partisi yönetiminde olan Ahmet Bayrak su fabrikaları için %3, %5 bir şeyler söylüyor ama su fabrikaları buradan da su Sabancı'ya derelerle gelmeden daha dağda alıyor. Tamam mı kardeşim? Kocaeli alıyor adamın hakkı. Sabancı'nın il sınırları Kocaeli'de de bulunuyor. Dolayısıyla biz bu gölü zamanda koruyalım. Bunun koruması Saskia verilsin dedik. Tüpraş buradan su almasın dedik. Bunları dedik. Kuraklık bu Allah'tan. Buna bir şey diyemeyeceğiz. Şimdi ulusal kanallara bakıyorum. Her yerde bütün ulusal kanallar, muhabirleri oradan buradan her yerden canlı yayın yapıyor. İşte burası bilmem ne gölü. Burada 3 günlük su kaldı. Burada 8 günlük su kaldı. Şimdi yarın benim bildiğim yağış geliyor ama ne kadar yağar? Burada önemli olan kar yağması. Eğer toprağın kar yağarsa toprağın doyması karla. Yani eğer kar yağarsa toplarız ama kar yağmazsa bir yandan pandemi. Çünkü pandemiyle beraber insanlar refleks olarak daha çok temizliğe yöneldiler. Elini adam bir yıkıyorsa yıkıyor. Daha çok yıkıyor. Zaman geçiyor. Dolayısıyla burada işimiz bir duaya kaldı. İnşallah benim bir umudum var. Bakın bunu dikkat edin. Ben dikkat ediyorum. Sakarya Şubat aylarında yoğun bir kış yaşıyor. Özellikle Şubat aylarında. Pandemide işte 20'ye kadar say elini yıka falan muhabbeti. Eğer Şubat beklediğimiz gibi ve karlı giderse Şubat'ta bize kar yağıyor. Ya bu benim kendi kişisel gözlemim. Bir istatistiklere dayanmıyor. Şubat'ta umutluyum ben. Şubat'ta toplarız. Ama şunu unutmayalım. Biz bu Sabancı Gölü'nü Şubat'ta veya bu dönemler geçip toplarsak bir önlem tasarruf yapalım. Abi tasarruf yapacağız. Onu söyle bana. Ne yapması gerekiyor? Ben sana söylüyorum. Ne yapması burada gerekiyor? Görev milletvekillerini. Kuraklığı geç o Allah'tan. Ben geçen burada acil çözüm anlattım. Nedir? Acil çözüm yok. Ya şimdi Şubat'a kadar sularız. Ya bu saatten sonra ne kaldı? Acil çözüm için. Bir dakika arkadaş. Bunu acil bu şey yatırım değil ki. Kısa, orta, uzun vade. Yani pansuman çözümü nedir? Kuraklık için tasarruf yapma gerekiyor. Kardeşim tasarruf yapacağım bu kadar. Onu diyorum işte ben. Onu söyleyeceğim. Onu söyleme çıkar. Ağza çıkartmadık için söylüyorum. Ya kardeşim ben öyle bakmıyorum oraya. Bunu herkes ya sen tüpraşı takmış gitmişsin ben tüpraşa. Ben dedim tamam tüpraş 30 senedir alıyor da. Ben diyorum ki bu şu anki durum yok. Önümü kesme. Ben AK Parti milletvekillerine buradan sesleniyorum. Geçen 2-3 vardan önce de seslendim. AK Parti milletvekillerine ne yapsın? Kardeşim kapanca şimdi adam sıkılsın da. AK Parti milletvekillerine yapacağı iş belli. Ne yapacak? Sabancı Gölü'yle ilgili ne yaptılar? Yap. Ben soruyorum. Yap. AK Parti 2002'den beri görevde. AK Parti milletvekilleri Büyükşehir Belediyesi'ni çık. AK Parti milletvekilleri ne yaptı? Kardeşim diyorsun kapan gibi. Tüpraş buradan boruyor, dayıyor, suyu alıyor. Bak bir daha söylüyorum. Tüpraş buradan boruyu dayıyor, suyu alıyor. Ama ne kadar su alıyor? Bunu kimse bilmiyor. Boruyu tarif etmek zorunda tamam mısın? Tamam mı? Bir dakika. Allah Allah! Şov yapıyor ya. Şimdi. İşi bak ya girme. Sana birileri şey mi diyor? Şefa rengini öyle popülist. Ya arkadaşlar tamam. Girme arkadaşım. Tamam. Evet devam et. Bitecek. Su boruyu... Hep aynı tamam, şey. Tamam. Alıyor. Tamam. Su fabrikaları alıyor. Tamam mı? Kocaeli
Biliyoruz. Konuya gel, ya konuya. Gel konuya gel. Dinle. Konuya gel. Dinle. Hep ben aynı, hep aynı lak lak lak, hep aynı şey. Ya sana kim buraya gelmeden kim diyor? Sefa Cumalı'nın gir böyle. Bizim... Kulakta sana şey mi diyorlar? Vay be, Hüseyin Cumalı iyi böyle defans yapıyor falan seni, diyorlar. Seni o kadar ciddiye almıyorlar. Dinle, yani. Almıyorlar. Sen çok da... Sefa. Dinle. Anlasın bitirsin. Kapağın gibi bak. Şimdi, kardeşim, bunlar yıllardan böyle oluyor. Peki yıllardan beri de muhalefet partileri bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama bir dakika şimdi. Ya, şimdi buraları işte konuşturma bizi. Ne diyeyim ben burada? İşimize gelmiyor tabii. İşimize gelmiyor değil abi. Sefa Polat, partiye geldim ya şimdi bütün milletvekilleri. Sefa Polat şimdi türbünleri oynuyor. Savunursun kendini. Kardeşim. Ne savunacağım? Senin... Burada kuraklık Allah'tan. Biz insanoğlu olarak önlem almamız lazım. Küfre şeydi, tasarrufuydu. Sakal akıl tasarruf yapması. Ama en önemlisi bu gölün korunmasını Saski'ye vermeleri. Saski'ye veremiyorlarsa en azından Saski ile Kocaeli İSU'nun birleştiği bir koruma heyeti, bir koruma kurulu olması lazım. Ve bunu sağlayacak olanlar da milletvekilleri. Diyelim, ya bu uzun vadede sorun, kısa vadede ne yapması gerekiyor? Abi kısa vadede Hüseyin Cumalı gölün bölmeyeceksin değil mi? Devlet. Havza koruma eylem planı, havza koruma eylem planı hazırlanmalı fakat havza koruma eylem planı iki ili kapsamak zorunda ve havza koruma eylem planı Tüpraş'ı devreden çıkartamıyorsunuz maalesef. Hüseyin Cumalı doğru söylüyor ama kurallar buna maalesef izin vermiyor. Milletvekillerinin elinden gelen bir şey yok. Ama burada Ballıkaya... Evet. Cumhurbaşkanı kapısını bizim... Bak çok net bir şey söylüyorum. AK Parti milletvekilleri gidip de Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalamıyorlar. Cumhurbaşkanı'na efendim Sabancı Gölü gidiyor. 1 milyonluk nüfus var. Bu gölü korumamız lazım. Neden? Diyecekler ya sorun şey. Cumhurbaşkanı dinle. Cevap... Bak bu çok önemli. Cumhurbaşkanı'na tamam mı sorun taşımak istemiyorlar. Oraya gidip de yani efendim tamam. Sakarya şöyle diyemiyorlar. AK Parti bir de bu uzun vadede çözüm, kısa vadede çözüm ben ya. Konu, bir dakika konunun konu bir dakika tamam ve konu evet hemen kısa vadede çözüm. Hemen şunu söyleyeyim. Doğru diyor. Beni dersleştirme çalışsa da doğru diyor. Şöyle konu hakikaten Tayyip Erdoğan'ın şeyine kalmış. Çünkü evet yasal olarak bir çok... Yapın, abi bitireyim. Abi yasal olarak çünkü çok mümkün değil. Sapanca Gölü'nü sadece Saski'ye bırakmak çok mümkün değil. Ama burada acil vadeli çözümler zaten üretildi. Geçtiğimiz hafta önceki dönemde başlanan Ekrem Yücel'in de ciddi bir ödenek sağlayarak bitirdiği Çamdağ Hendek'tekiydi. Akçay Barajı'ndan su aktarıldı. Ballıkaya Barajı hızlandırılıyor. Çamdağ Barajı ile alakalı süreç hızlandırılıyor. Acil eylem planı zaten yapıldı. Akçay Barajı'ndan Sapanca Gölü'ne su verildi. Tasarruf çağrısı yapıldı ve işimiz Allah'a kaldı. Evet, Akçay tamam. Barajı'ndan Sapanca Gölü'ne su verilmiyor kardeşim. Oradan tabii değil. Hızır İlyasa, özür dilerim. Hızır İlyasa. Hızır İlyasa. Hızır İlyasa. Acil önlem planının adı altında. Aziz. Hızır İlyasa doğru diyorsun. Acil önlem planı adı altında 16 tane su fabrikası bulunuyor. Sapanca Gölü'nün çevresinde. Su alımlarını direkt kesebilirler mesela. Ona katılmıyorum. Evet, evet. Ya şimdi ona katılmıyorsun da bakıldığı zaman 16 tane fabrikanın aldığı su. Neden katılmıyorsun? Ciddi anlamda gölü besleyen dereler. Tüpraş'a bir şey diyebiliyorsunuz. Yok. Neden katılmıyorum biliyor musun? En azından o su fabrikalarından çıkan su hakikaten insani amaçta kullanılıyor. Eyvallah. Hakikaten yani adam onunla araba yıkamıyor. Adam onunla araba yıkamıyor yani. Bitirsin be Sefa. Sefa Hüseyin'in eleştirdiği noktada an, sen Sefa azı yapıyorsun. Ben destek verdim devam etsin diye. Destek vermedi karşı geldi. Çok kötü kardeşim. Tam adam bitiriyor, bir şey konuşuyor. Sana destek, ya bana destek vermiyor. Ben endesik değilim. Bana destek verme Sefa. Neyi değiştin? Ne değiştin? Şu an mevcut değilim abi. Sana destek vermiyor. Hüseyin abi müsaade eder misin? Tabii canım. Ne kadar kibar, ne kadar kibar. Şu an mevcutta 16 tane fabrika bulunuyor. Sapanca Gölü çevresinde. Bu da bir görüş. Hali hazırda. Valiliğin alabilecek bir kararla su alımlarını durdurabilir yani. Standart bir seviyeye ulaşana kadar göl. Bu su alımları durdurulabilir ve kısıtlama getirilebilir. İnsan amaçlı olarak durdurulabilir. Kamusal yararı söz konusu yani, olabilir. Yani düşünce sonuç bu. Sonuç itibariyle bu dereler gölü besliyor. Mesela ikinci bir emreye kadar su alımı durdurulabilir. Hüseyin abinin söylediğine ben de katılıyorum. Tüpraş'ın su alması işte farklı birimlerin gölden su çekmesi yasaklanabilir. Proses amaçlı kullanılabilir. En azından bu süreçte. Mesela biz
bir yere geleceğim. Bizim de bu akşam konumuz da havai fişek fabrikası. Havai fişek fabrikasındaki patlama sırasında gölden su alındı biliyorsunuz. Anında bir yasak çıkarıldı. İşte göle girmek, işte gölden su almak, avlanmak yasaklandı. 24 saat mi, 48 saat mi bilmiyorum tam onu bilmiyorum ama onun gibi bir kararla misal valilik tarafından alınacak bir kararla gölden herhangi bir şekilde kullanmak için veya gölü besleyen derelerde su alınmaması bu acil plana dahil edilebilir. Soruyorsun ya, dur soruyorsun ya, hani kısa vadede ne yapalım? Bak bir cemaat yapılabilir yani kısa vadede. Bak bir cemaat yapalım. Bu senin var ya Turgay Özbalkanlı. Devamlı sosyal medyada böyle kakke sadıklarla kendini fotoğraf veriyor cükle mükle. Gidelim orada bir cemaat yapalım, dua edelim. Ya Rabbi bol yağmur yağdır. Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi bize su ver. Başka ne yapacak kısa vadede? Uzun vadede. Bu milletvekillerine geldiği zaman sen böyle bir tedirginleşiyorsun ya. Ben de buradan sana tab oluyorum. Vay bir dakika kısa vade. Kardeşim kısa vadeyi boş ver. Dua edeceksin Allah'a. Ne yapacaksın başka? Sakarya halkı görüyor. İzleyenler görüyor şu gönlü halini. Medya yazıyor. Herkes durum biliyor. Kardeşim tasarruf yapacaksın kısa vadede. Artık gerisi Allah'a kaldı. Sen dua et. Geliyor bir hafta yağmur yağacak. Sen dua et kar yağsın. Kısa vadede bu. Ya da gideceğiz dediğim gibi. Turgay Özbalkan önde cemaat yapacağız. Sen ben tamam mı? Hakan ameliyat oldu gelemiyor. Serdar abi birkaç kişi de toplayacağız. Murat Uygun falan. Cemaat yapacağız. Ne yapacağım başka? Gitti mi? Kardeşim bak AK Parti Sakarya milletvekilleri bu gölle ilgili, bu gölün korunmasıyla ilgili, bu gölün çevresinde kuraklık oldu. Turgay Özbalkan çekmiş. 5000 tane boru çekti adam orada. Herkes göre boruyu dayamış. Sefa rahatsız oluyor. Suyu çekmiş. Sefa ne rahatsız oluyor? Bunlar hastalık var onda bilmiyorum. Bunlar argovari hareketlere tiltim. Engellenmediği sürece artı 18 koyalım programın bak, başına. Kardeşim, Hüseyin Cumalı var koyalım. Engellenmediği sürece ya kardeşim biraz delikanlı olun ya. Ne delikanlısı ve sana mı kalmış onu söylemek? Engellenmediği sürece bu göl korur. Bu şimdi yağmur yağar. Gene 32 derecelere gelir kot ama bir dahaki sene gene yaşarız. Tamam mı? Bir kere şu var. Dünyadaki ekolojik denge bozuldu. Yani bu Türkiye'nin sorunu değil. Her yerde oluyor. Buzullar eriyor falan filan. Tamam. Dolayısıyla önlem almamız lazım. Bitti, o kadar basit. Bitti. Ben şunu sana söyleyeyim. Kısa vade. Ne yapacak kısa vadede? Şimdi insanların fikirlerine saygılı olacaksa bu bir. Ya bunu her programda... Bir dakika anlatsın. Çünkü saygısızsın. Herkesin fikrine saygısı. Senin kendi fikrin yani, haricinde kimsenin bana, fikrine saygın yok. Ben şuna tav oluyorum. Ve kendi fikirlerinde doğru... Ben şuna patlıyorum. Ya herkesin fikrine saygılıyım da. Ya bırakın bu. O kırılacak, bu kırılacak. O ya ben enayi miyim ya burada bağırıyorum? Ne için bağırıyorum? Ben şehrin için bağırıyorum. Ama size şunu görüyorum. Sen... Ay, ya yanlış anlama, ölümü gör yanlış anlama, böyle olsa daha iyi olur. O, ay yanlış anlama, ya yanlış anlayın anlasın kardeşim. Sakarya'nın 1 milyonluk hatta nüfusu geçti, 1 milyonluk insanın içme suyu kaynağını konuşuyoruz. Kırılar, kırılsın, alınan alınsın. Bu kadar basit kardeşim. Bir göreve geliyorsan hakkını vereceksin. Ya da o görevde olmayacak. Git evinde emekli ol, kimse sana bir şey demez. Eğer sen bir makama geldiysen bu makamın ağzını taşıyacaksın. Ben gazeteci olarak eleştireceğim tabii. Ben kendimi için eleştiriyorum. Bana Atatürk kullarında büfe verin mi diyorum. Ne diyorum? Bu gölü korumak için bir yasa çıkması lazım. Ya Türkiye'de mevzuat olsun. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ya demiyor mudur AK Parti? Başkanlık sistemi gelsin. Arkadaşlar Hüseyin'in sesinde bir sıkıntı var mı? Hüseyin'in sesinde bir sıkıntı var mı? Ne onlar benim sesimde? Yayında. Evet, evet kız sesi Hüseyin'in sesi. Niye benim sesimi kusuyor ya? Sansür mü uyguluyorsun bana? He? Niye bana sesimi kusuyorsunuz beni? Ya Zafer. Abi nereden çıktı? Ses kısmı nereden çıktı şimdi ya? Ya sustur abi. Ben bak ben Hüseyin Cumalı'nın fikirlerine karşı olabilirim. Sonuna kadar tartışırım. Cumalı çok bağırıyorsun. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Deyip ses var. Mümkün olduğu kadar sesini yükseltmezsen... 10 saniye söz hakkı alabilir miyim? Bir şey... Evet buyurun. 10 saniye söz hakkı alayım. Yok. Sapanca... Reklam arasında mikrofonu oradan çıkar yakana tak. Ya şimdi şöyle... Şimdi değil.
Ya şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz Sapancı Gölü ile ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Maalesef Sapancı Gölü Türkiye'nin en büyük ve en kritik sanayi kuruluşunun vicdansızlığıyla karşı karşıya kaldığı için birçok insanın elini boşa bırakıyor. Yani geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde Tüpraş'ta verilen mücadele yerel basının, yerel siyasetçilerin efsaneydi. Tekrara döndük ama farkındayız. Geçen hafta söyleyeyim. Evet, geçen hafta bunu söylemek zorundayım izlemeyenler için. Tüpraş'ta Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunda bir yerel bir şehrin karşı çıkmasının destanını yaşadık. Resmen ve Tüpraş'ın elini çektirdik ama Tüpraş'ın elini çektikten sonra Sapancı Gölü'nün korunması için bir kanuna ihtiyaç var. İki ilin bir araya getirmesine ihtiyaç var. Hüseyin Duvan dediği gibi bugün bu acil vadeli bu sorunu aşarız ama havza koruma eylem planı yapılmadan Sapancı Gölü her zaman tehditlere açıktır. Ve Sakarya Türkiye'deki birçok ile göre de Allah'a şükür çok iyi şu anda su konusunda. Ben tekrar diyeyim. Arkadaş Hüseyin Bey, Hüseyin Cumalı ben dediğimi anlamadı. Benim dediğim şuydu. Şubat ayına kadar Karayancı acil önlem ne yapabiliriz? Tasarruf demek için. Ben işimiz Allah'lık dedim ve Akçay Barajı devreye alındı. Ben son olarak söyleyeyim. Sayın Valimiz doğanın içinde. Gerçekten doğanın içinde Sayın Valimiz. İşte yaylalarda dağ, tepe, göl, bayır her yeri geziyor. Kim? Sayın Valimiz. Evet. Ben kendisinden şunu rica edebilirim. Gitsin Sapancı Gölü çevresinde bulunan su fabrikalarını bir denetlesin, ziyaret etsin. Yani bu su alımlarıyla alakalı ciddi anlamda bir kısıtlama getirilsin. Ne zamana kadar? Göl seviyesi standarda gelene kadar böyle bir kısıtlama uygulanabilir yani. Bu şurada gündeme gelir sanki. Evet, sonuç itibariyle kamu yararına bu, yapacak. Bu şurada gündeme gelir. Bitiriyor musun son bir şey söyleyeyim mi? Ya su fabrikası. Yok. Yok. Zafer abi. Hayır, yani şurada size katılabilirim. Nihat Bey, Gölün işletme kotası artık kritik seviyeye gelirse en azından gölün düdenler ve nehirler üzerinden beslenme şikolata dediği yapılabilir. Ama işletme kotası zorlanana kadar bu çok zor bir şey. Sonuç itibariyle gölü besleyen derelere bugün gidelim bakalım. Köprü deresi falan. Aziz. Şu anda kurmak üzere. Nihat Kobat geldi. Allah rahmet eylesin. Görüntüye. Allah rahmet eylesin. Meslek yaşantımıza sürekli görüştüğümüz, karşılaştığımız bir isimdi. Kaç yıldır görevde? 31 yıllık başkanlık yaptı Sakarya'da. Kasaplar Odası Başkanlığı yaptı. Koronavirüs, çağımız hastalığı koronavirüsten dolayı bir tedavi oldu. Ve bu tedaviden sonra atlattı fakat daha sonra kalbine yenildi ve 71 yaşında yanılmıyorsam değil mi? 71 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben bunu iade etmek için bu görüntüye getirdim yanınıza. Belki size söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Neticede biz beraber çalıştık. Evet. Allah ailesine sabır versin. Nihat Kobal severdik. Adam gibi adamdı. Yani bu şehirde sevdiğimiz abilerden biriydi. Arkasından kötü bir laf söyleyecek insan dışı oradan çıkmaz. Ya, bunu bile söyleyeyim yani. Biz basın mensuplarına da yakın bir insan. Evet. Şimdi yani o yönde var yani. Severdik, sayardık Nihat abiyi. Allah rahmet eylesin. Adam gibi de adamdı yani. Sefa, kendi mesleğinin temsil eden bir isimdi. Hep kendi mesleğiyle alakalı açıklamalar yaptı. Hiç farklı şekilde gündeme gelmedi. Hiç farklı bir şeyini duymadık. Düzgün yaşadı. Gündemi kaldır Hüseyin. Düzgün yaşadı benim gördüğüm kadarıyla ve yani talihsiz bir şekilde de hayatını kaybettik. Kalp keşke, krizi yani ecel diyelim, kader diyelim. Yani, keşke Nihat... Yani koronavirüs atlatıp da... Nihat Kobal gibi mesleğini iyi yapan oda başkanlarına her zaman ihtiyacımız var. Allah rahmet eylesin. Umarım kendisinden sonra gelenlere örnek olur Nihat Kobal. Aziz. Rahmetli başkanımızla biz Kurban Bayramı öncesi, her Kurban Bayramı öncesi kendisini arardık. İşte bu fiyatlandırma konuları, işte kurban kesimleri. Kendisiyle... Tek oynatıp görüntü arkadaşlar. Hatta Kasaplar Odası'nın kesmanesi var. Orada hayvanınız kesileceğini falan anlatırdı. Evet. Çok güzel günlerimiz geçti kendisiyle. Benim mesleki durumumla alakalı. Fazlasıyla görüşmüşlüğümüz var kendisiyle. Allah ailesine sabır versin. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu ara çok oldu. Evet, çok tanıdık. Arka gitti. Arkaya gidiyor. Yani üzücü şeyler evet. Bunlar. Ve Hava İşek Fabrikası bizim bu gündemdeki hafta içindeki yaşadığımız olaylarda. Hava İşek Fabrikası ile ilgili Baro Başkanı'nın bir ifadeleri vardı. Ben oradan gireceğim konuya. Hazırsa arkadaşlar görüntümüz Baro Başkanı ki bu Baro Başkanı orada fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un da avukatlığını yapıyor. Müdafi mi diyorlar ona? Evet, avukatlığını yapıyor. Orada bir açıklaması vardı. Sabotaj iddiaları var diye bir iddiada bulundu. Evet, onu verelim tam ekran.
İlk davası görülen havai fişek fabrikası olayında fabrika sahibi Yaşar Coşkun hakim karşısına çıktı. Coşkun'un avukatlığını yapan Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, mahkeme öncesi konuştu. Burak, sabotaj iddiasının araştırılması gerektiğini söyledi. Patlamanın ilk gerçekleştiği günlerde terör örgütü olan Ateşin Çocukları'nın internet sitelerinde yapmış olduğu paylaşımlar var. Bu patlamayı üstlenmiş durumdaydılar. Ve işte batıdaki fabrikalarınız nasıl patlayacak göreceksiniz diye sosyal medyadan bir takım paylaşımlarda bulundular. Müvekkilim de o dönem zaten bu yaşanan patlamanın nedenini bir türlü tespit edememişti. Ve bunun sabotaj olma ihtimalinden soruşturma evresinde soruşturmayı yürüten makamlara bu durumdan haberdar etmişti. Ancak sabotaj ihtimali işin hakikati o dönem herhangi bir derinlemesine soruşturma yapılmadan üstü es geçilmiş ve çok ciddiye alınmamış bir iddia olarak ortada kalmış. Halbuki görüyoruz ki Ateşin Çocukları'nın yaptığı paylaşımlar hemen akabinde kısa bir süre sonra o internet sitelerine erişim engellenmiş. Nedense bizim müvekkilimize ait fabrikada bu sabotaj iddiaları pek ciddiye alınmamış ve işin hakikati bu yönde bir soruşturma derinleştirilmemiş, tahkikat yapılmamış. Bu da müvekkillerimizin zararının devlet tarafından karşılanmaması demektir. Eğer bu bir sabotaj ise o zaman hukuki sorumluluk tamamen değişir. Ve devlet buradaki tazminatlardan, fabrikanın da oluşan zararlardan ve tazminattan sorumlu olacaktır. Bu iddiayı biz bilirkişi raporunda önce bekledik. Bilirkişi raporu kazanın nedenini ortaya koysun diye. Fakat bilirkişi raporu sadece... Evet, hemen ben aldım çünkü açın, biraz reklama gireceğiz. Şimdi Baro Başkanı ki bu fabrika sahibinin de avukatlığını yapıyor. Bir iddiası var. İddiası sabotaj iddiası. Sabotaj var, fabrikada araştırılmadı diyor. Hüseyin, yani şöyle bir olay daha var. Bu sabotaj iddiası olmadığına dair bu Cumhuriyet Savcılığı, Hendek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan bir soruşturma var. İşte örnekler falan alınmış, ona tespite rastlanılmış. Ve o örnekleri alan uzman çavuşlar da, ben bugün öğrendim, uzman çavuşlar da daha sonra bu... 3 tane uzman çavuşun, askerimizin şehit olduğu patlamada yaşamlarını yitirmişler. Şimdi sabotaj iddiası diyor. Tabii bu iddia, biz de bunu niye konuşuyoruz? Çünkü neticede dava açıldığından dolayı artık bununla ilgili olarak bir gizlilik kararı olmadığından dolayı rahat rahat konuşabiliriz. Ben bununla ilgili senin görüşünü alacağım. Sabotaj iddiası, sen olay yerine gittin. Çok iyi biliyorum gittiğini. Orada yayınlar yaptın. Hiç o da gündeme gelmiş miydi? Veya sen kulağa delik bir gazetecisin. Sen Sakarya'da her şeyi biliyorsun. Yani kimin ne yaptığını da bilirsin. Baro Başkan'ın dediği gibi hiç böyle senin kulağına da geldi mi? Sabotaj, fabrikaya sabotaj yapılacak diye bir şey duydun mu? Veya öyle bir şey var mıydı? 3 Temmuz 2019'da olan bu patlamayla ilgili, evet, olay yerine 2020. Gitti. 2020 pardon. 2020, 3 Temmuz 2020'de olan patlamayla sonrasında gittik. Sonrasında çok haberler yaptık, ulusal basın yaptı. Çin mahallesi, Çin mahallesi, Yav Kustay falan hepsini biliyoruz. Yani bununla ilgili hiçbir şey gündeme gelmedi. Ateş çocukları gündeme gelmedi. Artı... İsmi zikretme. Artı... Söyledi ya. Artı, kendisi söyledi. Kendisi söyledi. Peki, artı ben şunu merak ediyorum. Bir Sayın Baro Başkanı, dolayısıyla fabrika sahibinin de avukatı, ben şunu merak ediyorum. Ben bu savcılığın hazırlamış olduğu iddianamı didik didik inceledim, okudum ve haber yaptım. O kadar çok eksik var ki, o kadar çok iddia var ki savcılığın hazırladığı, Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı hiçbir şey uymuyor. Yani mesela diyor ki bir fan, bunun diyor fanı özel olması lazım. Sıradan piyasadan fan takmışlar. Abi çok özür dilerim. Lamba... Çok özür dilerim. Ben izleyici de yanlış anlayabilir. İddianame mi eksik yoksa, yok iddianamede fabrikanın eksikleri mi var diyorsun? Fabrikanın eksikleri tamam. Var. İddianamede eksik ben, yok. Ben de öyle anlattım. Yok savcı... Değil mi? Ben oraya gireyim dedim onun için. Bir daha diyeyim. Savcı Bey'in hazırlamış olduğu iddianamede o kadar çok fabrikanın eksiği gözüküyor ki. Şöyle, bu fabrika, havai fişek fabrikası olduğu için her şey özel olması lazım diyor. Ve bunu Cumhuriyet Savcısı bilir kişilerle
her şeyi eklemiş altına. İşte uzman görüşünü eklemiş altına. Yani o kadar çok eksik, o mühimmat fazlalığı var iddianamede. Efendim, depoların ruhsatsız inşa edildiği var. Fan diyor, fan diyor, piyasadan takılmış diyor. Yine bitiriyorum. Duvar olması lazım diyor binalar arasında. Yok, binaların ruhsatı yok. O kadar çok eksik var ki. Şimdi bu kadar çok eksiğin ve iddianamede personelin ve özellikle buradan gider o Çinli Yan Kusta'nın da burası patlar. Yan Kusta. O bile demiş yani burası patlar demiş. İddianamede yer aldığı için söylüyorum bunları. O kadar çok eksik var ki yani o kadar çok eksik ve iddia gündeme gelmiyor. Sayın Bora Başkan diyor ki sabotaj. Valla ben sabotaj kulağı değil kastediğim gibi. Ben sabotaj falan hiç duymadım. Tamam. Sefa. Abi mahkeme bu konuda en yetkili mercidir. Mutlaka. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim öncelikle. Bahsedilen sosyal medya hesapları çok merkezi bir sosyal medya hesapları değil. Bunlar çeşitli olayları kendi üzerlerinden göstererek gözdağı vermek üzerine manipülasyon yapan, sosyal medya terörü yapan çok fazla insan var. Bunu bir terör bir müdahalesiymiş gibi göstermeye çalışmak bence orada yaşanan büyük ihmalin ve hayatını kaybeden insanları için çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben bunu bu ve bunun gibi fabrikaların tam olarak mahkeme karşısında hesap vermeli ki bundan sonra bu tip facialar yaşanmasın. Lütfen ben rica ediyorum bir vatandaş olarak ve bunu bir yorum olarak değil de bir vatandaşın isteği olarak alın. Böylesine büyük bir faciayı sabotaj parantezine alarak lütfen değersizleştirmeyelim. Aziz'e gelmeden yani, bir şey daha ekleyeyim. Pardon Aziz. Eğer bunu biz sabotaja oturttuğumuzsak, bundan önce geriye baktığımızda 10 sene bu fabrikalar ve bu fabrikalara benzer Sakarya fabrikalar defalarca patladı. Onları nereye oturtacağız? Yani buna gelince, bu büyük faciaya gelince mi sabotaj oldu? Bu fabrikalar geçmişe bakarsak en az 6-7 kere daha patladı. Onlar nasıl olacak? Onlar kendi patladı. Bu mu sabotaj oldu? Aziz, bunu düşünmek lazım. Şimdi bakıldığı zaman 7 işçi hayatını kaybetti. 127 işçi de yaralandı, sakat kaldı. İki yani, patlama vardı abi. Yok, biz en sona bakalım. Evet. Ya, tamam, ben şimdi bir genelleme yapacağım. Şimdi insanlar annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını kaybetti. Allah razı olsun. Gerçekten çok acı bir olay. Kalkıp da bunu bir yere dayandırmak, o zaman sorarlar yani. Türkiye'nin en büyük patlayıcı fabrikasının güvenliği bu kadar zayıf mıydı? Oradaki güvenliği sağlayamadınız mı? Şimdi burada bakıldığı zaman oradan çıkan işçilerin verdiği ifadeler var. Oradaki bu patlama süreci gerçekten 3 ay önceden başlamışlar oraya patlayıcıları işte yığmaya, depolara. Ağzına kadar doldurmuşlar. Sabotaj bile olsa, hem seni destekleyeyim hem seni, Hüseyin Cuman dediği gibi sabotaj bile olsa önlemler yetersiz. Senin dediği gibi sabotaj bile olsa bu nasıl güvenlik? Bu nasıl bir güvenlik diyorsun? Belki sabotaj. Orada dava günü bir tane yakınını kaybeden bir ablamız verdiği bir demeç var orada. Oraya geleceğiz zaten galiba. Ben cenazemi çöp poşetinde aldım parça parça dedi diye bir ifadesi var. Yani insanların biraz vicdanının sızlaması gerekiyor. Burada kimin sorumluluğundaysa burası ciddi anlamda ceza alması, bir yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Zafer abi, son şunu söyleyebilir miyim? Savunma hakkı kutsaldır ama çok zorlamayalım bu kutsallığı. Şimdi çünkü orada çok büyük bir acı var. Şöyle bir şey diyeyim, biz mahkeme değiliz ama netice itibariyle Sayın Baro Başkanı'nın gündeme getirdiği iddianın da yaban atılı bir iddia değil, araştırılması gerekir. Bundan ortaya çıkıyor, mahkemedir diyelim. Tek yetkili mahkemedir. O kadar. Ve Yüce Türk Yargısı'dır. İsterdim ki mahkeme işte ertelenmesin. Bir an önce bu ne ak mı kara mı? Burada insanların vicdanı da çok önemli. Yani biz yargı onu değiliz. Onu sorgula. Ya tabii sorgulamıyoruz ama insanların vicdanı da çok önemli. Bu patlamanın sebebi nasıl oldu, ne oldu işte herkesin bir biz şunu var. Yapıyoruz değil mi Zafer abi? Biz mahkeme gibi karar, biz kamuoyunun vicdanını seslendiriyoruz. Bakın, burada. Ben gündeme gelen biz kamu vicdanını seslendiriyoruz. Evet, yani bunun bir şekilde, bunun da bakın bu iddiaların da araştırılması gerekir. Eğer doğruysa araştırılacak. Yani mahkeme bunu sümen altı etmez zaten. Yüce Türk Yargısı buna bakar. Evet. Evet, biz ilk bölüm bitiriyoruz. İkinci bölümde 10 Ocak Gazeteleri Günü nedeniyle biz iki tane konuğum olacak. Sakarya Gazeteleri Birliği Başkanı Zeki Aytepe ve meslek duayenimiz Turan Çatalbaş bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde basını konuşacağız. Sakarya'da basını konuşacağız. Sakarya'da basın
ne kadar bağımsız, ne kadar iş yapabiliyor, ne kadar etkili, ne kadar da yandaş diyelim. Ben kısa bir araya gidiyorum. İkinci bölümde görüşeceğiz. Çok yaşa Sefa. Evet, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Gazeteciler soruyor, devam ediyor. İlk bölümde Sakarya'daki gündemde olan konuları yorumladık arkadaşlarla birlikte. Şimdi ikinci bölümde bu pazar günü çalışan gazeteciler günü. Program ismi Gazeteciler Soruyor. Biz Sakarya'da basındaki basının sorunları, basında neler yaşanıyor, işte basının pandemi nasıl etkilendi, onu konuşacağız. Ve bir önce telefon bir bağlantımız var. Sakarya Adapazarı Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe kendisi şu anda telefon attığında ben Zeki abiye 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün kendisi için ne anlam ifade ettiğini soracağım. Zeki abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Keyifler nasıl Zeki abi? Vallahi biliyorsunuz korona dolayısıyla evlere mahkum kaldık. Ama önemli programlar oluyor. Onlara katılmak zorundayız. Mesela bugün afet konusunda kent meydanında Gazeteciler Birliği üyeleriyle katıldığımız bir program oldu. Fevkalade yararlı bilgiler edindik. Afet Başkanı Kaşkaş bu konuda basını bilgilendirdi. Bir felaket anında, deprem anında nasıl hareket edileceğine yönelik çarpıcı bilgiler verdi. Animasyonlar içerisinde bizlerin bu konuda faydalı olması adına gereken bilgileri ortaya koydular. Çok faydalı oldu. Ya bunları gazetelere ve tabii ki yayın organlarına da taşımak suretiyle halkımıza da yansıtacağız. Böyle bir programdan sonra günümüz bir hayli hareketli geçti. Çok zaman hep evdeydim. İlk defa hemen dışarı çıktığımda bir de Onkapanı'nda biliyorsunuz bir meydan düzenlemesi var Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bir süredir altyapı çalışmaları devam eden o törene katıldık. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi dinledik. Milletvekili Çiğdem Atepe'yi dinledik. Ve ondan sonra açılışa katıldık. Bayağı coşkuluydu hayli meydanın yeni düzenlemesi, Onkapanı gibi Sakarya'nın tarihi meydanlarındaki o gelişi güzel halden kurtarıp meydana ve şehre yakışır bir düzenlemeyi de yeniden hizmete sokulması adına başlattılar faaliyetin. Açılış gününde orada bulundu. Kalabalık bir izleyici grubu vardı. Evet, bu günün bir başka bizim açımızdan önemli olan yanı da 10 Ocak çalışan gazeteciler gününün olması. Evet. Dolayısıyla yarın itibaren gazetede yoğun bir kutlama trafiğine sahne oldu gazetede. Gelenler, gidenler onları da karşılayarak hareketli bir korona günü geçirdik Zafer Bey. Ama dikkat et Zeki abi, yaşlısın yani, ben şimdi seni de fazla kimseye alma, korona biraz sıkıntılı yani, dikkat et diyorum Zeki abi, yani sen bize lazımsın. Vallahi şimdi enteresan, bu konuda nazar değmesin diye bugün bir kontrolden geçtim, şöyle gittim doktoruma, daha evvelden de kontrol etmişti, yani bizim biliyorsun sen de bir hali İlerleyen yaşlarda böyle kontrollere zaman zaman geçmemiz lazım. Şimdiden başladık, rahat ol Zeki abi. Gidiyor şimdiden. Başladı. Evet. Şimdi tabii ki bizimki bölümde 80'e doğru yol aldık. Allah uzun ömür versin. Her gün çok şükür 5-6 kilometre yol yürüme alışkanlığı. Sporcu bir gelenekten gelmenin vermiş olduğu dirençle hayata direnmeye, çalışmaya ve yazmaya, çizmeye devam ediyor. Allah uzun ömür versin Zeki abi. Ben ne soracağım? 10 Ocak çalışan gazeteciler günü senin için ne anlam ifade ediyor? Yani bir sansürün kavradılışı söz konusu. Gazetecilerin, evet, özel hak, gazete çalışanların. Vallahi şimdi Zafer'cim,
biz gazeteciler seninle birlikte de çalıştık evet. uzun süre biliyorsun. Evet. Bizim için saat mevhumu yok, gece ve gündüz demeden gazetecinin her zaman hazır olması lazım gazeteci olarak. Habere koşan, haberi yorumlayan, efendim haberle yorumlan ve haberle yaşayan bir mesleğin mensuplarıyız biz hepimiz. Bu doğrultuda bizim için zaman mevhumu diye bir şey yok. Gecesi, gündüzü devamlı bu olayın içerisindeyiz. Tabii gazeteciler şu anda bu koronavirüs denilen illetten dolayı bilhassa gazeteyi yönetenler olarak bizler hani sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak her şerde bir hayır vardır diyerek bir an evvel bu sıkıntılı süreçten ülkemizin, ilimizin, şehrimizin geçmesi ve bitmesi adına çalışmalar devam ediyor yoğun bir şekilde. İnşallah kısa bir sürede bu işten de çıkacağız ve daha güzel günlerde daha güzel bir gazetecilik yapmak adına koşturup duracağız aynı zamanda. Biliyorsun bu bizim için kaçınılmaz bir görev. Bunlar bu meslek sevenlerin, bu mesleğe tutkulu olanların başarılı olduğu bir meslektir ki. Ben biliyorsun hemen hemen yarım asırdır bu gazeteciliğin içerisinde, gazete yöneticiliğiyle birlikte sürekli olayın içerisinde aynı heyecan, aynı zevki yaşayan bir eski ve yıllanmış gazeteci olarak göreve devam ediyorum. Bu gazeteciler çalışan gününü, çalışan gazeteciler gününü senede bir kere değil birkaç kere olması daha güzel olur benim açımdan. Bir araya gelme, gazetecilerle, dostlarla, ahbaplarla bir araya gelme, hasbihal etme, dertlerimizi, sorunlarımızı tartışma, konuşma ve giderilmesi adına bir fikir ileri sürmek bakımından bizim için böyle bir toplanma vesilesi olur. Bu güzel, bu anlamlı gazeteciler günde bütün birliğimizin üyeleri başta olmak üzere tüm Sakaryalı gazetecilerin ve medya sanal olarak da sizler gibi televizyoncular, radyocular, basın mensuplarının... Sanal, Zeki abi sanal biraz şey oldu ya, dijital diyelim, sanal deyince biraz sahte gibi bir şey oldu Zeki abi ya. Sanal biraz sanal basın biraz şey gibi oluyor. Böyle yokmuşuz gibi hani hayal ürünü gibi oluyor da dijital basın diyelim, dijital medya. Evet yani evet. Dijital medya diyelim. Dijital medya mensuplarının da bu çalışan biz aynı ayırmıyorum ben sizi. Siz de bizim gibi bu işin peşinde koşan emekçilerdensiniz. Bu güzel, bu anlamlı günde çalışan gazeteciler ayrılmış bu gülü doya doya kutlamamız için sağlık içerisinde mutlu olmanızı istiyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatır. Daha anlamlı, daha zevkli, daha neşeli bir gazetecilik ortamında buluşur. Çalışmalarımızı öyle yürütürüz. Bu doğrultuda hepimize bu güzel günün, bu anlamlı günün hayırlı olmasını. Ben de sana meslek büyüğümüz olarak sevgiler sunuyorum. Bizim arkadaşların da dilekleri var mı, temennileri, Sefa? Ses bulmakta bir problem oluyor bu bağlantılarda. Biz onun için sana bakmış olalım o konuyu. Çünkü burada buradan benim var. Şey yapıyoruz. Biz de kendisine selamlar veriyoruz. Burada katılanlar selamları var Zeki abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben soru sorabilir miyim? Başarılar diliyorum, başarılı yayıncılık diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ ol Zeki abi, hayırlı akşamlar abi. Hayırlı akşamlar abi. Ben soru soracaktım. Ben tamam. Soru sormana izin verdim. Ben onu fark ettim. Neden vermedim? Vermedim. Zeki abimiz bir tane. Ben soru soracaktım. Bakın, bunu ben arkadaşlar. Ne diyecektin? Bunu ben yönetiyorsam ben sana o kadar. Moderatör ne diyorsa o. Burada bir soru sormak isteyen bir gazeteci var. Gazeteciler gününde... Yani Zeki Antep'e güzel anlatıyor da gazeteci için ne yapıyorlar? Bir tek Zeki Antep'e değil, bu kentteki gazete meslek örgütleri, başkanları, Sezai Matur, Mustafa Gümüşer, Zeki Antep'e, Ersin İbi, o da bir, Sen, Zafer Tokuş, ben de bir derneğim var, bir sürü derneksiniz. Çalışan gazetecisin ne yapıyorsunuz? Gene şimdi Sefa diyecek ki tam da Cumal istediği yer. Bir şey söyleyebilir miyim? Bugün konuşma hakkın sonuna kadar var. Çünkü yani, olacak çalışan gazeteler günü. Bugün yol senin. Devam et abi. Zeki Aytepe anlatıyor. Zeki Aytepe güzel anlatıyor. Aldı Zafer Tokuş'a bana soru sordurmuyor. Zafer Tokuş'u bir kere kırıyorum burada.
Ne oldu? Suyu az kaldı, bir şey yapıyordum. Gırtlağından çıkacaktı. Kardeşim boğuldun mu? Bir kere seni kınıyorum. Ben soru soracağım burada. Voleybol mu oynuyorsun Zekai Tepe'yle? Hayır. Voleybol mu oynuyorsun kardeşim? Bu kentte çalışan gazetecilerin sorunları var. Bunları dillendirmek lazım. Sahada çalışan gazetecilerin sorunları var. Say abi. Sahada çalışan gazetecilerin birçok sorunu var. Gazetecilerin ekonomik sorunları var. Bakıyorsun pandemi gelmiş. Gazetecilerin her meslekte olduğu gibi çalışanların özellikle sorunları var. Zekai Tepe. Şimdi Zekai Tepe aynı zamanda Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı ama bir yandan da gazete patronu. Evet, Zekai Tepe gazete patronu. O gazete aynı şirketi. Sen patrondan nameler dinletiyorsun bize. Çalışan gazeteciler günü biz çalışıyoruz, sağdayız, sorunlarımız var. Ondan sonra bize soru sordurmuyorsun. Almışsın Zafer Tokuş. Zafer Tokuş da bir başkan, tabii işine gelmiyor. Zekai Tepe'yle voleybol oynuyorlar. Ne yapmışlar kardeşim, ne yapıyorlar çalışan gazetelerin için? Ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Sezai Batur ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapsın? Ama anlatırken, ne yapsın? Bak bunları ben yazıyorum ya. Ne istiyorsun sen? Kardeşim, sağdaki gazetecinin sorunları var. Araba park sorunu var. Bir yere gittiğin zaman... Arabanda... Ya örnek veriyorum bak, birçok sorunu var. En önemlisi de gazeteciler asgari ücret alıyor ve geçinemeyen arkadaşlarımız var. Birçok sorunumuz var. Sosyal tesisimiz yok. Ne yapıyorlar? Bugün bir tane afat bir şey yapıyor. Vatandaşlar... İşin tabanında, oralar tamam teferruat da, işin tabanında bu şehirde, bu meslekte birlik beraberlik yok. Yok. Yani onu belirtmen lazım. Onun devamında bunlar geliyor. Ya oraya geliyor. Bak tam oraya geliyor. Sen şey yaptın. Bugün etkinlik yapıyor. Ya afat zaten orada vatandaşa yapılan etkinliği aldı, gazeteciler götürdü. Ne oldu? 10 Ocak gazeteciler günü etkinlik yaptı. KG'ye tebrik edelim Zekai Tepe'yi. Sezai Batur hiçbir şey yapmadı mesela. Ama Sezai Batur'a bakıyorsun. Bu kentte kasıla kasıla gazetecilerin başkanıyım diye geziyorsun. Azim dediği yere böyle en sona bıraktım. Ya bir kere Zeki Aydın Tepe'yle bunlar çünkü en büyük ya bu kentte anlatıyorlar ya biz gazete başkanıyız. Zeki Aydın Tepe ile Sezai Motor'u yan yana getirmenin imkanı yok. Birlik, beraberlik yok. Gazetecilerin gideceği bir sosyal tesis yok. Bunlar sen bana üyesin. Başına bir şey geliyor. Bir gazeteci dövüyorlar dışarıda. Sen diyor kime üyesin? Şu derneğe üyesin. E senin derneğin seni kınasın. Ya yok kardeşim nereden tutayım ki? Şimdi bağlıyorsun Zekai Tepe'yi. Çok ayıp ediyorsun. Ben soru sormama da izin vermiyorsun. Karşılıklı voleybol oynuyorsun. Sen ne yapıyorsun Zafer Tokuş? Geçen senin burada genel başkanın bağlandı. Zafer Tokuş'u temsilciklik dernek de olabilir o da dedi. Küçük olsun benim olsun diye dernek bile yapmıyorsun. Üye yapmıyorsun. Neden? Aman başkanlığın gitmesin. Bir de böyle bir şey var. Zafer Tokuş da koltuk sevdalısı yaptı. Zafer Tokuş'un sen abi aday olacaksın galiba. Zafer Tokuş'un genel başkanı bir ay önce bağlandı. Dedi ki niye burada... Sen olsana ya. Neden dernekleşmiyorsun dedi. Kursana bir dernek. Adam ne dedi bir dakika. Adam ne dedi? Genel başkan yardımcısı dedi ki ya kardeşim olabilir dedi. Dernek kurabilir ama Zafer Tokuş ne yapıyor? Küçük olsun benim olsun. Senin yayına çıktı Zafer abi bu arada haberin olsun. Olur. Canlı yayında bunlar olur. Küçük olsun benim olsun dedi ve Zafer Tokuş dernekleşmiyor bile böyle temsilcilikte kalıyor. Yani bunları nereden tutsa da elinde kalır. Bunlar çıkıyorlar şimdi bu da ekranlara voleybol oynuyorlar. Hepsi aynı biri değil. Hepsi aynı kardeşim. Abi, şöyle bir şeyle gireyim. Bak bir şeyler ki. Buyur abi. Buradan bu çok önemli. Benim için en azından önemli. Buradan bütün gazeteci ölmüşlerimizi rahmet ve minnetle alıyorum. Abi burada bir parantez açabilirim. Ama aç lan. Bunu bir dakika. Ondan sonra aç. Geçtiğimiz ay Murat abiyi kaybettik. Evet ben oraya değinecektim. Bak işte onu yedim. Allah rahmet eylesin. Sen... Gerçekten emekçiydi bu şehirde. Ya kardeşim işte oraya gerçekten gazetecilik yapıyordu. Murat solmasın. Bak bir dakika bunu bitireyim sen devam et. Yok Azize dedim. Burada bu acımız sazı olduğu için Murat Solmaz gerçek bir emekçi. Bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum ama bu Murat Solmaz'ın cenazesiyle ilgili bazı şeyler var. Burada ailesinin acısını geçmek istemiyorum ama. Nasıl? Ya kardeşim var işte. Valla bilmediğimden soruyorum. Hastalığında da kimse sahip çıkmadı ki. Valla bilmediğimden soruyorum. Bazı şeyler var. Rahatsızlığında da kimse sahip çıkmadı. Ama biz Murat Solmaz'ın cenazesine bu dernek başkanları cenazeye katılmakla bu işler olmuyorlar. Tamam mı kardeşim? Yani bu cemiyet başkanları, gazeteciler cemiyet başkanları nereden tutsa elinde kalıyor. Bir kere birlik beraberlik yok. Birlik beraberlik olmayan hiçbir şey olmaz.
Tamam mı kardeşim? Zafer Tokuş, Sezai Matur'la yan yana gelmiyor. Matur, Zeki Entepe'yle yan yana gelmiyor. Bir vali, Büyükşehir Belediye Başkanı yemek görüyor. Bunlar yan yana oturmuyor. Devamlı didişme. Ondan sonra çıkıyorlar bunlar tribünlere bu kentte. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutluyorlar. Evet. Ben de konuşunca ne diyorlar biliyor musun? Ya bu mahallenin delisi, bu mahallenin zaten delisi konuşuyor diyorlar. Kimse öyle bir şey demiyor. Buyur Aziz. Aziz de çünkü bu konuda dertli. En son... Aziz de Çalışan Gazeteciler konusunda hassas. Hassasım ama ben hassas, senin uçluğunu konuşamıyorum abi. Seni biliyorum. Mesleki büyüklerim oldukları için kendileri... Konuşmuyor. Ya abi bırak. Bir dakika. Abi söz ver. Hüseyin abi rica ediyorum. Bunu söylemeden söz verme. Ya kardeşim sen bir belediye başkanı, bir kaymakamı, bir valiyi veya bir vatandaşı eleştirirken lap eleştiriyorsunuz. Gazetecilere geldiği zaman meslek büyükleri. Kardeşim hakaret etme. Önemli bir şey söyle. Hataları söyleyeceksin. Bir izin verir misin? Veriyorum. Hataları söyleyeceksin. Onlar söylüyorum tamam. Zaten ben. Söylüyorum. Bravo. Yani. Bravo. Getiriyorum. Bravo. Geçtiğimiz ay Murat Solmaz'ı, yani benim mesleki büyüğüm, kaybettik. Uzun süredir tedavi görüyordu bir rahatsızlığından dolayı. Allah rahmet eylesin diyorum. 10 Ocak Gazeteciler Günü bu bayram onsuz geçecek. Gerçekten meslekte ciddi anlamda emekleri var. Yaptığı haberler, çevresi. Tedavi sürecinde de ben kendisini ziyaret etmiştim zaten hastanede. Birkaç defa. Sen az önce bu kentte işte basın emekçilerin birlik beraberliği içerisinde olmadığını söyledin. Tabii o süreçte kendisini de ziyaret ettiler hastanede ama ben mesela onun o sürecinde gereken ilgiyi gösterilmediğine inanıyorum. Ben görmedim şahsen. Yapıldıysa eğer bilmiyorum ama gereken ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Bu kalsın arkadaşlar. Keyifli bu. Aziz ve Erhan'ın gazetecilikte deplasman maceraları. Bu ortada da Zafer Tokuş'un işi magazin. Adam burada. Lafını unutma Aziz. Adam ben burada. Ben sözünü bir adam burada. Önemli bir şey konuşuyor. Zafer Tokuş Aziz ve Erhan'ın diyor. Ya burada bile geyik yapıyorsun Zafer ya. Adam önemli bir şey konuşuyor ya. Ben ya, toparlayayım. Ya saygılı ol ya Zafer. Böyle konularda isim magazinleşsin. Toparlayabilir miyim? Buyur kardeşim. Murat abi Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmet. Ailesine de sabır diliyorum. 10 Ocak gazeteciler günü de gerçekten bu meslekte emekçi olan, işte sahada olan, kalemini kamuoyu için oynatan tüm emekçilerin basın bayramını da kutluyorum. Evet, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bunu diyecektim. Ben de bekliyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben az önce söyledim. Bu şehirde birlik beraberlik olmadığını, bu meslekte. Hayır, ben de seni bekliyorum. Böyle heyecanla diyorum ki. Hani tamam, ne demeyi bekliyorsun Hüseyin abi? Sen her programda bir şey söyleyeceksin. Bir şey söyleyeceksin. Sen her programda bunu dile getiriyorsun. Düzelen bir şey yok. Düzeldi mi? Hayır, ben de bunları düzeldiğini bekliyorum. Düzeldi mi? Bir şey düzelmediyse çok konuşmanın da bir anlamı yok ki. Söyleyeceğiz abi bunları. Ya söyle, sen her seferinde söylüyorsun. Hayır, ben de senden bir adım yol gidemiyorsun. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Ama ben de diyorum ki sen bu tepkiyi zaten her programda koyuyorsun. Hüseyin abi. Bir adım öteye gitmiyor yani. Sen sadece burada konuştuğunda kalıyorsun. Rica ediyorum. Konuşacağız. Bunlar konuşulamaz mı bu kentte? Bu kentte gazetecileri konuşmayacak. Konuşursan mesleki anlamda hainsin. Niye hainim kardeşim ben? Gazeteciler herkesi konuşacak ama gazeteciler gazeteciyi eleştirmeyecek. Hemen bir gazeteciyi eleştiriyorsun. Ben günlerden Ersin'i bile eleştiriyorum. Ya diyorlar ki, ya Ersin'i bile eleştiriyorum. Ersin'i bile kim ya? Eleştirilemez mi? Eleştiriyorum kardeşim. O da beni eleştirsin. Otokontrol sistemi diye bir sistem var günümüzde. Ama gazeteciyi eleştirmeyeceksin. Yok böyle bir dünya. Evet, şimdi abi şöyle öncelikle bilmeyenler için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? Şimdi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 1961'de basın emekçilerine verilen hakları kaldıramayan patronajın gazeteleri çıkarmama kararıyla alınan bir şey. Yani bu bayram, bugün Çalışan Gazeteciler Günü adı üzerinde basının emekçi kesiminin, yani Murat abinin bayramı. Evet. Tamam mı? Murat abinin bayramı. Rahmetli. Asgari ücretle. Sömürülen gazetecilerin bayramı. Asgari ücretle çalışan, hayat şartları gerçekten zor olan, yıpranma paylarını alamayan. Zafer abiyi gördün mü yalnız? Gözlerinin orasından çıktı. Abi gene bak, burada yüzü burada diye söylemiyorum. Zafer abi en azından. Zafer, çalışan gazeteci ki patron be kardeşim. Ya abi rica ediyorum. Patron ama.
Devam et. Patron Zafer Tokuş. Abi patron şov yapacaksan kardeşim. Biz kalkalım sen konuş. Ama sıra sana gelince konuşuyorsun zaten. Tamam, gene Zafer Tokuş Allah. Dayanamadım bak, dayanamadım. Burada... Ama bak şunu sen de kabul edersin. Zafer Tokuş patron kardeşim. Bu kentte, hayır. Bu kentte basın meslek kuruluşunun en çok vergi ödeyen hayır. adam. Ben senin... Çalışan değil ki Zafer Tokuş. Ben sen de patron. Bir de bunu ayırmak lazım. Bak ben sağdayım ya. Az önce kazadan geldim. Onu sen onu abi, bir söz verirsen ondan sonra konuşursun be. Tamam bırakacağım. Bak, tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam. Çalışan gazeteciyle çalışmayan gazeteciyi ayırmak lazım. Şimdi arkadaş bir olay var, bir şey var. Adam yok abi, çok ama yemek var. Girmeyelim. Yemek var. Abi çocuklar geliyor. Yapma. Yok böyle bir şey. Yapma ya. O Zafer Tokuş çalışan gazeteci mi? Mesleği o kadar. Şimdi Zafer Tokuş en azından Zafer Tokuş sen de bu kategoriye dahil ediyorum. Bir dakika Sefa konuşur sana geleceğiz en son. Çalışan gazeteciler ben Aziz beraber sen de 14 yıldır çalışıyorum. 15 yıldır çalışıyorum. Çalışmıyor muyum? Yani gazeteci... Yok. Sen abi son zamanlarda patronudun. Abi rica ediyorum. Yani öyle bir iddiada bulunduk biz şu an. Sen niye... Bakın programın kurallarına uyduğunda konuşamıyorum. Tamam, beni bağırmaya zorluyorsunuz. Tamam. Bak, programın kurallarına uyunca konuşamıyorum. Buyur. Zafer en son konuş. Zafer Tokuş ve Hüseyin Cumal da patrondur. Fakat gazetecilikten gelen patronlara bu sektörün kapısının daha fazla açık olması gerekiyor. Bizim sıkıntımız gazetecilikten gelmeyen patronajın... Basın emekçilerin haklarını tam olarak anlayamamasından kaynaklanıyor. Sen bir muhabirin ne hissettiğini çok iyi anlarsın. Çünkü oradan geldin. Zafer Tokuş muhabirlikten polis adliyeden geldi. Siz bilirsiniz bu işlerin nasıl olur ve emekçiye hakkını ona göre verirsiniz. Bakın çok ben, önemli bir şey söyleyeceğim. Biraz sonra kapanışta bir konuşma yapacağım. Tamam sen istediğini söyle. O konuşmada bir dinle mesajım bu, var. Bugün hakikaten çalışan gazetecilerin günü. Gazetelere ilan vermek, patronajı mutlu etmek falan değil. Bu konuda gerçekten ben bugün beraberken Satso geldi. İşte tek çalışan gazetelere ve Adapazarı Belediyesi. Bakın çok minik bir şey ama karınca kararınca esnafa yaptıkları desteklere benzer bir desteği basın emekçilerine yapmışlar. Tebrik ediyorum. Bak iyi düşünmüşler. Şimdi detaylara vermeyeyim. Büyükşehir'de getirecektir. Bu arada Hüseyin abinin sesinde bir problem var. Evet. Bakın Büyükşehir'de getirecektir. Neden? Bakın. İsabet olmuş. Arkadaşlar bu ibaremi lütfen meslektaşlarım mazur görsünler. Ve Hüseyin Cumalı ve yani Hüseyin Cumalı Zafer Tokuş benim mesleki büyüğüm. Aziz ise benim nesildaşım. Gazetecilik bir peri masalı. Bir pamuk prenses masalı. Ay boyunca valiye yazıyorsun, Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonu uzatıyorsun, Ticaret Sanayi Odası Başkanı ile oturup kalkıyorsun, kalemi eline aldığın zaman herkese izah verebiliyorsun ama ay sonunda eline geçen para adeta senin masaldan uyandırıyor. Kentin gerçekten siyasi erkleriyle bir araya geldik geliyor yani önemli bir şey gibi gözüküyor ama alınan paralar gerçekten çok düşük. Zafer Tokuş, maalesef bizim sektörü en iyi hale getirebilmemiz için bu maaşları düzeltmemiz gerekiyor. Basın emekçilerin haklarını tam olarak vermemiz gerekiyor. Biz alttan jenerasyon yetiştiremiyoruz. Bakın Aziz ben son kuşak temsilcileriz. Şu anda alt kuşak temsilcilerden yöneticilik pozisyonunda olan insanlar kalmadı. Neden? Çünkü alttan gazeteci yetişmiyor. Siz bu kentin duayen gazetecilerisiniz. Bakın fikirsel olarak size tartışabilirim. Hüseyin Cumalı tartışabilirim ama Hüseyin Cumalı bana mesleki olarak bir şey dedi ama orada dururum. Çünkü tecrübesi vardır. Sözünüzü şunu diyeceğim. Bu çalışan gazeteciler günü basındaki sansürün kaldırılması açısından son derece önemlidir. Çok temel. Semih Zafer Tokuş giderken dedi ki Türkiye'de basın sansürü var mıdır, basın sansürü yok mudur gibi şeyler söyledi. Türkiye'de çoklukla yapılan bir şey vardır. İşte mesela şu an Can Dündar tutuksuz yargılanıyor, firari olarak şey yapıyor. Yani Türkiye'nin devlet sırlarını dahi ortaya saçabilecek kadar ideal bir zemin ortaya çıkabiliyor bazen Türkiye'de. Basının kendi otokontrolünü sağlamasıyla sansür arasında fark vardır. Basın kendi otokontrolünü sağlamak zorundadır. Bakın geçen gün Hendek'te bir haberi siz girmekte tereddüt ettiniz. Girmedik. Bu sansür müydü otokontrol müydü? Otokontrol. Otokontroldü. Şimdi bu çok hassas bir çizgi. Hendek'teki olay neydi? Bir cinsel istismar olayıydı. Aynen. Ayrıntıya girmeyeceğiz. Haberi biz girmedik. Sakarya'nın algısı değişti. Yani İstanbul'da biz hani Sassomi çalışması vardı. Sakarya algısı nasıl değişir diyerekten. Evet. Algısı değil. Evet. Tanıtım imajı veya evet, imaj. Programımızın geri kalan bölümünde sorun de konuşacağımız yere doğru geleyim. Şimdi bu çalışan gazeteciler, emekçiler, otosansür uygulayanlar, otokontrol uygulayanlar, bu sektörü gerçekten mesleğe edinenlerin ise bir de hakikaten internetin domain diye bir şey var. Domain bir $10 falan alınıyor domain. Bir isim. xyz.com'u 10 şey alırsın. Ve bunun üzerine de yaklaşık 250 TL'lik bir WordPress yazılımıyla anında bir haber sitesi kurabiliyorsun. Bu sektördeki internet haber. Bak gazeteci demiyorum. Gazeteci özellikle YouTube'la beraber YouTuber internet yorumcuları da ortaya çıktı. Herhangi bir şekilde bu isimler mesleğin disiplinini almamışlardır.
günlerce polis adliye muhabirliği yapmamışlardır. Bir iddianameyi çözmek ne demek bilmiyorlardır. Bir facia yerinde o acıyı insanlara yansıtma ne demek olduğunu bilmiyorlardır. Hüseyin Cumalı'nın NTV'ye sıcak görüntü yetiştirme telaşını anlayamazlar. Zafer Tokuş'un Doğan Haber Ajansı'na zamanında görüntü yetiştirme telaşını anlayamazlar. Kamuoyu vicdanını bilemezler. Gazeteciliğin tevhidi tedrisatından geçmemiş isimlerin kalemlerini eline alıp bu kente hiza vermeye çalıştığı bir döneme doğru geldik. Bakın bu çok sıkıntılı bir şey. Hakikaten çok sıkıntılı. Bir internet sitesi açan, bir YouTube kanalı açan bu kente siyasetçilere hiza vermeye çalışıyor. Bu kente siyasetçilere hiza verecek tek yer halktır, sandıktır. Sandık dışında siyasetçileri tehdit haberciliğiyle, şantajla yola getirmeye çalışan kim varsa burada karşısındayız. Programı ilerleyen bölümlerde ben bunu konuşacağım. Ben seçilmiş her türlü iradenin meşru zemindeki siyaset hakkını savunan biriyim. Net bir şekilde. Ne artı ne eksi. Hiçbir kimse elindeki medya organını bir yere tehdit mekanizması olarak kullanamaz diyor. Şimdilik bir virgül koyuyorum ve Zafer Tokuş'a bırakıyorum. Bu konuda doluyum. Bu konuda doluyum. Neyse. Hüseyin sen? Yani devam etmek gerekirse, yani az önceki sorunların dışında... Şunu söyleyeyim, gazeteciye ne kadar bağımsız ve siz ne kadar, sen ne kadar özgün gazetecilik yapıyorsun? Ben özgün gazetecilik yapıyorum ama konu 10 Ocak Çalışan Gazeteleri ve sansür ya, ben bu kentte sansür yedim. Beni geçen sene yatırıp kaldırdılar. 2 sene önce şey için valinin planı... Yatırıp kaldırdı deyip de dövmediler seni Hüseyin. Şimdi yatırıp kaldırdılar. Yani hekten beter ettiler. Abi dövseler daha iyi ya. Yani yatırıp kaldırmak, dövmek, avluda dövmekte kullanılır. Yatırıp kaldırdılar kardeşim, ben bir gazeteciyim. Ben orada bir haber yaptım, bir haber yaptım diye beni aldı polis götürdü. Kim kararıyla? Savcı. Alın bunu getirin. Gitmekte zorundasın. Gitmek zorundayım. Ben gideceksin yani. Yargı istiyorsa gideceksin. Ben gazeteciyim. Haberi yaptığında yani sen gazeteciyim. Suç unsuru varsa gideceksin. Ben gazeteciyim. Gitmem diye bir kaydı yok zaten. Ben onu demiyorum. Beni alo deseler ben gideceğim. Ama beni polis soruyla götürdüler oraya. Diktiler benim karşıma. Sen diyor valinin arabası oraya park etti. Niye çektin? Hüseyin abi yaptığın haberi biri açıklık getirirse. Açıklık yok çok evet yani, ben yani, biz arkandayız yani orada senin devam. İzleyenler de yani bu kent, dünya hakim olsun. Yok bu kent bunu biliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gittim oraya. Tören var. Yürüyüş yoluna valinin savcılıkları, kaymakamın arabasını koymuşlar. Şimdi yürüyüş kortejı geliyor. Önüne araba çıkıyor. Zikzak yapıyorlar. Ben de haber yaptım. Bu arabaları dedim, koyacak yer yok mu? Ne oldu? Beni aldılar. Polis aradı beni. Neredesin? Şuradayım. Seni savcı bekliyor. Mevcutu götürdü. Mevcutu götürdü beni. Savcının karşısına çıktı. Bana sorulan sorular şunlar. Sen valinin arabasını niye çektin? Valinin plakasını nasıl verirsin? Ben ulusal basına çıktım. Şimdi bu bir sansür kardeşim. Burada bir haber değeri var. Yani o arabaya park edecek sivil plaka mı resmi plaka mıydı? Resmi plaka Cumhurbaşkanı'nın diğer valilerin plakaları fırfır dönüyor. Hüseyin abi çok bir şey sorabilir miyim? Ekranlar bu yayını izleyenlerin %80'i valinin plakasının 54.001 olduğunu bilir. Herkes biliyor. Gizli bir şey değil ki bu. Suçluyor bunu işte. İşin enteresan tarafı ne? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan yaklaşık bir sene de geçti. Neredeyse 1,5 sene oldu. Hala bana bir takipsizlik göndermediler. Hala bana sen suçlusun demediler. Bu ne şimdi abi? Neden aldık? Ben bu kentte gazetecilik yapıyorum. Ben bir ara eğitim araştırma sahasında 7 tane ayrı ayrı olay oldu. Öğrenciler oldu, şeyler oldu. Ya benimkiyle bir savcılığı alıyorlar. Gittim yani benim suçum ne? Haber yapıyorum. Niye yapıyorsa geldi iş. Birine ben şahidim. Hepsinden yargılandım, hepsinden beraat ettim. Ya ben şahidim, sen anlatamazsın. Ama böyle bir şey olur mu? Sen anlatamazsın, ben seni destekleyeyim. Hüseyin Cumalı arabasına telsiz dinler. Telsiz dinlediği için Hüseyin Cumalı'nın arabasında radyo teybi yoktur. Hüseyin Cumalı yüksek sesten ceza yedi ya. Evet. Yani kim neden yıldıralım? Bunu kim yaptı? FETÖ'cü, Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş yaptı. Biz bunları yaşadık bu sefer. Firari FETÖ'cü. Ya firari hala. Bizim yaşadığımız olaylar da var yani. Ya mutlaka bir olaya dair bir güvenlik kamera görüntüsüne ulaşıyorsun. Ve devamında da... Rejiden uyardılar. Rejiden uyardı Serdar Bey. Yüksek sesle müzik dinlemene mahkeme itiraz ettiğinde iptal ediliyormuş. Abi o çok 2013'te oldu bu olay. Bak burada hepimizin söyledikleri çünkü bir yeri var. Çünkü özellik aygıt yok. Ben ne zaman konuya girsem Zafer abi... Ha, yok sen... Evet, rejiden... Rejiden alakalı bir anlaşmamız var. Aziz şuna mı varıyor? Senin dediklerinde, Hüseyin Cuman dedikleri şuna mı varıyor? Genellikle bağımsızlık ve sansür konusunu siyasetçilerden beklerler. Ben meslek hayatımda Hüseyin Cuman'la anlık kadarıyla öyle... Biz sansür hep atanmışlardan görüyoruz ya.
Evet. Atanmışlardan görüyoruz. Yani halkın iradesi seçen isimlerden ben Mehmet Süreç gördüğümü hatırlamıyorum. Ama nerede atanmış varsa bir şekilde bunu nasıl yaparsınız ya? Atanmış ya. O atanmışın gücü acayip ha. O atanmışın böyle bir acayip bir gücü oluyor. Hüseyin Cumalı'yı aldırıyor. Ve bu kent Hüseyin Cumalı, bu kent Hüseyin Cumalı yaptığı haberden dolayı gazetesine alınırken sessiz kaldı. Bu da utancı olsun bu kent. Yo, yani şöyle vatandaş... benim bir anım var mesela. Bir olayın güvenlik kamera görüntüsünden dolayı ifadeye çağrıldım ben birkaç defa. Söyle, ismini söyle. Yani Goody fabrikanın ismini ben... Bir lastik fabrikasında. Yani bir lastik fabrikasında meydana gelen bir olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerine ulaştım. Bununla ilgili savcı davet etti. Sen bunu yayınladın, medyalarda yayınladım. Evet, yayınlandıktan sonra gittim, davet etti. Anlattım olayı. Bana görüntüyü nereden aldığımı söyledi. Ben de habercilik gereği kaynağımı söylemeyeceğini söyledim. Beni odasından kovdu yani. Böyle durumlar da yaşadık yani. Seninki iyi. Kadın hastanede serviste yatıyor teyzemiz. 8 saat boyunca kimse odasına girmiyor. O arada ayağında bir kan bir şey oluyor, patlama oluyor, kan kaybından ölüyor. 8 saat girmiyor. Oğlu giriyor, bir bakıyor, annesi ölmüş. Her yer kan. 8 saat odaya girmiyor. Oğlu fotoğrafı çekiyor ve hastane başhekimi işte bana dava açıyor. Suçun ne? Bu fotoğrafı nereden aldın? Çaldın mı? Ya diyorum ya, fotoğrafı çalmadım. Oğlu attı. Oğlu diyor ben attım. Beni yatırdılar, kaldırdılar. Git gel, git gel, git gel, git gel. Ya şimdi örnekleri var bunun. Ben size bir örnek anlatayım. Akyazı'da yaşandı. Akyazı'da bir muhtar jandarma ile birlikte denetime giderken arabada sigara mı içiyor, öyle bir şey yapıyor. Muhtar. Muhtar. Arabada bir sigara mı yiyor, muhasim yok. Emniyet kemerini, pardon, emniyet kemerini bağlamıyor, özür dilerim. Ve bunun üzerine arabadaki jandarma da buna muhtara ceza kesiyor. Muhtar da bunu sosyal medyasının ceza tutanağıyla paylaştı. Bizim Akyazı'ndan Alaaddin abi haberini yaptık. Bize girdik. Savcılık soruşturma açtı bize. Gizli belgeleri yayınlamak suçundan. Ya dedim ne gizli, bir adam sosyal medyada paylaşmış yani ceza tutanağını. Başımıza ne geliyorsa atanmışlardan geliyor. Türk yargısı bağımsızdır. Türk yargısı yücedir. Adam sosyal medyada ceza makbuzunu paylaşmış. Savcı diyor ki sizin bu belgeyi nereden yayınladınız diyor. Ya dedim muhtar sosyal medyada paylaşmış Facebook'ta. Evet. Nasıl dedim yani biz yani bunun gizli belgesi yok ki. Zafer öyle bir durum yaşadık. Zafer abi, adalet mülkün temelidir. Pardon, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittik, ifade verdik. O davada galiba takip kararı verildi. Bak abi. Şimdi ilginç. 10 Ocak gazeteler günü ya, biz bunları yaşıyoruz. Bir de bu kentte ben 3-5 günden beri köşe yazıyorum. Bu kentte gazetecilik oynayanlar var. Tamam mı? Hiçbir olay gelmezler. Açmışlar bir site. O site üzerinden gazetecilik oynuyorlar. Ben onlara çubukçu falan diye yazdım. Son bir şey yazayım mesela, ben bir tepki gösterdim. Otokontrol sistemine geleceğim. Biz gazeteciler kendi aramızda konuşuruz madem bu gazeteciler 10 Ocak öncesinde. Ya kardeşim şimdi bu kentte bir internet sitesi var. Sahibi de Ersin İbil. Şimdi şöyle diyelim, ismini hitap ediyorsunuz. Sayın Ersin İbil yayına da katılabilir. Ya şimdi bir yayına bağlanabilir. Ben katılabilir. Hatta alt katta kendisi iş yeri var. Kendisi kadar çıkabilir gelsin yani. Gelsin canlı yayına, buraya gelsin. Sıkıntı yok yani. Burada evet, gelsin buyurun. Konuşalım. Hatta ben zaten yalvarıyorum kaç gün. Yok ya, ben cevap hakkından dolayı. Şimdi mesleği konuşuyorsak bunu da konuşalım. Ben 3 günden beri yalvarıyorum zaten kendisi. Bana bir köşe bir cevap ver diye vermiyor. Saygı duyuyorum. İster Ersin ister vermesin. Tamam. Fazla suçlayıcı olmayalım. Fazla suçlayıcı olmadan... Suçlayıcı değil. Yaşadığım bir olay anlatacağım mesela. Şimdi gazeteci konuşuyoruz ya, otokontrol sistemi. Ya Ersin İbil sitesinde bir program yapıyor. Yardırıyor orada. AK Partili belediyelere yardırıyor. E tamam. Görüşüdür. Tamam, AK Parti belediye eleştirilebilir. Sıkıntı yok. Ama sıkıntı ne? Ersin İbil'in oğlu Adapazarı ilçe başkanlığı, AK Parti Adapazarı ilçe başkanlığında medya tanıtım başkanı ve eleştirdiği kurumda tanıtım medya başkanı tam adı bak AK Parti Adapazarı ilçe başkanlığı tanıtım medya başkanı Tahra İbil. Peki eleştirdiği kurumda Ersin İbil'in en başta Adapazarı Belediyesi kurumsal kimliğini eleştiriyor. Ben de günlerden beri yazıyorum. Diyorum ki bak burada bir sıkıntı var. Hem sen AK Parti'ye yakınsın, hem AK Parti Sakarya milletvekillerine geliyorsun, görüntü veriyorsun ve senin oğlun AK Parti Adapazarı ilçe
tanıtım medya başkanlığında ama sen devamlı AK Parti'ye gidiyorsun. Burada bir sıkıntı var. Samimi olmak lazım. Hatta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz bununla ilgili bir tweet attı. Tamam mı? Ben şimdi burada ne yapıyorum? Ben burada bir, sen aynı gemideysen, AK Parti gemisindeysen sen samimi olmalısın. İki, ben burada otokontrol sistemi yapıyorum. Çünkü bir tane internet sitesi açıyorlar, herkes gazeteci oluyor. Ya biz kardeşim 1984 yılından beri bu kentte gazetecilik yapıyoruz. Bir olay oluyor, ciddi bir şey oluyor. Yok ama açmışlar bir internet sitesi. Bunlar internet sitesi üzerinden istedikleri gibi at koşturuyorlar. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben burada otokontrol sistemi yapıyorum. Şimdi diyorlar ki ya sen bu adamdan ne isteyeceksin? Ben bu adamdan ne isteyeceğim? Ersin İbil gelsin burada beraber çay içelim. Benim Ersin İbil'le kişisel bir şeyim yok. Ama madem mesleki bir olay var, gazetecim diye ortaya çıkıyorsun, tamam mı? Gazetecim diye ortaya çıkıyorsan bu yaptıklarına dikkat edeceksin. İki, etik değil. Hem oğlun AK Parti'de Adapazarı'da yönetici, hem de Adapazarı'nın kurumsal kimliğine giydiriyorsun. E kardeşim, Cumhurbaşkanı demiyor mu? Cumhurbaşkanı ne için uğraşıyor? E Cumhurbaşkanı böyle uğraşırken sen AK Parti tarafındasın. Kefenimizi giydik diye çıkıyorsunuz yollara ama gidiyorsun AK Parti'ye geçiriyorsun. Bu da olay. AK Parti, aynı bir... Yani AK Parti aleyhine yazıyorsun demek istiyorsun. Abi sen AK Parti, CHP bir şey paylaştığı zaman CHP veya başka muhalefet partilerine Twitter'dan 10 tane 20 tane mesaj atıyorsun. Bu da olayın bir başka boyutu. Kendi görüşünü sen göstereceksin arkadaş. Yani abi, onun da düşüncesi olur. Ben senin köşe yazılarında şunu anladım. Doğru yani, mu anladım? Yok bir dakika. Bitir ondan sonra sorayım o zaman. Bitireyim tamam. Ben konuş. Sen şimdi bunu eleştiriyorsun. Meslek olacağı gelelim. Ya bazı arkadaşlar oluyor. Ya Ersin'den ne istiyorsun? İşte sen de bizim gazetecileri eleştirin. Eleştireceğim tabii kardeşim. İki olayını eleştiriyorum. Bir, hiçbir yerde yoksunuz. Gazetecilik oynuyorsunuz bu kentte. Tamam mı? Bakıyorsun... Kendine göre gazetecilik oynuyorsun. Kendine göre çalışma sistemi vardır. Senin için herkesin çalışma sistemini eleştiremezsin. Sen yumuşatıyorsun. Sen yumuşatma değil. Ya onun çalışma sistemi öğretir. Yani sen sen sahaya çıkarsın, o ajans haberi kullanır. Bu gerçek abi. Eyvallah. Bir yandan da. Haberi yapar. Yani bunu bir yandan da AK Parti gibisin. Oğlun Adapazarı'nda çok sert eleştirdiğin kurum Adapazarı. Ben de diyorum etik değil diyorum. Hatta genel başkan yardımcısı da buna tepki gösterdi Ali İhsan Yavuz dedi ki ya kardeşim zaten bizim sorunumuz bu. Aynı gemide olduğumuz insanlar tamam mı kendi işlerine gelmediği zaman gemiden insanlara bir şey soracağım. Sefa yanlış mısa düzelt. Buyur. Bir ara bir İYİ Parti'den bir baba oğul ayrı partilerden siyaset yaptılar değil mi? Hatırlıyorsun seçimlerde aday oldular. Sakarya'da ya. Babası bir AK Parti bir yerdeydi, oğlu İYİ Parti falan. Olabilir. Babası belki, oğlu AK Parti, babası CHP'liydi. Abi sen isim veremiyorsun, ben sana isim vereyim. Hayır, Koçoğlu AK Parti'den aday oluyor. İsim veremiyor diyeyim şimdi. O hem ben, yok daha isim söyleyeyim. Yani, İnsanların bildiği şeyi söyleyeyim. Zeki Toçoğlu AK Parti'den aday oluyor oldu. Evet. Koçoğlu, Enver Toçoğlu da MHP'den aday oluyor oldu. İşte, olabilir, bundan da sıkıntı yok. Öyle bir şey olabilir belki. Bak ama şöyle. Yani, sen de AK Partilisin, ben de AK Partiyim. AK Parti ile ilgili devamlı söylemler yapıyoruz. Ve oğlun AK Parti Adapazarı ilçe başkanlığında tanıtım medyadan sorumlu başkan ve sen sürekli AK Parti Adapazarı belediyesini eleştiriyorsun. Kurumsal kimliği eleştiriyorsun. Şimdi buradaki sorun şu. Bunu Sezai Motor yapsa ben tepki göstermem. Çünkü Sezai Motor zamanında CHP'den aday oldu. Dolayısıyla... Ya o kimliği, o üniformayı giydi. Bir dakika. Ben giderim. Parti bir şeye gireceğim. Parti değiştirebilir. Konuşulursam beni farklı bir yere gireceğim. Sezai Motor AK Partili belediyeyi eleştirirse Sezai biraz böyle solcu da durduğu için ben Sezai Motor'a bunu yazmam. Ama Sezai Motor'da şunu yazarım. CHP'yi sürekli eleştirirse hayır olsun Sezai. CHP'den aday adaydın, aday olamayınca ki bunu yazdım. CHP'yi mi eleştiriyorsun derim. Şunu demek istiyorum. Sen hem AK Parti'desin, hep aynı gemidesin. Sen gemiye zarar veriyorsun. Gemi su alıyor. Neden? Sen bazı fikirleri şey yapmadığın için, sen de örtüşmediği için ya da mesela Ersin İbil'in yazdığı bir kelime var orada. Bir çocuk var diyor. Bir çocuk var diyor mesela Adapazarı Belediyesi'nde. Ona takmış. Ben de yazdım. Niye takıyor mesela o çocuğa? Sorun ne? Tabi bunun alt detayları var. Neden takıyorsun mesela? Sen o çocuğun avukatı mısın?
Ben uçucu avukat değilim. Güzel bir soru sordun. Tebrik ederim seni. Ben uçucu avukat değilim. Niye yani şimdi? Uçucu avukat değilim ama işte tam da bu noktada basın otokontrol sistemi geliyor. Sizin gibiler etliye sütlüye dokunmadığı için, bakıyorum ben şimdi basına, sizin gibiler etliye sütlüye dokunmadığı için, sizin gibiler hiçbir şey karışmadığı için ben olduğum köyün gelisi, ben gülüyorum bu işlere. Neden gülüyorum? Sen bu şey Adapazarı gazeteciliği tek sen yapıyorsun. Bak değil hayır ben gazeteciliği, ben Adapazarı tam gazetecilik yapıyorum demiyorum. Senin üslubun ayrı, benim üslubun ayrı. Hayır, ben farklı bir şey diyorum. Siz tamam mı Zafer Tokuş veya işte Zeki Aytepe oydu bu Sezai Batur. Zeki Aytepe arıyor şu anda. Bak hiçbiriniz Zeki Aytepe arar tabii. Şimdi bana kızacak ya. Hiçbiriniz etliye sütlüye karışmıyorsunuz. Tam da bu noktada işte ben otokontrol sistemi yapıyorum. Neden yapıyorum? İşte bunlar yüzünden yapıyorum. Arkadaşlar Hüseyin'e dönelim. Adam. Hüseyin'i alalım. Adam yardırıyor. Tamam mı kardeşim? Öyle yardırıyor, böyle yardırıyor, şöyle yardırıyor. Bakıyorum yanlışları görüyorum. Ben şunu da söylüyorum. Şey kardeşim sana veriyorum lafı. Sen de beni eleştir. Sen de beni eleştir kardeşim. Bir sıkıntı yok ki. Sen de beni eleştir. Eleştiremiyorlar ama. Eleştir. Bana eleştir. Abi şimdi sen diyorsun ki köşe yazıldı. Ben bunu özellikle sana sordum. Dedin ki programda bunu sorabilir miyim? O problem yok dedin sen de. Şimdi sen diyorsun ki bu Ersin İbili yazdığın köşede bir köşede diyorsun ki ya bu çocuklar sana saygısızlık mı yaptı? Abi rica ediyorum ya. Evet dinliyorum da. Diyorsun ki abi şeyde Ersin İbili'ye. Sefa en tam önemlisi, konsantre olamadı galiba. Abi çok ben şey bozuluyor yani ister istemez bozuluyor oradan şey yapınca. Evet. Şimdi diyorsun ki Erenler'den, Adapazarı'ndan, Serdivan'dan bir şeyler istedin sonra onlara geçir. Bir şeyler istediğine mi verilmedi? Hayır öyle demiyorum. Sonra diyorsun ki bu çocuklar yani o beylerdeki çocuklar senin AK Parti Sakarya milletvekilleri dostluğunu bilmiyorlar mı? İroni yapıyorsun. Evet. Hiç korkmuyor mu çocuklar senden evet. diyorsun. Seni nasıl kırarlar diyorsun. Seni nasıl incitirler diyorsun. Evet. Yani benim az önce bahsettiğim konu şuydu. Gazetecilik kisvesi ki az önce Talha İbil'den bahsettim. Talha İbil aktif olarak ben yanlış bilmiyorsam kurumlarla Medyarot adına görüşen bir isim. Ve AK Parti Tanıtım Medya Başkanı evet. seçilerek gelmiş bir isim. Bence de önemli bir görevde. Kendisini tebrik ediyorum. Genç yaşta Tanıtım Medya Başkanı olmuş. Bravo. Tebrik ediyorum ve o görevinde ben layıkıyla yapacağına inanıyorum. Ama Talha İbil aynı zamanda Medyarot'a aktif olarak görev alan bir isim. Doğru. Tamam mı? Hadi ve aktif olarak görev alan bir isim. Sen şunu mu diyorsun abi? Ben mi yanlış anlıyorum? Parti bağlantısı kullanılarak belediyeler tahakküm altına mı alınmaya çalışıyor? Şimdi bak böyle... Pardon biz kendimiz konuşuyoruz. İddialı şeyimiz... Ben şunu da bekliyorum. Şimdi. Abi hayır pardon. Bir dakika, ne diyor Zekai Tepe? Bir dakika Zekai şimdi onu arada görüştüm. Sana tepki gösteriyor. Abi alırız konumuzu bitirelim. Yani tepki gösteriyor. Bunu bir önce yüzeye kalmasın. Seni yani... Bayağı sinirliydi. Yani senin ne dedim ki ben Zekai Tepe? Neye sinirli? Olabilir. Eleştiremeyeceksin. Sezai Matur'u arasın. Hepsi tamam. Arasınlar. Ne olacak? Evet, devam et Sefer. Eleştirmeyeceğim. Ben soru sordum. Sen şunu mu diyorsun abi? Belediyelerin tahakküm altına alınması mı söz konusu burada? Sen neye tepki gösterdin? O çünkü ben bir şeyler söyleyeceğim bu konuda. Ben şuna tepki gösterdim. Bir şekilde şeydesin. Bir şekilde... AK Parti'desin, AK Parti'ye yakınsın. Sürekli AK Parti milletvekili veya milletvekilleriyle boy gösteriyorsun bu kentte. Eyvallah ben bunlara saygı duyarım. Yayın politikanmış. Çok saygı duyarım. Oğlun genç yaşta AK Parti Adapazarı ilçe tanıtım tebrik ediyorum. Medya başkanı olmuş. Ben buna da saygı duyarım. Aynen. Tamam mı bak. Zaten Ali İhsan Yavuz'un da tepki gösterdiği konu bu. Aynen. Yani ben yanlışsam Ali İhsan Yavuz genel başkanımsa neye tepki göstersin? Ben de diyorum ki kardeşim sen AK Parti'desin, oğlun ilçe başkanı, öyle böyle ama bütün AK Partili belediyeleri yerden yere vuruyorsun. Bu diyor en basit tabirle hem samimiyetsiz hem etik değil. Ben yanılıyorum, ben hatalıyım. AK Parti Genel Başkanımız Ali İhsan Yavuz benim yazdıklarımdan tweet attı. Hüseyin Cumalı çok haklı dedi. Demek ki burada bir sorun var. Anlatabiliyorum mu? Tam o ifadeyi bu biraz söyleyeyim. Basından çıkıyor, şuna giriyor, siyasete giriyor biraz. Yani basın konuşuyor burada ama biraz siyasete giriyor. Nerede siyasete giriyor? Ya kardeşim aynı gemideysen, aynı gemi su alıyorsa sana düşen görev suyu boşaltmak, gemiyi yüzdürmek. Ben peki basına nasıl geleceğim? Onu hocaya nasıl bağlıyorum bunu? İşte ben burada otokontrol sistemi yapıyorum.
otokontrol sistemi yapınca da diyorlar ki sen bu adamdan ne istiyorsun? Şimdi programdayken Zeki Aydıntepe kızmış, Zafer Tokuş'u arıyor. Bu adam diyor ne diyor diyor. Ben diyorum ki Zeki Aydıntepe, Sezai Motor, Mustafa Gümüşer, Ersin'in bir Zafer Tokuş attık kim varsa. Diyorum ki çalışan gazeteciler günü bir gün kalmış ama veya iki gün kalmış ama bizim hakkımızı savunamıyorlar diyorum. Zeki Aydıntepe de şimdi telefon açıyor. Sinirli sinirli konuşuyor. Ben buradan bağırıyor. İyi kötü bir şeyler duyuyorum. Niye sinirleniyorsun? Ben yalan mı söylüyorum? Ya ne yaptınız ki bu kentte? Gökdelen mi diktiniz de biz inkar ettik? Bir etkinlik mi yaptınız da biz hayır dedik? Sezai Motor bu kentte büyük bir proje yaptı da mı? Ya Sezai Motor rahmetli Necdet Güngörsün kasaya bıraktığı mirasıyla gitti, şey aldı, ne derler, yer aldı. Ölü bak mirasına saygı duyarım ama bunun gitti. Üzerine cemiyet binası aldı ama Necdet Güngörsün rahmetlinin bıraktığı yani parayla parayla, ya ne yaptı kardeşim? Ver bana parayı, ben de sana bina yani alayım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bu kentte basına bir şey yapmıyorlar. Ve işin en kötü tarafı, bu meslek örgütü başkanlığını veya meslektaşlarını eleştirmeyeceksin. Eleştirdiğin an kötüsün, hainsin hepsi. Ama benim meslektaşlarım herkesi eleştirecek. Ekrem Yüce eleştirecek, Vali Bey eleştirecek, belediye, alt kademe belediye başkanını eleştirecek, kaymakamları eleştirecek, insan. Herkese yazacaklar ama gazetecileri bu kentte kimse eleştirmeyecek. İşin en tuhaf tarafı ki son zamanlarda bazı siyasiler bunu yapıyor. Hiçbir siyasi de böyle cesaretlenip de ortaya çıkamıyor. Yani bir gazeteci eleştiriyor, hemen gidiyor orta yolu bulayım. Eğer haklıysan orta yolu bulma kardeşim. Bu Hüseyin Cumalı ben de olsam sıkıntı yok. Haksızsam gel bana haksızsın de. Ben işte burada şunu demek istiyorum. Ben otokontrol olarak Aziz Güvenler diyorum ki kardeşim ben de bunlara tepki mi gösteriyorum? Gazeteciler eleştirebilir. Okumaya devam edersin de ben senin söylediğine ilave bir şey söyleyeceğim. Basında bulunan bu patronlar işte gazete sahipleri falan işte devamında işte sosyal medya, internet siteleri falan. Kardeşim yanınızda çalıştırdığınız insanların haklarını veremiyorsanız kapatın, çalıştırmayın. Basın ilan kurumundan sağdan soldan aldığınız paraları ceplerinize indireceksiniz. Çalışan muhabir asgari ücret alacak, yemek vermeyeceksin, yol parası vermeyeceksin. Sömüreceksin. Oradan oraya habere koşturacaksın. Sen ay sonu geldiği zaman basın ilan kurumundan 70 bin liraya koyacaksın kenara. Reklamdan gelen parayı kenara koyacaksın. Villalarda oturacaksın. Jiplere bineceksin. Ailen standardın üstünde bir hayat sürecek. Senin çalışanın 2500 lira para alacak. Hayat standardı yerin dibinde. Bir de kalkıp sağda solda anlatacak. Öyle bir şey yok. Eğer yanınızda çalışan insanın hak ettiği parayı veremiyorsanız kapatın gazeteleri gidin. Bu zamana kadar insanları sömürmüşsünüz. Bir şekilde bu zamana kadar getirmişsiniz. Tamamı için söylüyorum. Sert yani. Olmazız. Ya sert olacak. Ben isim vermiyorum. Sömürme hedef var. Göstermiyorum. Değil. Yani neticede, ama yıllarca biz seninle Zafer abi yıllardır laf gelimi diyorum. Zatma. Aziz Güvenler laf gelimi diyorum. Ben seninle alakalı çok şey söylüyorum ama şimdi senin yanında etik, çalıştığım için seni övdüğüm falan düşündüm. Onun için söylemeyeceğim. Ama gerçekten sen de gazetede çalıştın Hüseyin abi yıllarca. Sefa da çalıştı. Ben de çalıştım. Gazete patronları odalarında kebap yerken muhabirler yemekhanede simit ayranlı öğlenini geçiriyordu. Ben de yaşadım yani bunları. Onun için eğer bu işi gerçekten ciddi anlamda yapamıyorsanız sonuçta bir ticarethanedir. Para ettiremiyorsundur. Kapatın gidin. İnsanları sömürmeyin yani. Sömürmeyin. Unutma adam Sefa sen gideceksin ama bak benim, şurada. Benim soruma da cevap gelmedi Hüseyin. Ben soru sorduğum zaman Zafer Tokuş şey sert gitmeyelim dedi ama ben Zafer Tokuş köşede yazdığını sormakla yükümlüyüm. Sıkıntı yok. Bir de ayrıca parantez içinde söyleyeyim. Ben sert gitmedim. Yıllardır abi olan şeyleri söylüyorum. Ben burada olmayan bir şeyden bahsetmedim. Ben de bu şurada unutmadan bir parantez açabilir miyim? Aç abi. Bizim meslekle ilgili konuşuyorum. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bak. Ben 1984'te yıldan beri gazeteciyim. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Hangi noktada? Bu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti döneminde yapılan bir hizmet var biz gazetecilere. Çalışanlar için konuşuyorum. Ne yaptı biliyor musun? Sigorta olayımız.
Biz eskiden çalışırdık. Çok ciddi kurumlara çalışırdık. Bir gün, beş gün sigortamız gösteriliyordu. Tamam mı? Şimdi öyle bir sistem getirdiler ki işte basın ilan kurumuydu, oydu buydu. Artık en azından sigortasız gazetesi çalıştırmıyorlar. En azından maaşlar var, tıkır. Var. Ya olabilir. Gazetecilik mesleğinde işvereni denetlemeye tabi tuttu. En azından %99'u demeyeyim hadi %95'i sigortalı çalışıyor. En azından basın ilan kurumu bunları denetliyor. En azından gazeteciler maaşını alıyor ve kimse yanlış anlamasın. Ben yılların gazetecisiyim. Bunu da AK Parti zamanında gördük. Ben meslektaşlarım adına, özellikle sigortasının maaşını almaları adına Allah Recep Tayyip Erdoğan'a bu noktada razı olsun. Bak, ben AK Partili falan değilim kardeşim. Geçen de köşemde de yazdım. Ben AK Parti değilim. Benim partim yok. Bir oyun var. Bir oyun veriyorum. Ama ona veriyorum, ama buna veriyorum. Ama özellikle çalışan gazeteciler adına bu konuda Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet, o sorduğun soruya cevap vermeyeceksin herhalde. Ben mi gireyim o konuya? Gir abi. Sen kendi şey yapmadın. Şimdi şöyle, öncelikle Hüseyin Cumalı az önce Ersin İbil'in hakkında söylediklerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısının tweetinden bahsetti. Bu tweet çok önemli çünkü. Bu önemli tabii bir çok tweet önemli. Yani. Yani şimdi siyasette biz yıllardan beri denk gelmediğimiz bir şey bu. Nedir? Bir genel başkan yardımcısı açık açık bizden gibi görünüp bizi değersizleştirmeye çalışmak hatalıdır diye çok ciddi bir çıkış yaptı. Daha önce aynı genel başkan Acizhan Yavuz başka gazeteci hakkında da tweet attı. Gazetecileri eleştirdi. Bizdensin demedi hiçbir gazeteci. Bak bu bile başlı başına. Bir de okur musun? Bizdensin gibi şey demedi. Bak diyor ki Acizhan. Hatta bizi de eleştirdi. Medya bana da bize medya bana haberden dolayı. Ama haberinizi eleştirdi. Hüseyin Cumalı beni tramvay konusunda... Hatta bir başka gazeteci de eleştirdi Acizhan evet, Yavuz. Güven ya Acizhan Yavuz bana ne dedi? Lafını unutma 15 Temmuz. Ya o... 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Ali İhsan Yavuz bana geldi dedi ki seni hedef yapacağım bir yapacağım dedim. Ya dedim beni tehdit mi ediyor? Hayır dedi bunu. Dedim ki ben tehdit mi ediyorum dedim. Sonra biz konuştuk onu. Ben seni tehdit etmiyorum dedi. Seni dedi birkaç yer dedi. Bu dedi hareketlerini gündeme getireceğim dedi. Ya sonuçta bunu dedi Ali İhsan Yavuz. Kötü anlamda söylemiyorum yani. Onu ısrarla dağıtıyoruz. Neden dağıttığımızı bilmiyorum. Zafer dağıttırıyor. Israrla dağıtmayalım konuyu. Arkadaşlar ısrarla dağıtıyor bak, falan siz diyor. Siz de eleştirdi. Ona cevap veriyorum. Siz de eleştirdi ama meslek olarak. Mesela Hüseyin Cumalı beni... Ben de meslek olarak meslek olarak bak. Hüseyin Cumalı beni tramvay konusunda ben bir şey söyledim. Hüseyin Cumalı bana çok sert bir köşe yazdı. Yazdım bana. Yazdım. Dalga geçti bizle. Ama bana Hüseyin Cumalı şey demedi. Benim fikrime eleştirdi. Bakın şimdi Ali İhsan Yavuz'un bütün çıkışları şeyliydi. Eleştiri, siyasi eleştiri. Ama diyor ki Ali İhsan Yavuz, Hüseyin Cumalı'nın şu köşesine alıntı yapıyor. AK Partili belediye başkanları eleştirilmez mi? Hüseyin Cumalı diyor bunu. Elbette eleştirilir. He, sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Hem bu kentte AK Parti tribünlerine oynayacaksın, hem de AK Partili belediye başkanlarına giydireceksin. Hem AK Parti milletvekiliyle bu kente görüntü vereceksin, hem AK Parti'ye kan kaybettireceksin. Diyor. Ali İhsan Yavuz bunu almış ve demiş ki, yeter ki AK Parti gitsin de gerisi isterse tufan olsun anlayışı içinde AK Parti'nin yaptıklarını değersizleştirme girişimleri hep var. Onlar zaten bu var zaten diyor adam. Alışığız buna diyor. Ancak önemli olan bu. Hem AK Partiliyim deyip hem AK Parti'ye kan kaybettirmek için uğraş vermek olmaz, olamaz. Hüseyin Cumalı çok haklı diyor. Şimdi Türkçesi şunu diyor Ersin. Yani bu köşede Ersin bir eleştiriyor. Tekrar belirteyim, Ersin Bey alt katta, üst kata çıkıp yayına katılabilir. Tabii tabii, gelsin abi, buraya. Yabatımı kullanabilir de. Yok, gelsin canlı yayına gelsin. Arasında, bak, Hüseyin Cumalı ben yayın hakkında, yani cevap hakkından dolayı. Abi tabii ki bu her zaman öyle. Yani Ersin İbil'le ben bir yerde denk geldim. Bu konuyu zaten o da beni eleştirebilir. Bu mesleğin doğasında var. Biz oturduğumuz yerden herkese eleştireceğiz. Kimse bize, ya neler ya. Bak, defalarca program bana neler yazdı ya. Bana neler yazdı. Bak, yüzü burada. Ersin İbil yazdı hiçbir şey değil şu anda. Tamam, bana neler yazdı. Ya Engin Arapoğlu neler yazdı? Bu işler böyledir yani. Geçen de Engin Arapoğlu'nu eleştirdi. Ona yazdı yani. Bu böyledir. Hüseyin Cumalı'nın kalemi serttir yani. Kusura bakmasın kimse. Ben de bazen bulaşmaya korkarım. Hakaret etmiyorum. Hüseyin Cumalı radarına girmeye korkarım ben yani. Neyse. Buradaki konu şu. Hem bak ben bir tweet attım dün. İçeride yani eleştiri mesafe gerektiren bir şeydir. Eğer içerideysen, yakınsan eleştirmezsin, ifşa edersin. Ya oradan uzaklaşacaksın senin gibi. Bak sen az önce bu köşe yazında AK Parti'yi eleştirilmeyi eleştirirken az önce milletvekillerine burada Sapanca Gölü'nde verdin ve veriştirdin. Çünkü onun yeri oydu. Bir doğru yerine ve zamanına göre değişkenlik gösterebilir. Senin doğruların böyle. Ben de buna çok saygı duyuyorum. Ama Ersin İbil inatla AK Partiliyim
ibaresi kullanıp ki ben buna saygı duyuyorum. Bu konuda ona katılıyorum. Geçen YouTube'unda demiş ki herkes bir taraftır tabii ki. Tabii ki taraftır. Tarafsızlık dediğimiz şey çok büyük bir mitomaniden ibarettir. Mitomani kendi yalanına inanma hastalığı. Bir mitomaniden ibarettir. Tabii ki herkes bir taraftır. Herkesin bir dünyaya bakışı vardır. Ama bazı isteklerin sanki kabul olmadıktan sonra belediyeleri bir kuruluş üzerinden böylesi tahakküm altına almaya çalışmanın yanlış olduğu. Bak ben bugüne kadar hep sustum. İnatla bir şey demedim. İnatla bir şey yapmadım. Ama artık sükut ikrardan gelir. Birilerinin bunları dile getirmesi, bunları yüksek sesle söylemesi gerekiyor. Bak sadece o değil, TV200 Absürt'ü dersizleştiriyor. Yani o izleniyor mu o televizyon kanalı falan. Ya arkadaş, Zafer Tokuş dediğin adam milyonlarca TL'sini yatırdı bu işe. Ki Zafer Tokuş dediğin adam boynunun arkasına girip Türkiye'nin en çok tıklanan haber sitesinin sefasını sürebilirdi. Ama dedi ki ben bu kentim için bir televizyon yatırımı, Allah razı olsun kendisinden. Zafer abinin neler çektiğini ben biliyorum. Bak neler çek, benim üzerinde reklam ajansım var. Biz de biliyoruz. Bak bir reklam ajansım var. Elimden geldiği kadar destek olun, reklam bulmaya çalışıyorum. Ben şu an, çünkü şu anda Zafer Tokuş'un kahramanca fedakarlığıyla yayındayım ben. Ya yani neler çektiğini bir Allah biliyor, ben biliyorum. Kendi biliyor. Şahidiz. Sen şimdi böyle bir şeyi değersizleştiremezsin. Neden değersizleştiriyorsun? Sen durup dururken birilerine, Erenler'e, bak ben saydım. Koca Ali, Serdivan, Erenler, Adapazarı, Karasu, Karakürçek, Sabancı. Ya kardeşim. Ya özür dilerim, gazetecilik sıfatını kullanıyorsan eğer, ya layıkıyla eleştireceksin, sabitende duracaksın, Hüseyin Cumalı gibi olacaksın. Bak Engin Arapoğlu'nun köşe yazarına katılmayabilirsin. Bazen çok rigid gidebilir, bazen çok adalet de gidebilir. Ama Engin Arapoğlu gazetecilik hizmeti, arka bahçesi yoktur. Kabul mü? Arka bahçesi yok ama onunla böyle dengesiz hareketleri çok. Kabul. Eleştirebilirsin. Öyle abi. Bak, eleştirebilirsin. Ama bu noktada sen yayın kuruluşunu hem AK Parti'ye konumlandırır hem AK Partili yerleri değersizleştirirsen burada Ali İhsan Yavuz'un tepkisini haklı görürüm. Ali İhsan Yavuz diyor ki bu yanlıştır. Taraf seç diyor. Ya bizden gibi gözüküyorsun, bizi güzelliyorsun, bizimle beraber gibi duruyorsun ama bizim arkadaşlarımız da alttan alta tahakküm altına alıp eleştiriyorsun ve değersizleştiriyorsun. Bakın bunlar iyi şeyler değil. Hakikaten iyi şeyler değil. Dediği gibi ben bu Sezai Motor'u bu konuda eleştirmem. Bak net bir şekilde eleştirmem. Ben de eleştirmem. Zafer Tokuş onu eleştirdi. Hayatta eleştirmem. Kinitekin bak AK Parti İl Başkanı'nı bazen eleştiremedi var. Ben bir kere dedim mi? Ya kardeşim fikriniz bu sizin kardeşim. Doğrudur, yanlıştır. Araya gireyim. Sezai Motor'u nerede eleştirdim? Sezai Motor CHP'ye çok giydirmeye başladım. Ben Sezai Motor'u eleştirdim. Evet. Çünkü oraya yakın. Şimdi Zafer Tokuş son 2 dakikam abi. O fikirlerine katılmayabilirim. Ama o fikirlerine katılmazken Zafer Tokuş gazetecilik perspektifinden değerlendiriyor. Zafer Tokuş gazetecidir. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size şimdi. Bir de dün biraz Ersin İvil'in videolarını izledim. Bu arada Ersin abi biraz şey yapsın. Ben sıkıldım izlerken açıkçası. 2x'de izlemek zorunda kaldım. 2x ne ya? Hızlı oynatmak. Şey değil yani. Mesela Hüseyin Cumalı izlemek keyif veriyor bana. Güzel yani böyle izlerken şey yapıyor. Neyse, evet. Neyse. Bak biz geçen hafta burada bir yayın yaptık. Hatta tahtaya falan geçtik. Konuştuk ya. Bir iki kişi köşe yazdı. Diyor ki bazı bizim gibi yayın yapan gazeteciler bu konuyu şey yaparak. Ne? O yeni mi o? İlk dünkü şeyde şey yapmış. Araştırırken çünkü bir konu araştırıyordum bunu buldum. Aradan geçeceğim bunu. Beş Ocak. Bazı arkadaşlar yazı yazıyor bu konuda diyor. Sanki diyor sihirli bir el değmiş gibi konuyu gündemde sıcak tutmalarını diyor. Sıcak tutma havası teziyorum diyor. Abi ne eli ya? Biz ellenmiyoruz yani. Sen elleniyorsan bir şey demiyorum. Anlamadım şimdi. Bak diyor ki abi adam meydan projesini konuştuk ki biz bunu. 45 evet, dakikamızı ayırdık. Bizim gibi yayın yapan gazeteciler diyor. Evet. Şehrin merkezinde yapmış olduğu ve ben şöyle bir istatistik var. Sakarya'nın Adapazarı'na günlük nüfusu 100 bin. 100 evet. bin. 100 bin kişi ilgilendiren bir proje bu. Aynen öyle. 100 bin hatta 150 bin. Çünkü nüfus olarak bakıyorsun. Ben Ekrem Bey'i tebrik ettik. Ben kamusal yerim. Tabii niye etmiyor? Benim kendime bir çığ çakaladığını alnından öperim. Ben bir şey daha anlatayım sana ya. Biz Adapazarı Belediyesi'nin burada hiç biz konuşmadık ki 7-8 aydır. Yani ama Adapazarı Belediyesi geçen proje yapmış, meydan projesi. Onu ben bir haber değeri var diye girdim. Çok özeldi ben sana söyleyeyim. Ya, Unkapı meydanın temeli atıldı. Bana kızmana katıldı. Bir dakika. Çok önemli bu. Unutma. Sen bazen diyorsun ki mesela Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı ile veya belediyelerle gibi bir şey konuştuğumuz zaman ya yanlış anlamasınlar. Ben sana tepki gösteriyorum. Abi asıl belediyeler yanlış anlayacak, hiç gündeme getirmiyoruz adamları diyorum. Adamlar kentte hiç bak biz sen otokontrol diyorsun ya aman yanlış anlamasınlar. Abi bu yanlış anlama değil ama he. Şimdi Adapazarı Belediyesi gitmiş oraya meydan projesi yapmış. Bak, ne ve diyor? Bakın Hilmi Kayı'nın yıkılması söz konusu. Ve ne diyor bak ne ama diyor? Ben bunun kamusal yararı var. Sanki sihirli bir el değmiş gibi diyor konuyu arkadaşlar gündemde tutma havası teziyorum. Abi ya. Ben ellenmedim sen ellendin mi?
Bakın seni ellendin mi ya? Sihirli bir el değmiş gibi diyor. Ha. Sihirli bir el değmiş gibi beni kimse bir tarafıma dokunmadı. Adapazarı, un kapanı, Çeşme Meydanı bunları konuşuruz. Ya böyle ithamlarda bulunamaz. Bak benim fikrimi eleştiriyorsun. Ama bakın şu var. Bu arkadaşın bitireyim. Şimdi bu ifadesinde bizim, video da var. Bizim ben seyretmiyordum. Benim aja o bizim kafamızın arkasında bir proje falan bir farklı alternatif yok. Kamusal yarar var. Bugün ben çıktım. Şimdi bana arayıp da büyüklere kimse arayıp da benim haberi yaptı mı? Gündem yaptık. Hatta bu gündemi yapan da bizim Hüseyin Can iyiydi. Eleştiri nedir biliyor musun? Hüseyin Can iyiydi. İçerideki yaptı bana bıraktı. Rica ediyorum bölme beni burada. Eleştiri nedir biliyor musun eleştiri? Eleştiri, biz burada tahtaya geçtik ki o yıkılsın, bu yıkılsın. Orada şunu demektir eleştiri. Safa Polat, cahil adam, orası yıkılmasın, sen bir şey bilmiyorsun demektir eleştiri. Allah Allah. Bak bak, budur. Ama birileri sana dokunuyor. Bak geçen de yaptı bunu. Biz İbrahim Bulut'la birbirimize habersiz bir şekilde arka arkaya birinin tweetleri retweet yapmışız. 15 dakika sonra Twitter tarifesi açıldı. Ya bu ithamlar, bak benim de bir sabır sınırım var. Çevremde o kişiler olayı dönüyor bak. Bak, benim bir sabır sınırım var. Neyse, kişiselleştirme. Kişiselleştirme. Abi özür dilerim, özür yani. Dilerim. Ben kamusal yararı olan şeylerden bahsedelim. Abi, keseyim mi? Ya, abi, biraz, ya kişiselleştirmedim. Ya, bak, abi, biraz da burada şimdi otokontrol istemeyeceğim. Basının birbirini eleştirmesi otokontrol çıkar kardeşim. Yani şimdi abi, seçilmişler, atanmışlar, basını eleştirmiyor. Biz de kendi kendimizi eleştirmezsek, şimdi ben zaten oraya geleceğim. Yani basını seçilmişler eleştirmiyor, atanmışlar eleştirmiyor, vatandaş eleştirmiyor, eleştirecek bizim bir sosyal medya mecraları da var. Dolayısıyla bizim kendi kendimizi eleştirmesi lazım. Keşke beni de eleştirseler. Eleştirin beni abi. Eleştiriyor programı, bağırıyor. En büyük eleştiriyi halk yapıyor. Evet. Size söyleyeyim. Evet. Şu anda biz, ben burada şimdi söylemeyeceğim, bizim Medyabar'ın istatistikleri ortada. Sakarya'da. Yayınlıyor zaten. Ya ben, yok ben bunu yayınlamıyorum. Yayınlıyoruz. Hatta bize günlük 400-500 yorum geliyor. Bu bizim internet sitesinin istatistiklerine çok bizi dakika anlık alıyoruz. Senin en çok başını ağrıtan da yorumlar. Yorumlar sıkıntı yok. Artı ben şimdi bu aramın sonuna saklıyordum. Tamam sen sonuna saklıyorum. Ben bitireyim ondan sonra vereyim. Bir şey ekleyebilirim. Ama çok havada kaldım. Bitireyim hemen sana vereyim. Aziz siz konu sizin hep havada kalıyor. Hakikaten bitiriyorum. Çok özür diliyorum. Yok yok. Sefa bitirsin. Çok özür diliyorum. Sefa bitirsin. Çok özür diliyorum. Bitiriyorum. Bakın son şunları diyeyim, bitireyim. Karşıda olursun, içeride olursun, istediğini yaparsın ama elindeki yayın organını eleştiri olarak kullan. İftira atma mekanizması olarak kullanma. Biz burada bir konuyu gündeme getirdiğimizde o konuyu gündeme getirme sebeplerimizi değil, o konuyu gündeme getiriş tarzımızı açıkla. Bu çok temel bir hatadır. Bakın bu ayrımı çok iyi yapmanızı rica ediyorum. Ben Zafer Tokuş'un fikrini eleştirebilirim ama Zafer Tokuş'a sen o fikri niye getiriyorsun Zafer Tokuş hayırdır dersem Zafer Tokuş'un onuruyla, haysiyetiyle, hayata bakışıyla, ailesiyle oynamış olur. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Hüseyin Cumal bu konu takıntılıdır. O çok şeydir. Uğur Akkuş onu 15 yarım saat bekletti diye reklam parasını geri gönderen bir adam Hüseyin Cumal. Bu kadar onurlu ve haysiyetli bir adam. Onurlu ve haysiyetli bir adamdır. Onurlu ve haysiyetli olacağız. Biz burada hiç kimseye öyle ithamlarda bulunmuyoruz. Hiç kimseye böyle şeyler yapmıyoruz. Bir soru soruyoruz. Diyoruz ki hem Ali İhsan Yavuz'un bu tweetinin ardında haklılık payı nedir? Hüseyin Cuma'nın köşe yazılarındaki, eğer katılmak istiyorsa katılabilir, köşe yazılarındaki o bahsettiği belirli hakikaten tahakküm altına alınıyor mu? Ve son olarak diyeceğim şu, çok ilginç bir şey. Recep Tayyip Erdoğan dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Milli Görüş Hareketi'nin eski isimlerinden. Evinde ziyaret etti. Evet, 2023'e doğru çok ciddi bir süreç geliyor ve Tayyip Erdoğan şunu diyor. Ki ben AK Parti'nin tweetinde de yazdım, bir halk hareketi olduğunu düşünen biri olarak bu tip ifadelerin, bu tip şeylerin yani Ersin İbil tarzındaki olayların AK Parti'ye çok ciddi zarar verdiğini. Sen de anavatana benzetmişsin sanki böyle. Tabii. Anavatan da böyle bitti falan. Anavatanlaştırır. Ya anavatan 2000 yıldan önce bir sürü evet. Parti böyle bitti abicim. Şimdi parti içinde bu tip hareketler... Ben daha kibar şöyle diyorum. Gemi su alırken su almamasını sağla. Benim demek istediğim o. Aynı gemidesin. Batarsan batan geminin lüks kamerası yok. 35 saniyede bitiriyorum. Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Neden? 2023'te kritik bir seçime giriyor. Safları sıklaştırma zamanı diyor. Bu AK Parti'nin, Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim politikasıdır. Benim bir gram alakadar etmez. Ama oraya seslenen arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanının geçmiş yol arkadaşlarına dahi gidip devir, birlik zamandır dediği bir yerde Ali İhsan Yavuz'un dediği gibi hem bizden görünüp hep aramıza fitne katmaya çalışan insanların bence kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi riski sular bunlar yani. Benim söyleyeceklerim o kadar. Dediğim gibi iddialarımdan ve ifadelerimden Zafer Tokuş'un son derece hassas olduğu bir konu. Cevap hakkı
ben sonuna kadar kullanırım. Şimdi ben bir şeyler ekleyeceğim abi. Şimdi gazetecilik mesleği adı altında bu şehirde bu işi yapan ve yapmaya çalışan birçok insan var. Ben isim vermeden konuşacağım. Hedef göstermek de istemiyorum. Bu şehirde ilk önce sivil toplum örgütlerinin başında olan kişiler, kamu kurumlarının başında olan kişiler, belediye başkanları da dahil, herkes kendine biraz çeki düzen vermesi gerekiyor. Niçin? Bakıyorsun, basın mensubuyum diye, gazeteciyim diye belediye başkanıyla beraber geziyor. Arabasına biniyor. Makamında oturuyor. Bir yere gidecek gezmeye, arabasını alıp gidiyor, geziyor, tozuyor. Hiçbir özelleri yok. Şimdi ben de basın mensubuyum. Ben de bugüne kadar hiçbir siyasetçinin arabasına binmedim. Makamında oturup özel muhabbet etmedim. Ya da beraber kalkıp bir yerlere gitmedim. Şimdi birilerine bu gücü sağlarsanız, verirseniz, hissettirirseniz birileri de çıkar, günü geldiğinde haddi olmayan şeyleri çıkar, yazar. Bu gücü ters kullanır diyorsun. Yani kullanamaz mı? Kullandığını da görüyoruz yani günümüzde. Şimdi ben niye kimsenin arabasına binip bir yere gitmiyorum? Ben sivil toplum örgütlerin başındaki kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle sınırımı aşan bir görüşme yapmadım bugüne kadar. Tam dediğin gibi mesafeyi 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Siyasetin içinde de olmadım. Hiçbir siyasetçiyle oturup farklı sohbetler içine de girmedim. Farklı da ismim anılmadı yani. Ama burada dikkat çekmek istediğim şey bu şehrin başında olan kişiler, sorumluluk sahibi olan kişiler biraz mesafeli bir çizgileri olması lazım. Aziz sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Şimdi sen genç kuşaklar seçsin. Hüseyin artık orta kuşak, Sefa da genç kuşak. Bunu söyleyeyim. Bunun buna cevabını ver. Gazeteciler siyasi düşüncesini belli etmek zorunda mı? Yani hiçbir şekilde belli etmek zorunda değil. Yani şimdi siyasi düşünceni belli diyorsun. Örnek vereyim, ben A Partiliyim deyip A Parti üzerinden gidiyorsun, A Parti'ye sikabe yapıyorsun, bir bakıyorsun A Parti'ye bir yükleniyorsun. Yani bu, şöyle, ben mesela sorayım. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu şuraya inandırıcılığını gelir. Kaybetme anlamına şuraya gelmez gelir. Mi? Benim mesela köşe yazılarım var, çok seyrektir. Siyaseten böyle çok azdır. Azdır ama ortadandır yani. Bir tarafım olduğunu kimse iddia edemez. Yani ben de senin söylediğine geliyorum. Hı. Oraya geliyorum. Bir tarafım olduğunu iddia edemez. Ben hiçbir partiye yakın değilim. Hiçbir partinin genel il başkanıyla oturup beraber fikir alışverişim olmamıştır. Gazetecilik biraz eleştirildir. Yani onun var. Öyle bir gazeteciliğin yanısında vardır. Benim bir mesafem vardır. Onu anlatmaya çalışıyorum yani tamamına. Şunu anlatıyorum. Bir tarafının olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ritüeli odur zaten. Gazetecilik eleştirildir. Şimdi ben şu noktaya geleceğim. İlimizde şimdi başka isimler de var. Şimdi vermeyeyim. Bunlar genel... Bu da bir kavramıştı. Bir dakika. Bunu da yazdım ben. Bak bunu da yazdım ben. Kusura bakma. Bu sende de var. Tamam mı? Bizim gazetecilerde var. Birini eleştiriyorlar ya. Ben bunu yazdım geçen gün. Birisi var. Kim o? Ya, o kendini bilir. Yazsana limon, adını. Söyle kardeşim. Bu akşam, bu akşam için söylüyorum. Ben konuk yorumcuyum da. Ne zaman söz alsam ya rejiden bir şey geliyor sana ya da senin aklına bir şeyler geliyor. Ya da zekanı tepe ya da zekanı yani, bir dakika. Bir yorum, bir yorum yaparken şehrin, isim verin. Şehrin önemli isimlerin biraz mesafeli olması lazım. Ya bir çizgileri olması lazım. Eğer bugün kalkıp direkt bir basın mensubu veya bir gazeteci bir şeyleri tak vurabiliyorsa o karşı tarafın verdiği bir özgüvenle bir cesaretten gelir yani. Şimdi bir mesafe olsa arar sorarsın. Mesela geçtiğimiz günlerde ben bir haberle ilgili, önemli bir haberle ilgili birini aradım. Bir görüşünü sordum. Ondan sonra haberimi yaptım. Ya bir çizgi olması lazım. Sen karşı taraftan bir çekincen olacak, karşı tarafında senden bir çekincesi olacak. Çok mu iç içe girmişler diyorsun? Tabii onu anlatmaya çalışıyorum yani. Çok iç içe girmiş. Yani, hiçbir mesafe yok, bir çizgi yok, bir duruş yok. Duruş demekle ne kastediyorsun? Yani yani onun... Yani şimdi bir meslektaşımız aradı misal. Meslektaşımız hani diyorum da neyse ben sizin gibi ağır konuşmayacağım. Arıyor mesela ya işte lakayt konuşmalar bu haber böyleydi bunu yapıyorum yapacağım edeceğim
Hani bir şey yok, bir sınır yok, bir seviye yok. Ondan bahsediyorum. Meslektaşımız kuruluşu mu arıyor diyorsun? Yani kurumları arıyor. Tehdit gibi yani, evet. Yani. Siyasi ben... O sen değil, abu atla sopa göstermek gibi oluyor. O tehdit mekanizması çok sıkıntı. Şimdi ben şöyle diyeyim. Buyur abi. Ben bu haberi yapıyorum. Abi bir şey anlayacağım, kafam dağıldı gitti yani. Başka bir konuya geçiyorsun. Bence güzel anlattın. Ondan konuya geçiyorsun. Tebrik ediyorum, bence güzel anlattın. Senin dediğin şu. Ben bu haberi yapıyorum demek, abu atla sopa göstermek. Hiçbir zaman ben bu haberi yapıyorum demek diye sorulmak, o zaman bu... Ama gazetecilikte karşı görüş alabilir. Şöyle, karşı görüş değil. Ararsın. Ararsın, ben bu haberi, ben NTV'ye yıllarca çalıştım. Görüş alırsın. Hala Sabah Gazetesi'ne çalışıyorum. Cevaplar nasıl? Cevaplar ne diye yazarsın. Bir iddia vardır, ararsın karşı tarafı, dersin ki böyle bir şey var, siz ne diyorsunuz? Demek başka, bu görüş almaktır. Ya böyle bir şey var, bu haberi yapayım mı, yapmayayım mı dedim mi, iş, rengi değişti. Haberi yapacağım. Bazen şey yaparlar. Sen bir şey diyordun. Senin hakkında bir şey yazacağım. Yaz kardeşim. Yazacağım, mazacağım yok. Tehdit mi ediyorsun beni? Şunu söylemeye çalışıyorum Sefa. Biz bu gazeteciler soruyor, yaklaşık bir Mayıs ayından beri yapıyoruz yani. Yapıyoruz evet. Seçim 260, seçim 2019'da koy, 2 yıldan beri yapıyoruz. 2'de yapıyoruz. Bu aynı ekip. Aynı ekip gidiyoruz yani. Ve sürekli olarak da biz seni, bazen sen sitemezsen de biz AK Parti'yi analiz eden isim olarak biz biliyoruz yani. Hatta sen bazen sitem ediyorsun, diyorsun ki ben AK Parti'yi falan, benim işte AK Parti'yi bilirim falan, ona tepki gösteriyorsun ama... AK Parti'ye yakın ya, Sefa Polat istediği kadar yok desin. Artık reddetmiyorum çünkü yani şöyle reddedince bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Bir dakika, tamam biz... Ben CHP'yi daha iyi tanırım hatta yani. Hadi neyse. Sen ona bakarsan Ecevit Kereş... Onu Sezai Matur tanıyor CHP'yi. Şunu söyleyeceğim, bir tek var diyorum, buradaki nokta şu, bir gazetecinin kendini bu kadar açık belli etmesi ne kadar etik veya ahlaki? Abi, çok teknik bir konu bu. Ama hayır, şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyada... Eğer etik yani yandaş veya karşı grup, biz bunun ortası olmayacak mı? Dünyada artık bunun örneği yok Zafer abi. Günümüzde Amerikan seçimlerinde bunu gördük. Amerikan seçimlerinde bile, Amerika'da demokrasinin beşiği dediğimiz yerde bile... Ama sen yerel medyasın. Abi bak, oraya doğru geliyorum. Amerika'da yerel basın çok kuvvetli. Dünyanın en büyük basın kuruluşu New York'un bir yerel gazetesi, New York Times, dünyanın en büyük tiraja sahip gazetesi. Bir yerel gazetedir bu aynı zamanda. Türkiye'deki en ciddi problemimiz yerellerin çok fazla şey olmamasıdır. Gücü neyse, yok gibi. Gücü yok. Yani dünyada yerel gazeteler çok önemlidir. Yani independent. Günde iki kere basılır, bir de evet, milyonlarca basılır evet, yani. Müthiştir yani. O orada bir kültür. Mesela bazı arkadaşlar kağıt gazete bitecek falan diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Devam et abi. Neyse. Abi maalesef gelinen dünya düzeni, bilginin bu kadar hızlı yayılması, iletişim çağı, insanları bir tarafta olmaya mecbur hale getiriyor. Amerika'da bile bunu yaşıyoruz, İngiltere'de bile bunu yaşıyoruz, Türkiye'nin zaten bunu yaşıyoruz. Hala dünyada bak, dünyada baz alınırsa en özgür ve en tarafsız basın kuruluşu, yer kuruluşları gene. Onu mu anlatıyor? Evet, bak git Amerika'ya git, Amerika'da Yeşiller Partisi'nin televizyonlarda haberlerini göremezsin. Neden? Televizyonlarda çünkü reklam vermezler, gazetelerin reklam vermezler. Yeşiller Partisi var orada mesela. 104 tane parti var Amerika'da, bakma işte şey olduğuna falan. Başkanım senin Amerika uzmanı oldu ha başımıza. Uzman değilim yani. Evet, devam et. Wikipedia'dan kopya ettiğim bilgiler, çünkü bilgili bir adam değilim ben. İngiltere'de böyledir. Türkiye'de, şimdi Türkiye Demokrat Parti kaç tane televizyona çıkabiliyor? Saadet Partisi kaç tane televizyona çıkabiliyor? Çıkamıyor. Kendi kanalına çıkıyor. Kendi kanalına çıkıyor. Peki Hüseyin Cumalı, İsmail Ergün'ün haberlerini kullanıyor musun? İsmail Ergün'ün. Her gün bir haber gönderiyor. Kullanıyorsun, ben görüyorum. Kullanıyorum. Saadet Partisi haber atıyor. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. Neden? Çünkü yerel basın özgürlüğün sesidir. Ve yerel basın şu anda net bir şekilde tarafsız duruşun en temel sembollerinden biridir. Gazetecilerin belli bir bakış açısı olsa da kimse bunu reddetmesin. Aziz Hüseyin'i tenzih ediyorum. Tarafsızlık artık mitomaniye dönüşmüş durumdadır. Kendi kendini kandırmaya dönüşmüş durumdadır. Hepimizin bir şeyi var, bir dünyaya bakış açısı var. Ama senin tarafın mı olmadığını iddia etmiyorum ben. Herkesin tarafı tamam, var. Tamam, o zaman... Tarafım yok diyen yalan söyler. Aynen öyle. Ama ortadan gitmek noktası var. Oraya bakın, bakın, ben bu tarafı tutuyorum deyip de o tarafın savunup da oradan nasiplenip de... Bak, öbür tarafı da ötekileştirmiyorum yani. Hikmet Metin Çağlar diye bir adam var. Şimdi Hüseyin Cumalı tanır. CHP'de Sakarya Halk Sesi falan diye. Şimdi CHP'nin haber sitesi orası. Sakarya'daki CHP'de Engin Özkoç da bir medya işine girmişti. Onda bir Ada Manşet diye bir haber sitesi vardı. Orada Ecevit Keleş'in eleştirilmesi, Hikmet Metin Çavdar eğer kendi içinde bir CHP'de birini eleştiriyorsa orada CHP'ler tepki gösteriyor. Sen ne yapıyorsun ya falan filan diye. AK Parti'de de böyle yakın olduğunu hisseden insanlar var. Ben bunlara saygı duyuyorum. Çünkü bu adam açık reddetmiyor ki. Ben buyum diyor adam.
Rabia yapıyor, ben buyum diyor adam. Ben buna bir şey diyemem. Diyen kim? Misal ya, şimdi isim vermeyeyim ben bunu. Gazeteci mi? Evet, yani şöyle. Zafer günümüzde normal mi var? Normal. Şimdi ben gazeteci demiyorum onlara. Bunlar internet yorumcusu diyorum ben. Gazetecilik çok zor bir şeydir. Gazetecilik muhabirlikten yetişeceksin. Geleceksin Hüseyin Cumalı'dan fotoğraf çekmeyi öğreneceksin. Geleceksin Zafer Topuç'tan polis adliyeyi öğreneceksin. Geleceksin Aziz Güvener'le 2 yıl takılıp polis asayişi nasıl yapılır öğreneceksin. İstihbarat öğreneceksin. İstihbarat öğreneceksin. Bir haber nasıl, buna fact checking diyorlar şimdi. Fact checking diyorlar. Yani sizin haber doğrulamanın adı fact checking artık. Bunları öğrenmiş. Abi benim işim bu. Ben bunu şey yaparım ama bazı arkadaşlar 2-3 tane kelimeyi yan yana getirmeden belediye başkanlarına sosyal medya kullanma dersi vermeye çalışıyorlar. Şimdi girmeyeyim ben oralara. Abi şu, oralarda öğreneceksin sonra gazeteci olacaksın. Öyle bir domaine falan bu iş olmaz. Bak mesela Mehmet Sağlam diye bir abimiz var. Çok severim Mehmet abiyi. Sakarya Medyası. Bir reklam ajansını da es geçmem, haberdir es geçmem. Mehmet abi internet yorumcusudur abi, internet gazetecisidir. Bak çok da severim, çok 10 numara bir adam Mehmet abi. Mehmet Sağlam. Bak buradan selamları veriyorum izliyorsa. 10 numara söylüyoruz. Ama Mehmet abi gazeteci değildir. Değildir abi. Ben bir daha gazeteci değilim ya. Benim bile bak hala hata yapıyorum. Hüseyin Cumalı bazen beni uyarıyor. Bak arar beni. Bak ben biraz liberal bir adamım, özgürlükçü bir adamım. Ve özellikle etnik milliyetler konusundaki özgürlüklerim çok üst düzeydedir benim Zafer Tokuş. Şimdi burada açık açık söylemeyeyim de insana tepki göstermeyeyim. Hep uyarır beni. Bak Sabah bu da Sakarya dikkat et der yani. Bak dikkat et der. Tamam mı? Onun için gazeteci olmak için daha benim yiyeceğim 40 fırın ekmek var. O soruyu da bana sordun. 40 fırın var yani. Özeti şu abi, dünyanın en özgür basını bence Sakarya gibi yerlerdeki yerel basınlardır. Volvodin'deki, Manavgat'taki, Kırıkkale'deki, Malatya Hekiman'daki gazetelerdir. Buralarda özgürlük hala yaşamaktadır. Patronaj baskısı yoktur, siyasi baskı yoktur. Burada gazetecilerin kendi siyasi görüşlerini ortaya çıkarmaları vardır. Ben de ona saygı duyuyorum. Bana kadar soracağım mı soruyu? Sen de soruyorum, evet. Aynen, gazeteci olmak için... Ulusal basında... Artık öyle bir şey yok. Bu taraf var, karşı taraf var. Ulusal basın. Onu biliyoruz. Ben yerelde sordum. Yerelde de evet, yerel basın özgürdür. Sen her haberine girer ama reklam verirsen manşetten girer. Çok net. Ama ekonomik boyutu var bunun. Ekonomik. Çünkü ya şimdi şöyle, insanlar medyayı şöyle görüyor, basını şöyle görüyor. Basın özgürlüğü her şey eşittir. Ama basın bir ticarethanedir. Ay sonu çalışanlar Ali Sevim'den ne diyor? Simit yiyor diyor. Şimdi, çalışanlar ekmek parası bekliyor. Dolayısıyla yerel basın evet bu konuda senin haberini görür ama senin haberi internet sitesinde eğer alttan görür. Gazete ise halk deyimiyle söylüyor. Sigara paketi kadar görür ama reklam verirsen manşetten görür. Bu doğal mıdır değil midir? Bu tartışılır. Bu çünkü insanlar dediğim gibi halk basını tarafsız olmasını istiyor ama basın dediğim kuruluşlar da bir ticarethane. Özellikle patronlar ticarethane görüyor. Bak, o adama da saygı duyuyorum ben. Mesela, neden? Abi adam maaş veriyor. Bu da bir realite internet, yani. Mesela yerel medyanın, yerel basının, yazılı medyanın bahsedilen kurumdan her ay 60-70 bin lira para alıyor. Eyvallah aslında. Mesela internet medyası öyle bir şey yok. Gelir şeyi yok ama internet medyası şu anda çok güçlü Sakarya'da. Haddinden fazla. Dünyada güçlü. Hayır, ben Sakarya konuşalım. Sakarya basın normalde güçlü. Bak Sakarya konuşalım. Birçok ile göre biz çok iyiyiz. İlk 5'teyiz. Rıdvan Doğan dedi ya ilk 10'da mıyız diye evet dedi o kibar konuşma ilk 5'teyiz diyor. Sakarya basını, yerel basını çok kuvvetli. Yazılı da dijital ilk 5'teyiz. Ben internet dijitalden bahsedeceğim. Dijitalde de Sakarya çok iyi bir yerde. Ben Sakarya'da. Ama burada en büyük handikapımız şu. Ben şunu savunuyorum Hüseyin. Gazeteci olmayan insanların bu dijital medyaya yönelmelerine ben tepkiliyim. Adam bir yerde emlakçılık yapıyor. Efendim söyleyeyim bir yerde büfesi var. Bir yerde dükkanı var. Bir yerde başka işle uğraşıyor. Yandan da gazetecilik yapıyor. Ya, telefonculuk yapıyor, dönüyor gazeteci. Yani şimdi ben bunu eleştiriyorum. Yani benim eleştiri nokta bu. Şimdi sorayım Hüseyin Cumalı. Ben de 3 tane sigorta çalışan var. Onu biliyor yani. Hüseyin Cumalı yıllardır yerel medyada çalışmış bir isim. Genel bir müdürlüğü yaptı. Halk Gazetesi'nden işte çalıştı. Oradan ayrıldı. Kovuldum. Evet. Halk Gazetesi'nden kovuldum. Sakarya Halk Gazetesi. Sen başına geleceksin biliyorsun. Ve kardeşim bak Sakarya. Bir dakika 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Tamam mı kardeşim? Samsun'da konuşuluyor ya. Ben
yaptığım bir haberden dolayı, yaptığım bir haberden dolayı Sakarya Hakkası'na kovuldum. Tamam, Allah Allah. Tam beni övecek. Ayrıldı diyor. 40 yıldır beni övecek. Abi kovulduysam kovuldum yani. Sen bu benim ayıbım değil ki. Yaptığım bir haberden, yalan da değil haber, kovuldum. Yaptığım bir haberden dolayı kovuldum. Bunu öğren. Tamam mı kardeşim? Ve yaptığım bir haber, haber de yalan değil. Herkes de biliyor haberi ama kovuldum. Bunu öğren. Bunu öğren artık. Ya bu KC'yi kaldır Hüseyin. Sen de neye rahatsız mı oluyorsun? Dakika dakika böyle ki var. Helal olsun Hüseyin sana var da. Nerede seçim? Özel hayır. Sana niye? Bir şey diyeyim. Hüseyin de kovuldum. Sana bir şey diyeyim. Çok güzel bir KC. Sefa dedin evet abi. Hüseyin var ya 10 numara KC operatörü. Doğru abicim. Yaptığım haberden dolayı kovuldum. Neye rahatsız oluyorsun ki? Sende ne var Zafer Tokuş? Hasretin Zafer Tokuş'un beni övmesine. Dur beni övecek ya. Tamam övsün seni de. Zafer Tokuş'a ne var biliyor musun? Ne şiş yatsın ne kebap yatsın. Yok öyle oldu. Bak eskiden bak sen var ya ben seni dikkat ediyorum. Temin millet AK Parti milletvekilleri şey yapıyorum. Ya nasıl böyle lafı çevireyim ne yapayım böyle var ya. Ya bırak ben konuşuyorum beni konuşmaya çağırıyorsun. Ben AK Parti Sakarya milletvekilleri Sabancı Gölü konusunda bir şey yapmadığını söylüyorum. Ve göreve davet ediyorum. Çıldırdın orada böyle ya reji öyle böyle ya bak ya arkadaş bak, yine iş bak, bak yine bak, bak yine arkadaş, hata yapıyorsun sen, yine dozacı bak dozacı yine sınırını zorluyorsun sınırlarımı zorluyorum ben gerçekten tamam, patinaj yapıyorum sınırını zorluyorsun ben bir tamam. Şey konuştuğum zaman beni tamam. Engelleme tamam sus kardeşim zaten son 10 dakikamıza kaldı zaten kimse izlemiyor ki ya ona geleceğim şimdi istemiyorlar mı? Şimdi şu var. beni yolda durduran adamlar hayalet şimdi görüyor, hayalet. Ben şunu, son bir size bir tur atın sonra geleceğim. Dur seni öyle. Öyle değil. Be. Şimdi değil. Sen de bir şimdi gene öğrendim ya. Ya şimdi Hüseyin Cuma da yıllardır gazetecilik yaptı. Sabaha çalıştı, NTV'de çalıştı, canlı yayınlara çıktı. Hala çalışıyor. Hala NTV'de böyle çıkıp canlı yayına katılıyor. Sen ajanslarda çalıştın. Ajansla çalışmak bir çok zordur. Ben çünkü 17 ajans benim. Gazetede çalıştın. Ajansla çalıştın, İHA'ya çalıştın, gazetede genel müdürü yaptın, televizyonda çalıştın. Ne çalışsan gazetecilik yapıyorsun, sektörden gelmesin. Yani daha sonra devşirmedin. Mesela şey şöyle bir şey var. İlaç mübessiriyken bir anda gazeteci olmadın. Aa, cevap hakkı da var, katılır vallahi. Anladın mı? Aa, Raif Ugan. Ben bilemem. Aa, Raif Ugan'a gömdü. Evet, ilaç mübessiriyken olmadın. Veya Raif Ugan ilaç mübessiriydi, gazeteci oğlu bu kentte gazetecilik oynuyor. Net. Bir şey daha. Bir dakika Ersin İbili. Ya gene ben güme gittim bir ya. Bir dakika Ersin İbili konuştuk ya. Ne Raif Ugan da aynı. İlaç mübessiriydi, gazetecilik oynuyor. Raif Ugan kimseye izah vermiyor. Abi bir Zafer abi bitirsin. Şundan sonra devam edelim. Zafer çok dakika. Güzel bir noktaya değindin. Çok güzel bir noktaya değindin. Dur bak çok hassak noktadayız. Devam et abi buyur. Niye? Çekiliyor mu? Abi Hüseyin dur. Bir dakika Hüseyin abi. Dur. Raif Ugan'la çekiliyor. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Abi Hüseyin olacak Hüseyin ya. Abi. Adamın tansiyonu çıkıyor yapma. Ne çıkacak ya? Çıkıyor. Hüseyin abi. Hüseyin. Raif Ugan. Az önce Allah dedim ya abi ben. Bizim meslekte biz ona ciddi. Ben ona ciddi Raif yok. Ciddi Raif. Ya Raif Ugan. Ya be kardeşim. Şimdi şöyle bir şey. Nerede bir iş adamı var? Nerede zengin bir adam var? Röportaj yapıyor. Bak. Raif Ugan. Nerede? Bir dakika Ersin'i bile konuşuyoruz ya. Ne? Ersin'in ne günahı var? Nerede böyle bir zengin var? Nerede bir iş adamı var? Röportaj yapıyor. Ya Raif. Ama reddetmiyor ki adam. Raif. Bir kere ben buyum diyor adam ya. Raif. Sesleniyorum Raif Ugan. Dinliyorsan veya anlatırlarsa Raif Ugan yalvarıyorum fotoğraflarını ben çekeceğim. Bir günde gel gidelim bu kentin boraşlarında bir haber yap. Allah rızası için. Nerede zengin iş adamı var haber yapıyorsun. Bir günde şu bir fakirin kapısına gidelim. Ben götüreceğim fotoğrafları da ben çekeceğim. Allah rızası için Raif Ugan ya. Bir de baktım Çiğdem Hanım'la şey yapmış, röportaj yapmış. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı diyor ya. Ya işte siz misafirliğe gitmeyin. Raif Ugan, Çiğdem Erdoğan Atabek, Sayın AK Parti milletvekili evine gitmiş. Abi misafirlik yasak. Nasıl gidiyor? Maske yok. Şimdi, ya. Şimdi bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Şimdi seçilmişler tamam. Ve atanmışlar. Tamam. Toplumun ben önünde olan insanlar. Şunu söyleyeyim. Yeter abi Hüseyin. Gerçekten şunu yeter. Söyleyeyim, ben şunu söyleyeyim. Yeter. Şunu söylüyorum. Vallahi yeter ya. Şunu söylüyorum. Yani bunu da tek başına yap ya. Seçilmiş ve atanmışlar. Arkadaşım yeter. Toplumun önündeki insanlar dikkat etmeli. Sana söz vermiyorum bitti. Maske yok ya. Tamam kardeşim. Tamam. Yeter ya aldın eline mikrofonu. Musafirler gitmiş olmaz. Ya eline mikrofonu aldın sus be kardeşim. Olmaz be kardeşim. Nurettin musafir. Ya arkadaş ben bir şey söylüyordum. Ya ama gerçekten bak sıkmaya başladım bak. Niye sıkacağım Zafer? Ya sus Allah'ını seversen sus. Bak sıkıyorsun. Zafer Tokuş buyur. Abi buyur. Bu nedir ya sen? Abi buyur sen, sakin sen, ol. Kız gerçekten. Sen bu Raif'i seviyor musun ya? Ya
Ya arkadaş, Hüseyin abi. Yeter ama. Tamam yeter. Vallahi yeter. Abi, tamam buyur kardeşim. Adamı çıldırttın ya, buyur. Bak yeter be kardeşim. Buyur abi. Tamam abi yeter. Bizim yeter. Burada savunduğumuz nokta şu. Biz yeni nesil gazetecilik yapıyoruz. Dijital medya, internet medyası. Doğru, doğru mu? Doğru. Bundan 3 sene kadar önce dediler ki internet siteleri resmi ilan alacak diye bir muhabbet çıktı biliyorsun. Önüne geçen internet sitesi kurdu. Doğru, doğru mu? Doğru. Hatta hızını aramadı bir tane de mini sitesi kuran 3 tane kurdu. Doğru. Bakkalı, çakkalı herkes site kurdu kardeşim. Doğru. Tabiri caizse 10 dolara domain alan bilmem ne haber, bilmem ne şudu, medyası, bizim medya var, 2004'ten beri var, benim medya var, medya uzantılı dünyanın sitesi çıktı. Hatta medya gar da çıktı. Ben aldım, medya kar. Medya kar da var. 3 tane fatura keseceğim. Neleri var? Şimdi benim kızdığım nokta şu, bunlara düzenleme getirilmediği takdirde yerel basın diye o KC'yi değiştirin, internet medyası orantısız şey, İnternet medyası orantısız güç mü? Kontrolsüz güç mü? Bakın. Bir işte var ya, Hakiki Medya var diye açacaktı site, açmadı. Devam. Nasıl Hakiki Medya var? Açılır, ya, güzel olur. Sen uzantıları açtın ya Medya var. Şimdi, bir arkadaş vardı, Hakiki Medya var diye site açacaktı, vazgeçti. Dinle, bunun çözümü acilen, bakın tanıtıyorum, internet yasasının çıkması. İnternet yasası çıktıktan sonra, nasıl ki, bakın tekrar diyorum, gazetelerle ilgili düzenleme var. Gazete çalışan fikir işleri iş sahip şey olamıyorsa, basın kağıt alması belli şartlar varsa, radyo televizyon üst kurulunun bu televizyon kanalını açması için bazı şartlar var. Yani öne geçen adam televizyon kanal açamıyor kardeşim. Doğru. Türkiye'de. Yani ben YouTube'a çıkıp da YouTube'da sevgili seyirciler işte bugün bunu konuşacağım. YouTuber de, onlar YouTuber. Yani çıkıp da o bile yasak. Ya onlar YouTuber. Bakın o bile yasak. Dur hani, ben ne istinlendim bu kadar bir anda? Bakın o bile yasak. Dur anlarsın. İnternette yayın yapmak radyo televizyon üst kurulunun izinle tabi. Doğru. Bravo. Eğer sen üst kuruldan izin almadan yayın yaparsan lisans izinsiz yayın yapmak, RTÜK bunu şikayet tespit ettiği zaman cezası var. Bravo. Bu kanal, bu şu anda yayın yaptığımız... MİT'e başlıyor, MİT attık. Evet biz doğru. Şöyle bir şey daha sana söyleyeyim. Biz bu televizyon açma sürecinde Aziz biliyor, biz 6 kişiye anamızı, danamızı, sülalemizi, ablamızı, eşimizi, anasını... Milli İstihbarat Dairesi'nden 6 ay boyunca... 6 ay boyunca bizim araştırdılar. MİT raporuna kadar gitti. O gün kanun hükmüne kararname çıkartmıştı o gün. O gün ikinci maddesinde şöyle bir madde vardı. Televizyon yayını yapacak yöneticilerin, sorum müdürlerin önceden emniyet yapıyordu. MİT araştırmasından geçmesi. 6 ay sürdü bize ve çıktı. Oldu. Evet ve çıktı. Ve şimdi şunu anlatacağım. Arkadaşlar çıkmış demişti. Aynen şu ifade var. Esnek köksek giden bir TV kanalı var. Şimdi esnek köksek giden bir TV kanalı. Şimdi ben seni tanımam etmem. Seninle oturmuş muhabbet etmişliğimiz yok. Alt katta kim oturuyorsun. Kim demiş bunu? Ersin'i bir demiş. Alt katta oturuyorsun kardeşim. Zafer abi, tansiyon yüksek. Bir dakika. Alt katta oturuyorsun. Sus Aziz. Neler çekti adam bu televizyonu açana kadar? Alt katta oturuyorsunuz. Çıkıyorsun diyorsun ki bu televizyon kanalını seyrettiğini bilmiyorum. Olabilir. Kimse seyretmesin. Seyretmek de sorun değil. Ben bu televizyon kanalını 100 kişi seyretsin diye ben halka hitap ediyorum. Sen seyretme. Seni ve senin gibi düşünen bu kanalı seyretmesin. Kapatsınlar. YouTuber'lar izlemesin. Ben Hendek'te, Akyazı'da biz ilçelerde veya televizyon programı yapıyoruz. Bizim arkadaşlar Alaaddin Onur yapıyor. Efendime söyleyeyim. Alaaddin Onur programı ilçelerde herkes onu seyrediyor. Vallahi izliyorlar. Evet. Biz program yapıyoruz. Ve insanları itibarsızlaştırma noktası var, değersizleştirme. Bak kardeşim, süper. Eğer ben süper. Şöyle diyeyim, siz çok istiyorsanız yarın gidin YouTube'dan çıkıp da hatta sizin şu anda yapmış olduğunuz yayın da yasal değil, bunu da bilmiyorsunuz siz. Şu anda sizi biri şikayet etse suç işlenir. Çünkü yeni çıkan internet yasasına göre, şeye göre radyo televizyon üst kurulu diyor ki internet haber sitelerinin TV yayını yapması için izin almaları gerekiyor. Doğru. Doğru. Bravo. İzin almadığı takdirde... Sen öğrenmişsin bu işi ha. Doğru. Ben vallahi bunun kitabını okudum. Vallahi bak. Ben okudum kitabını. Yok doğru. Bravo. Şu anda örneğin ben Medyabar'dan TV yayını yapamıyorum. Medyabar'dan yapamıyorum ama öyle Medyabar'dan gidip TV264'ün yayınını verebiliyorum. Bak yasal olduğundan dolayı. Ama arkadaşlar... Ya bakın ben istiyorum ki Sakarya'da birileri çıksın, bana rakip olsun, rekabet gelsin. Ama kimse bunu yapmıyor. Denediler, Ersdivil de oradaydı, sabah programı. Ya, o sorun o değil ya şimdi, burada Ersin muhabbeti değil. Neydi onları be? Sapanca TV, Aban TV. Ersin düşüncesidir, çıkmıştır. İtibarsızlaştırma noktasına ben gidiyorum. Eşek köşek ve izlenmiyor mu diyor? Bir dakika ya, Zafer Tokuş, Ersin'i ben anlatayım. İzleyiciler bunu şimdi bilmiyordur.
Ersin'i bil. TV264'la ilgili bir yorum yaptı. Zafer Dokuz'u cevap hakkını ben kullandı. Ben izlenmiyor diyor. Şimdi izlenmediğini olayı varsa tamam kardeşim, izlenmiyorsa sen izleme. Tamam sen izleme. Sen bırak, alt kattasın. Sen, bizim aynı ortak binadayız. Ortak binadayız. Ha ortak binadayız. Komşusunuz yani. Bize komşuyuz. Alt katta ricam sen uydudan bizim kanalı iptal et. Hadi hani bizim ortak çanak var ya alt kat, burası Ertel Plaza, alt kat, ikinci kat, üst katta biz çatı katındayız ya. Sen ortak şeyde iptal et, seyretme sen. Bana halk seyretsin. Ben bu işi, biz vatandaşını yapıyoruz biz. Bu televizyon programında gazeteciler soruyor, kim alıyoruz? Ben gidip de siyasi... Geçen hafta AFAD aldım dinle, mesela. Siyasi almıyorum. Siyasi evet. Almıyorum. Niye almıyorum siyasiyi? Çünkü halk için biz bunu yapıyoruz. Doğru mu? Siyasetçi evet. Alsak da gündemde. Gündemde. Yani ben gidip de, biraz şimdi yanlış anlamadım. Sayın Sasso Başkanı, ben gidip de Sasso Başkanı alıp da ne konuşacağım onunla? Benim için ne aldım? Hüsnü Gülpınar aldım, 10 bin tane hasarlı konutu konuştuk değil mi? Doğru mu? Doğru. Dün, geçen hafta Afet Derneği'ni aldık, olası bir depremde neler yapacağını konuştuk. Doğru mu? Doğru. Ve en önemlisi koronavirüste gittik, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'de uzman doktor Oğuz Karabey aldık. Dedi ki, dikkat edin dedi. Onu yazdı. Ne işte biz burada gazetecilik keyfimiz... Bu kapanlı şehrin merak ettiği bir şey konuşuyor. Ha, onu konuş. Ya bizim burada ajandamızda bir şey yok. Biz geleni bak hatta bu listeyi... Ya biz düz adamız ya. Bu listeyi bak bu liste şu anki liste gündem listesi. Bunun içeride Hüseyin hazırlıyor. Diyor ki abi diyor haftalık gündem bu diyor. Bizim o sekreter hizmeti veriyor. Abi bunları konuşalım diyor. Ben de okey veriyor değil mi Aziz? Evet. Gündem o. Biz yani gitti konuştuk ama benim üzüldüğüm nokta ne var biliyor musun? Biz Sakarya'da gazeteciler başarıyı kabul edemiyoruz. Yukarı çıkan adama taş atıyoruz. Yazık günah. Esnek köşnek giden TV 264. Ya istediğin desin umumda değil ama üzülüyorum bunlara. Bir tane televizyonu ben bilirim televizyonu bak o da bilir. Ha yok diyebilir. Düşüncesidir. Zorluğunu ama, biliriz ha. Ama ya arkadaş ya şimdi YouTuberlar. Bunların ya. Nasıl kurulduğunu bunlar için ne zahmetli şu anda esnafların bakın esnafların zor durumda kaldığı bir dönemde, herkesin reklam vermediği bir dönemde biz gazetecilik ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şu anda burada çalışanlar maaşlarını da alıyorlar. Efendim söyleyeyim, yani ben anlatmayayım. Yani yemekleri, her şey hazır. Yani biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Ama insanlara da böyle itibarsızlaştırma noktası yanlış. Bu karakter suikast. Bir de şu var, bize yıllardan beri yolda vatandaş durduğu için bize iyi kötü gazetecilik çevremiz var. Niye Sakarya'nın uydu kanalı yok? Tamam şimdi uydu kanalı kuruldu. Keşke iki tane daha kurulsun. Kurulsun. Keşke. Rekabet olur. Rekabet olur. Çalışanlar için iyidir yani. Bak bir yayın kurulu. Yıllarca bu özlemdi. Bak, Sefa Polat. Çok özür dilerim. Aynen abi. Rize'nin 3 tane abi, var diyor da. Ordu'nun 8 tane var diyor. Ya Hüseyin abi biz çektik. Bak Zafer Tokuz beraber senetedeydik. Evren evet. TV'nin konuşma sürecini beraber çektik. Senetede beraber programlar yaptık. Evet, bu işin bak Gülderen Okumuş. Buradan selamlarımı gönderirim. Gülderen Okumuş da bu işin çilesini çekmiş medya patronudur. Evet. Zafer Tokuş gibi. Bak net bir şey söyleyeceğim. Hemen şey yapayım. Bu işin izlenirliği şu değildir ha. Bizim 100-200 tane siyasetçimiz var ve şeyimiz var. Onların arayıp izledim süper demek değildir. Ne biliyor musun? Bak bugün gelirken beni bir adam durdu. Bir bırak. Çok önemli. Ha. Ya abi ben unuttum. 5-6 hafta önce biz bir konu konuşmuşuz. Hüseyin Cimal orada bir şey söylemiş. Adamın adını almayı unuttum. Buna selam gönderecektim. Işıkları durdurdu beni adam. Yani o konu Aziz Duran konusu. O dedi kredi dedi Çark Deresi'nin. Ulan ben unuttum konuyu. Adam bana 5 dakika anlattı, dinledim. Bu akşam dedim ilk gündemde konuşacağız. Adam bunları her hafta izliyoruz diyor. Bak Hüseyin Cimal geçen hafta kimseye burada bir şey kanıtlama ihtiyacımız yok. İzleyicilerimize şu an teşekkür ediyoruz biz. Hüseyin Cimal geçen hafta bir haber için kırsala gitti. Nasılydı kırsal söyle abi? Tabii canım. Ya bak ben seçim çalışmaları İsmail Gündoğdu'nun seçim çalışmaları için Ferizli'ye gitmiştim. Engin Arapoğlu, ben İbrahim Bulut, Ferizli'nin bir köyünde kahveye oturduk. Ya biz burada bir ya şey ispatlamak zorunda değiliz. Bak Allah belanı versin ben çok mümkün olduk akemin aslında şimdi şuraya burada... geleceğim. Hayır şuna uyuyacağım teşekkür ediyoruz. Kırsallı bizi takip eden bak her program mutlaka bize yazar. Ali İhsan Tarım en basiti sürekli bana yazdığı için. İzzettin Kömürcü, ilçelerden köylerden bizi izleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizle ben burada güç alıyorum. Zafer Tokuş'un motivasyon kaynağı. Şimdi bir şey daha sonra size söyleyeyim. Şimdi bu izlenme oranları ile ilgili şöyle bir diyalog da var. Ben bilmeyen arkadaşlara da anlatayım. Skalası var mı bunun? Yani uydularda izlenme oranları ölçülemiyor.
ancak dijital platformlarda ölçülüyor. Yani ben şimdi örnek veriyorum. TürkSat 3A uydusundan biz batı, hatta biz şu anda girdiğin zaman orada görebilirsin, yayın yapıyorsun. Yani yayına yani oraya kaç tane çanak var? Çanaklar bunu ispat yok, imkan yok. Sadece dışarıdaki tepkilerden, dışarıdaki dönüşlerden alabiliyorsunuz. Ama tekrar diyorum, arkadaş meraklı olan gider televizyon ya internet sitesi de kural, her şey yapabilirler. Ama böyle itibarsızlaştırma çabaları, yani şimdi çekememe çabaları, yani başarıyı varsa başarı onu kabul et, onu sindirme muhabbetleri yanlış. Ben işte biz bir haber yaptığımız zaman işte bu bunu yaptı, bu böyledir, işte bu muhalefettir deyip oraya yaranmalar. Şimdi bunlar yanlış. Ya ne yapıyorlar biliyor musun? Dinle. Seni ben korurumcular var ha. Dinle dinle. Birbirine şimdi, düşürüyor, seni ben korurum. Gazeteciliği... Yani koruyamıyorsun, onu nasıl koruyacaksın? Bir satır yazamadın. Gazeteciliğin ilkesi eleştiriyeldir. Gazetecilik eleştiriyel bir... Eleştireceksin gazetecilikte. Eleştiri olacak. Ama bizimkiler eleştirdiğin zaman yani hemen muhalefet gibi muhabbeti yapıyorlar. Bir vaveyla kopuyor. Bir, size bir şey daha söyleyeyim. Ben bu konuyu kapatıyorum. Burada şimdi... Son bir tur yap, bize bitsin. Artık isteyen istediğini, bu benim daha konuşmam bu konuları. Ama şunu anlatıyorum. Sakarya'da varsa bir baba yiğit, çıksın televizyon kanalı kursun, karşımıza da çıksın. Çıkıp da YouTube'dan, YouTube'dan, internetten, internet üzerinden ben işte canlı yayın yapacağım, ben şunu yapacağım. Bir kere sizin yaptığınız yasal değil. Bakın açık söylüyorum, yasal değil. Bu şu anda bu yayını aynı zamanda Rütük'te takip ediyor. Rütük içeride Rütük'ün kayıt cihazı var. 2 sene saklanıyor. Bunu anında takip ediyor. Siz çıkıp da kaçak yayın yapıp da sonra YouTube'dan silmek veya şöyle yapmak olayınız var sizin. Siz yani bir kere izin alınması gerekiyor. Ve hükümeti ben destekliyorum bu konuda. Şu anda AK Parti iktidarını sonuna kadar destekliyorum. Bu dijital medyaya kontrol gelmesi gerekiyor. Öne gelen çıkıp ben YouTuber oldum. Yok efendim söyleyeyim sosyal medya hesap yapacağım. Biz 24 saat program almak için canımız çıkıyor. Program içeri doldurmak için. Kaç para verdin geçen hafta filmlere? Ya verdik işte bir para. Sıkıntı yok. Ya ciddi bir 6 film için çok ciddi bir para ödedik. Neden Sakaryalılar yılbaşında Yeşilçam izlesin diye. Ve hafta sonu filmi. Ve ciddi evet. Filmler. Ama çıkıp arkadaşlar işte 4 kişi toplanıyor. 3 kişi toplanıyor. Böyle işte biz bu akşam ne var arkadaş bunu koy. Yarım saat bitti. Yaptık biz sana kaç televizyoncu. O da olsun. Hoş değil. O da olsun. Hüseyin. Başarıyı da takdir edeceksin. Eleştiri varsa eleştir. Benim zaten en büyük eleştiri bizim Medyabar okullarından geliyor. Tabii canım. Mesela tabii. Bizim Medyabar'a 405'te yorum geliyor. Hatta Hüseyin de onu sormuş. Ama şu kadar diyeyim. Bizi eleştiren var. Yazım kurallarını eleştiren var. Onları biz onunla da yayınlıyoruz. Bizim sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız sadece birileri ateş edinme noktası. Beni savcı çağırdı. Senin dediğinle ilgili bir şey diyeceğim. Kim? Beni savcı çağırdı. Sabri dedi zaten özür dilerim. Cumhuriyet Savcısı beni çağırdı. Sen dedi ki bir haber dedi 3-4 kere ben böyle bir yol çektiriyorum ya. 3-4 kere yapıyorsun dedi. Niye yapıyorsun dedi. Efendim dedi bu otokonfrasyon okuyucu. Gazeteyi alır okuyucu bakar. Bu hep aynı şeyi yazıyor. Beni almaz. Dolayısıyla benim işim biter. Çünkü bizim takdirden okuyucudur yani. Mesela biz burada konuşuyoruz ya. Adam bakar, der ki ya bu zap yapar, der yok ya bunlar ne konuşuyor der. Bunun kriteri okuyucudur kardeşim. Tepki, okuyucu. Sokaktaki. Tabii okuyucu. Savcı, bir de şu var. Savcı Bey de dedim sayın savcı. Bizim yaptığımız, ben 20 kere yazarım, okuyucu der ki bu hep aynı şeyi yazıyor. Bir daha benim gazetemi almaz veya internet siteme girmez. Bitti, benim işim bitti. Benim ipimi okuyucu çeker. Bu kadar basit. Sen mesela şu var, zaten... En büyük jüri, yani bir markanın veya bir sitenin, bir gazetenin, bir televizyon veya bir medya kuruluşunun en büyük değer görmesini sağlayan halktır. Evet. Sen halk için gazetecilik yaparsan, halk için bir şeyler yaparsan hit olursun. Abi. Ama belli bir zümreye hitap edersen gidersin. Kamu şimdi açık. Zannediyor ki bizim arkadaşlarımız, işte dünya bizim etrafımızda dönüyor. Hiçbir kere konuya girmedim. İşte bunlar bizim Sakarya'da biz 100 kişiyiz. Bize etkileşim olsa 1000 kişi var toplam. 1000 kişi etrafa döndüğünü sanıyorlar. Aslında Sakarya nüfusu 1 milyon 200 bin. Hendek'teki Amigo'nun adı neydi? Geçen Fatih. Hendek'teki Amigo Fatih izliyor mu izlemiyor mu ben ona bakarım.
Geyve'deki adama ulaşabiliyor muyum ben kardeşim? Zafer Tek son sözler alıyorsun. Evet, son söz, kapanış yapalım. Abi şimdi şöyle, temin dediğin konulardan YouTuber'ları falan şey yaptın. Ersin İbil her zaman Dijital Medya Dernek Başkanı Ersin İbil. Dijital Medya Derneği var Ersin İbil'in. Doğru var. Tebrik ediyorum. Güzel de bir dernek. Geleceği görerek kurmuş ama kendisi anladığım kadarıyla Dijital Medya Dernek Başkanı ama kaçak yayın yapıyor anladığım kadarıyla. Bence Dijital Medya Derneği Sakarya'da bu yayıncılık konusunda bir öncülük yapsın. Buradan çağrıda bulunayım. Evet. Ben de destek olmaya hazırım. Dijital Medya Derneği bence yayıncılık konusunda Sakarya'da bir örnek teşkil etsin ve bunları bir... Önce Rusya'ya başvurup lisans alsın. Evet, bence kendi yani bir dernek başkanıysanız bence bunu ilk lisans olarak... Lisans alsın Türksat. İlk olarak kendi, bizi eleştirmeden önce ilk olarak kendi yayınlarınıza bakın. Ve orada bir hukuki sürece girin. Ben bunu destekliyorum. Yapar bir şey söyleyeyim. Nisan ayına kadar, almak zorundalar. Çünkü Nisan ayından sonra ciddi bir takip var. Hükümet de bunu takip ediyor. Aynen. Çünkü önüne geçmeye çalışıyor. Ve adam internet sitesi kurmuş. İnternet istediğini yardırıyor. Aynen. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. Ben artık medyanın, son bitireyim. Medyanın temin burada bilişim, yani iletişim sektörünün çok ilerlediğini söyledik. Tabii ki YouTube yayınları olacak. Oradaki haber almanın hızlılığı tabii ki gerçekleşecek. Daha da gelişsin YouTube. Biz de bütün programlarımızı YouTube'a koyuyoruz. Yani sitemizden YouTube yayınları yapıyoruz, şey yapıyoruz falan. Önemli bunlar da olsun. Geceye nokta koyalım. Son olarak ben şunları söyleyeyim. Ben bugünden sonra özellikle bu çok kişisel bir şey. Az önce kişisel dediniz de bu hakikaten kişisel bir şey. Ben bugüne kadar hep bir şeyleri, sen de bugün aynı benim gibi yaptın. Hep bir şeylere aman millete prim vermeyelim. Yok ben prim vermeyelim. Evet, prim vermeyelim falan diye susuyordum. Ama artık haksızlık karşısında susan, itibar suikastı karşısında susan, millete tahakküm altına... Bir daha Aziz katılmayacak ha. Evet, tahakküm Aziz... altına alma girişim... bitireyim. Tahakküm altına alma girişimlerine susan dilsiz şeytandır şuuruyla bundan sonra susmayacağım abi. Aziz sen ne diyorsun? Hakan abinin yokluğunda bu akşam... Bir daha katılmayacaksın değil mi? Yorumcu olarak katıldım. Süperdin Aziz. Benim için güzel geçti, sıkıntı yok. Ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Sen de polyanacık oynuyorsun ya. Yok polyanacık, bir daha katılmayacağım için rahatım. Aziz güzel değil. Vallahi iyiydi bak. Allah falan... Afolacak çalışan gazeteciler günü. Gerçekten bu meslekte emekçi olan arkadaşlarımın gazeteciler günü kutlu olsun. Buradan da Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na bu özel ve güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için, gönderdikleri hediyeler için, bizi her dönem hatırladıkları için tekrar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bana hiçbiri gelmedi ya. Yok genel yaptıkları incelikten dolayı. Çünkü yani bu merkez belediyeler ya. Basını düşünen. Hakan abiye de tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah Allah. Hakan mesaj attı. Hüseyin. Hakan abi selamlar. Ya Hakan. Zafer abi yine boğuntuya gitti benim sözlerim. Evet devam et. Bitti. Yani yine boğuntuya gitti yani. Bitti. Tamam ben bitirdim. Hakan mesaj... İyi hatırlattın ama Aziz. Vallahi unutuyorduk bak. O belediyelerin gazetecileri unutmayan her kuruma teşekkür ediyoruz. Tek tek. Ben de diyorum Satso, bana gelmedi ama Serdivan, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi, Adapazarı tebrikler. Hiçbir zaman unutmuyorlar özellikle. Hazreti mesaj bak, Satso, atmış. Derya'ya buradan selamlar olsun. Derya en basın dostu isimlerden bir tanesi. Hiç ihmal etmez. Tebrik. Serdivan ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdüresi Derya Deli Çakır'a teşekkür ediyorum. Yıllardır o sektörde bak çok kişi gelir geçer oradan. Değişir Derya hep orada. Hep basını önemsedi. Hep devam etti. Selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu esnada Hakan Turan bize WhatsApp'tan yazmış. Hüseyin sana sistem etmiş. Yahu 3-4 telefon geldi, yok Basur ameliyatı olmuşum falan hani diye. Ben Safa kesiminde ameliyatı oldum, uzaylı görünümlü 2 tane taşım var diye Hüseyin'e not iletmiş. Tamam ben bilmiyordum. Ama sen... Ben bilmiyordum, yani Hakan'ın ben Basur ameliyatı oldu diye biliyordum. Hakan Turhan Basur ameliyatı olmamış, bence Hakan Turan kesici ameliyatı olmuş. Hakan Turan ben yalan yanlış biliyormuşum, kusura bakmasın. Hakan Turan yalan söylüyor. Şimdi... Yalan abi. Şöyle bir dakika. İzlenmiyoruz ki kim arayacak? Ya tamam yazın. Ben şimdi buradan bir önemli bir de saplama senin diyeceğim. Arkadaşlarım. Onu arkadaşlar es geçmeyeceğim de. Şimdi bu arada Serdar abi bugün BTR'ye ses vermedi. Tebrik ediyorum. Ersin İbil'e biraz haksızlık yaptık. Şöyle haksızlık yaptık Ersin İbil'e. Bir tek Ersin İbil YouTube'dan yayın yapmıyor. Şimdi Raif Ugan da yapıyor. Sezai Motullar da yapıyor. Dolayısıyla yani bir tek Ersin'i bil demek olmaz. Şimdi eğri diyeceğiz. Lisans alacağız. Bir dakika. Eğri diyeceğiz. Hepimiz alacağız. Eğri diyeceğiz. Doğruyu doğru diyeceğiz. Bana soruyorlar mesela. Diyorlar ki sen diyorlar
Size herkes bir program yapıyor. Ben yapmıyorum çünkü bu yasa var, yasayı bildiğim için yapmıyorum. Ya benim kadro elemanım. Yapmıyorum. Ya ben dinle. Çünkü ya bir tek bu Ersin'i bildiğim. Bu şey de yapıyor, bunu Raif Ugal da yapıyor. Ersin'i bildiğim yapıyor. Sezai Motur yapıyor. Ben de yaptım. Cemiyet başkanı. Sen de yaptın. Dolayısıyla bir tek Ersin'i bildirmek haksızlık ama oldu. Ama o zaman televizyon yoktu. Hatta programda selam çaktık. Bizi ama, tamam, YouTube kanallarına mahkum evet, ettiler dedik. Bir dakika şimdi. Yani bu burada Ersin'in hakkını vermek lazım. Programın sonunda ben tabii klasik olarak Ömer Aslan, Mustafa Kaytas, Murat Uygun'a selam söylüyorum. Abi biraz Erdal abi. Erdal abi bir köfteci Erdal ayrı söyleriz de ben programı şöyle bitirdim. Erdal abi'de paket servis var mı? Ben bak sulandım. Sen, adama destek sen, olalım. Hep Mustafa Kaytas'a reklam oluyoruz. Sen bir coşsun. Sen reklam verelim ürün yerleştirme yazalım. Parası kaç para ise veririz. Erdal abimize feda tamam olsun. Ya, tamam. Şimdi tamam. Bir sefa bu akşam coşsun da ben buradan son sözlerimi bitir. Bütün basın şehitlerini rahmet tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Ve özellikle ben gerçekten seviyordum o çocuğu. Murat Solmaz, aramızdan ayrılışı 10 Ocak geldi, aramızda yok. Ben Murat Solmaz'ı gerçekten seviyordum. En çok sevdiğim yanını söyleyeyim, bitireyim. Bu çocuk bir basın emekçisi, beni gibi düşünüyordu. Basın emekçilerini tutuyordu, basın emekçilerin ezilmesine karşı tepki gösteriyordu. Ben onun en çok da o yanını seviyordum. En çok da o ezildi. En çok da o ezildi. Yani çünkü ben buradan Murat Solmaz'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Bir hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de aramızdan ayrılan bütün çok önemli. Ben de çok yakın zamanda ölen aklıma gelenler var. Hepsi Allah rahmet eylesin. Var, Abdullah bizim mesleki var. Büyüklerimizi de Allah başımızdan eksik. Sırrı Şanlı var. Bir sürü var yani. Çok değerli. Bak bize buradan elini öpmek istediğim 10 Ocak Çalışan Gazeteler Günü. Ceylet Güngör bize her programı izler. Eğer hala ayaktaysa bu saatte. Ben de emeği vardır Cevdet abinin. Ellerinden öpüyorum Cevdet abimi buradan. Senin de ustandır. Benim ustamdı. Ben de özellikle bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ben rahmetli Necdet Güngörsün'ü saygıyla almak istiyorum. 85 yılında Sakarya Gazetesi'ni kurduktan sonra özellikle yazılı medyanın, yerel medyanın gelişmesi açısından çok önemli işler yaptı. Ben Necdet Güngörsün'ü, gerçi bize hep esprimiz var, Hüseyin'le birlikte hep üvey evlat muhabbeti yaptı ama biz Necdet abi her zaman severdik. Yani nur içinde yastı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir basın bayramında ölmüş değil mi? Evet, rahmetli. 24 Temmuz basın yani bayramı. Yani sanatçılar sahnede ölü diye bir espri var ya biliyorsun. Evet. Söz var çalışırken. Ya. Çalışırken. Necdet abi de basın 24 Temmuz galiba. Evet, evet basın bayramı 24 Temmuz. 24 Temmuz öldü. Ben de burada Necdet abi, rahmetli Necdet abi saygıyla anıyorum. Onun da bizde emeği var. Cevdet abi saygıyla anıyorum. Onun da bizde çok emeği var. Saygıyla anıyorum ki evlerine öpürdü. Ölmedi Cevdet abi. Yani, ömrünü ömür kattı. Ömrünü ömür kattı. Tuncer abi var. Tuncer Kalaycı üstadımızdı. Onu anıyorum. Saygıyla. Yani kötü değil. Yani saygı, evet kötü düşünmeyin. Zeki abi, ben Zeki abi severim. Her ne kadar seni tepki koysa da. No, ben Zeki Aydıntepe'nin, bak bir dakika, ben Zeki Aydıntepe'nin ellerinden öperim. Eleştirmek başka, benim baba dostumdur, kucağında büyüdüm, ellerinden öperim. Bizden bu akşamlık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bu esnada Aziz sana teşekkür ediyorum. Arkadaş Aziz'i bir gösterin. Aziz'e kapanış yapalım. Çünkü bu akşamkimiz konuğumuz bizim şeyimiz Aziz'di. Ben de çok teşekkür ediyorum bu akşam. Sen kapanış yap. Konuk yorumcu olarak o kadar dinledim falan ama. Ama sizde bir ikinci program yani yok. Çekilmez. Aziz gelsin. Allah yardımcınız olsun. Gelsin. Bu akşamlık da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler diliyoruz.